Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Aşk ve Gurur Jane Austen seslendiren Seval Delikarap Zengin ve bekar bir adamın mutlaka bir eşe ihtiyacı olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçek civardaki ailelerin kafasına öyle bir yerleşmiştir ki böyle bir adam bir semte taşındığı vakit adamın duygu ve görüşleri hakkında ne kadar az şey bilinirse bilinsin ona kızlarından birinin tapulamalı gözüyle bakılır bir gün bayan Bennet kocasına ''Sevgili Bay Bennet, Netherfield Köşkü'nün en sonunda kiralandığını duydunuz mu?'' diye sordu. Bay Bennet haberi olmadığını söyledi. Karısı şöyle karşılık verdi. ''Sizin haberiniz yok ama kiralanmış. Biraz önce Bayan Long buradaydı. Bana bundan uzun uzun söz etti.'' Bay Bennet karşılık vermedi. Karısı sabırsızlanarak vardı. ''Köşkü kimin kiraladığını öğrenmek istemiyor musunuz?'' Belli ki siz söylemek istiyorsunuz. Benim de dinlemeye bir itirazım yok. Bu kadarcık yüz bulma karısına yetti. Bayan Long'un dediğine göre Netherfield'ı Kuzey İngiltere'li zengin, genç bir adam kiralamış. Pazartesi günü dört atlı bir arabayla gelip köşkü gezmiş ve o kadar beğenmiş ki Bay Morris'le derhal anlaşma yapmış. Sen Michel yortusundan önce taşınacakmış. Önümüzdeki hafta içinde de hizmetçilerinden bir kısmı gelecekmiş. ''Adı neymiş?'' ''Bingley.'' ''Evli mi bekar mı?'' ''Ah şekerim, bekarmış. Hem bekar hem de zengin bir adam. Yılda dört beş bin sterlin geliri varmış. Kızlarımıza gün doğdu.'' ''Anlamadım. Bunun kızlarımızla ne ilgisi olabilir?'' ''Azizim Bay Bennett.'' diye yanıtladı karısı. ''Ne kadar da can sıkıcısınız. Anlamayacak ne var? Kızlarımızdan biriyle evlenir diye düşünüyorum.'' Buraya yerleşmekteki niyeti bu mu? Niyet mi? Saçma. Siz ne diyorsunuz? Niyetini bilmiyorum ama kızlarımızdan birine aşık olması hiç de uzak bir olasılık sayılmaz. Ve bu nedenle gelir gelmez ziyaretine gitmelisiniz. Bence bu yakışık almaz. Kızlarla siz gidebilirsiniz ya da onları yalnız gönderebilirsiniz. Hatta bu daha da iyi olur. Çünkü siz de en az kızlarınız kadar güzel olduğunuza göre bir de bakarsın ki Bay Bingley içinizden belki de en çok sizi beğeni vermiş. Kuzum beni artıyorsunuz. Şüphesiz güzellikten ben de nasibimi aldım. Ama artık kendime eşsiz bir kadın süsü veremem. Beş tane yetişkin kızı olan bir kadının artık kendi güzelliğini bir yana bırakması gerekir. Zaten böyle bir durumda çoğu zaman bir kadının bir yana bırakılacak güzelliği de pek kalmaz ya. Ama canım çok ciddi söylüyorum. Bay Bingley taşındığı zaman muhakkak gidip onu görmelisiniz. Sizi temin ederim. Bu hiç de benim yapabileceğim bir iş değil. Ama kızlarınızı düşünün. Onlardan birinin Bingley ile evlenmesi ne şans olur öyle değil mi? Sir William ile la Lady Lucas sırf bu nedenle ona gitmeye karar verdiler. Yoksa biliyorsunuz yeni gelenleri ziyaret etmek genelde adetleri değildir gitmeniz şart. Çünkü siz gitmedikçe bizim onu ziyaret etmemize imkan yok. Gereğinden fazla titiz davrandığınıza şüphe yok. Oysa Bay Bingley'nin sizin ziyaretinizden çok memnun kalacağından eminim. Ben de sizinle bir iki satırlık bir not göndererek kızlarımdan hangisini seçerse onunla evlenmesine bütün kalbimle razı olacağımı bildiririm. Ama küçük leziciğimi öven bir iki kelime de eklemeden edemem. Böyle bir şey yapmanızı hiç istemem. Lizzie'nin ötekilerden ne üstünlüğü var ki? Jane'in yarısı kadar bile güzel değil. İyi huylulukta da ile kıyaslanamaz. Ama siz her zaman onu üstün tutarsınız. Ötekilerde övülecek bir şey yok ki, diye yanıtladı Bay Bennet. Bütün genç kızlar gibi aptal ve cahiller. Ama Lizzie'de kardeşlerinden daha üstün bir anlayış ve kavrayış yeteneği var. Bay Bennet, kendi çocuklarınızı böyle kötülemeye nasıl da diliniz varıyor? Beni üzmekten zevk alıyorsunuz. Zavallı sinirlerime hiç acımıyor musunuz? Beni yanlış anlıyorsunuz yavrucuğum. Sinirlerinize karşı sonsuz bir saygım var. Onlar benim eski dostlarım. En azından 20 yıldır sinirlerinizden söz ettiğinizi duyuyorum. Ah, benim neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Umarım bunu da atlatırsınız ve yılda 4 bin sterlin geliri olan birçok bekarın bu semte taşındığını görecek kadar çok yaşarsınız. Siz ziyaretlerine gitmedikten sonra böyle 20 tanesi daha gelse bize bir yararı olmaz. İnanınız canım, hele sayıları 20'yi bulsun hepsini ziyaret edeceğim. Bay Bennet, hazır cevaplık, iğneleyici alay, çekingenlik ve kapris gibi huyların o kadar tuhaf bir karışımıydı ki 23 yıllık deneyim bile karısının onun karakterini anlayabilmesine yetmemişti. Bayan Bennett'ın kendisini anlamasıysa daha kolaydı. Anlayışı kıt, bilgisi az, dakikası dakikasına uymayan bir kadındı. Canı bir şeye sıkıldı mı sinirli olduğunu zannederdi. Yaşamının bütün amacı kızlarını evlendirmek, avuntusuysa gezmek, dostluk ve dedikodulardı. Bay Bennett Bay Bingley'e hoş geldin ziyaretine ilk gidenlerden biri oldu. Son dakikaya kadar karısına gitmeyeceğini söylemesine rağmen Bay Bennet onu ziyaret etmeye daha baştan niyetliydi. Ve ziyaretin gerçekleştiği günün akşamına kadar karısının bundan haberi olmadı. Ziyaret şu şekilde ortaya çıktı. Bay Bennet bir şapkayı süslemekle meşgul olan ikinci kızına ansızın şöyle seslendi. Umarım şapkan Bay Bingley'nin hoşuna gider Lizzie. Ziyaretine gidemeyeceğimize göre diye kırgınlıkla karşılık verdi kızın annesi. Bay Bingley'nin nelerden hoşlandığını bilecek durumda değiliz. Fakat anneciğim, dedi Elizabeth, onunla davetlerde karşılaşacağımızı ve Bayan Long'un da bizi tanıştırmaya söz verdiğini unutuyorsunuz. Bayan Long'un böyle bir şey yapacağını hiç sanmam. Onun da genç kızlık çağında iki yeğeni var. Bencil, iki yüzlü kadının tekidir. Ona hiç güvenim yok.'' Al benden de o kadar, dedi Bay Bennet. Bayan Long'un yardımına bel bağlamadığınıza sevindim. Bayan Bennet cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Ama artık kendini tutamayarak kızlarından birini azarlamaya başladı. Tanrı aşkına, böyle öksürüp durmak Kiti. Acı biraz, sinirlerimi mahvediyorsun. Kiti de öksürmek için uygun zaman seçemez ki, dedi babası. Hep olur olmadık zamanlarda öksürür. Keyfim için öksürmüyorum ya, diye terslendi Kiti. Lizzy, balo ne zaman? 15 gün sonra. Öyle ya, diye haykırdı annesi. Bayan Long da ancak balodan bir gün önce gelecek. Yani Bay Bingley'i bize tanıştırması imkansız. Çünkü o zaman kendisi de henüz tanışmamış olacak. Şu halde canım, siz arkadaşlarınızdan daha avantajlı durumdasınız. Bay Bingley'i ona siz tanıştırırsınız. İmkanı yok Bay Bennet. İmkanı yok. Ben kendim tanışmamışken nasıl olur? Nasıl bu kadar alaycı olabiliyorsunuz? Tedbirli oluşunuzu takdir ediyorum. 15 günlük tanışıklık kuşkusuz yeterli değil. İnsan bir adamın gerçekte ne olduğunu 15 günde anlayamaz. Ancak bu tanıştırma işini biz yapmazsak bir başkası yapacak. Hem zaten Bayan Long'la yeğenlerine de şanslarını denemeleri için bir fırsat tanımak gerekiyor. Bayan Long böyle bir tanıştırmayı kibarlık sayacağına göre siz reddederseniz bu işi ben üzerime alırım. Kızlar gözlerini babalarına diktiler. Bayan Bennet sadece saçma, saçmalık dedi. Bu sert çıkışınızın anlamı ne olabilir diye haykırdı Bay Bennett. Tanıştırma yöntemini ve bunlara verilen önemi saçma mı buluyorsunuz? Bu noktada size pek de hak veremeyeceğim. Sen ne diyorsun Mary? Sen ki bildiğim kadarıyla derin düşünceli bir genç kızsın ve büyük eserler okuyup bunlardan alıntılar yaparsın. Mary çok çarpıcı bir şey söylemek istedi ama bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. Mary fikirlerini sıraya koya dursun diye devam etti Bay Bennett. Biz Bay Bingley'e dönelim. Bıktım şu Bay Bingley'den diye bağırdı karısı. İşte buna pek üzüldüm. Bana bunu neden daha önce söylemediniz? Böyle bir şeyden sabah haberim olsaydı onu ziyaret etmezdim. Çok yazık artık ziyaretine gittiğime göre şimdi ister istemez tanışacaksınız. Hanımlar tam da Bay Bennet'ın istediği gibi şaşırdılar. Bayan Bennet'ın şaşkınlığı belki de hepsinden fazlaydı. Ne var ki sevincin ilk coşkusu geçtiğinde kendisinin başından beri bu işi beklediğini belirtti. Ne iyi ettiniz sevgili Bay Bennet. Fakat eninde sonunda sizi kandıracağımı biliyordum. Kızlarınızı bu tanışmayı ihmal edemeyecek kadar çok sevdiğinizden emindim. Ah ne mutluyum. Bu sabah ziyaretine gittiğiniz halde bu konuda şimdiye kadar tek kelime bile söylememeniz de ne hoş bir şaka. Artık canının istediği kadar öksürebilirsin Kitty, dedi Bay Bennet. Ve bunları söylerken de karısının taşkın sevincinden usanmış bir halde odadan çıktı. Kapı kapandıktan sonra bayan Bennet kızlarına ''Ne mükemmel bir babanız var kızlar'' dedi. ''İyiliklerini nasıl ödeyeceksiniz bilemiyorum. Hoş, bu konuda benim hakkımı da ödeyemezsiniz ya. Bizim yaşımızdaki insanlar için her gün yeni birisiyle tanışmak, inanın hoş bir şey değildir. Ama sizin hatırınız için her şeyi yaparız.'' ''Lidya, hayatım, gerçi sen ailenin en küçüğüsün ama...'' Bana öyle geliyor ki baloda Bay Bingley seninle dans edecek. Lydia kendine güvenerek korkmuyorum ki kardeşlerimin en küçüğü olsam da boyum hepsinden uzun dedi. Artık o gece sabaha kadar kızlar gecenin geri kalanını Bay Bingley'nin ziyarete ne zaman karşılık vereceğine dair tahminler yürütmek ve onu yemeğe ne zaman çağıracaklarını düşünmekle geçirdiler. Bayan Bennet Beş kızının yardımıyla bile kocasından Bay Bingley hakkında doyurucu bir fikir edinemedi. Onu çeşitli şekillerde sıkıştırdılar; açık sorular, kurnazca tahminler ve uzak şüphelerle. Gel gör ki, Bay Bennet tüm bu kurnazlıklardan yakasını kurtarınca, komşuları Lady Lucas'ın bilgisiyle yetinmek zorunda kaldılar. Lady Lucas'ın açıklamaları son derece memnun ediciydi. Sir William Lucas, Bay Bingley'den çok hoşlanmıştı. Bingley adam akıllı, genç, son derece yakışıklı, aşırı kibar ve hoş bir adammış ve tüm bunlara ek olarak bundan sonraki ilk baloya büyük bir grupla katılmak niyetindeymiş. Bundan daha sevindirici bir haber olamazdı. Hem dansa düşkün olmak demek, aşık olmaya doğru atılmış kesin bir adım demekti. Kızlar Bay Bingley'nin gönlünü çalma konusunda oldukça umutlandılar. Bayan Bennet kocasına, kızlarımızdan birinin mutlu bir şekilde Netherfield'a yerleştiğini, ötekilerin de aynı derecede iyi birer evlilik yapabildiğini bir göreyim, başka bir şey istemem diyordu. Bay Bingley birkaç gün içinde Bay Bennet'in ziyaretine karşılık verdi ve onunla çalışma odasında 10 dakika kadar oturdu. Güzellikleri çok övülen genç bayanları görebileceğini ummuştu ama yalnız babalarını görebildi. Kızlar bu konuda ondan biraz daha şanslıydılar çünkü Bay Bingley'nin ceketinin mavi ve atının siyah olduğunu üst kattaki pencereden görme fırsatını bulmuşlardı. Çok geçmeden Bay Bingley akşam yemeği için davet edildi. Ancak Bayan ben Bennet ne kadar iyi ev hanımı olduğunu göstermek amacıyla yemek listesini hazırlamaya koyulmuşken her şeyi erteleyen bir cevap geldi. Bay Bingley ertesi gün Londra'ya gitmek zorundaymış. Bu nedenle davetlerini kabul etme şerefinden mahrum olacakmış falan filan. Bayan Bennet adeta alt üst oldu. Bay Bingley'nin Hartfordshire'a gelişinden hemen sonra şehirde ne işi olabileceğini bir türlü kestiremiyordu. Bu gencin Netherfield'a yerleşmeyeceğinden ve sürekli oradan oraya gezeceğinden endişe duymaya başlamıştı. Lady Lucas, Bay Bingley'nin Londra'ya Baloya büyük bir arkadaş grubu getirmek üzere gittiğini söyleyerek Bayan Bennett'in endişelerini biraz olsun yatıştırdı. Gerçekten de çok geçmeden Bay Bingley'nin baloya beraberinde 12 bayan ve 7 erkek arkadaşını getireceği konusunda söylenti duyuldu. Kızlar önce bu kadar çok kız geleceği haberine üzüldüler. Ama balodan önceki gün Bay Bingley'nin Londra'dan 12 yerine 5 kız kardeşiyle bir yeğenini getirdiğini duyunca içleri rahatladı. Oysa grup balo salonuna girdiği zaman beş kişiydiler. Bay Bingley, iki kız kardeşi, büyük kız kardeşinin kocası ve başka bir genç adam. Bay Bingley yakışıklı ve kibardı. Hoş bir yüz ifadesi, rahat ve doğal bir tavrı vardı. Kız kardeşleri de hoş hanımlardı ve adam akıllı şık giyinmişlerdi. Bingley'nin eniştesi Bay Hurst de kibar biri gibi görünüyordu. Gel gelelim, Dostu Bay Darcy uzun boyu, yakışıklılığı ve soylu davranışlarıyla bütün salonun dikkatini hemen üzerine çekti. O içeri girdikten beş dakika sonra herkesin ağzında bu gencin yılda on bin sterlin geliri olduğu söylentisi dolaşıyordu. Beyler Bay Darcy'nin tam erkek tipli olduğunu ileri sürüyor, kadınlarsa Bay Bingley'den çok daha yakışıklı olduğunu belirtiyorlardı. Kısacası Gecenin neredeyse yarısına dek insanların büyük hayranlığını topladı. Ne yazık ki sonunda tavır ve hareketlerinin uyandırdığı nefret, kendisine karşı duyulan sevgiyi söndürdü. Çünkü kibirli, kendisini arkadaşlarından üstün gören, her şeye burun kıvıran bir adam olduğu anlaşılmıştı. Artık bu gence kimse arkadaşı Bay Bingley ile kıyaslamaya değer görmüyor, bu suratsızlığını ve sevimsizliğini Darby Şar'daki muazzam serveti bile örtemiyordu. Bay Bingley çok geçmeden salondaki bütün ileri gelenlerle tanıştı. Hayat dolu ve sokulgan bir adamdı. Her dansa kalkıyor, balonun erken bitecek olmasına üzülüyor, Netherfield'de bir balo vermekten söz ediyordu. Bu dostluk gösterileri onun karakteri hakkında fazla söze gerek bırakmıyordu. Arkadaşı Bay Darcy ile ne kadar zıttılar. Bay Darcy Topu topu bir defa Bayan Hurst'le, bir defa da Bayan ile dans etti. Başka kadınlarla tanışmak istemedi. Bütün geceyi salonda dolaşıp arada bir kendi grubundan birileriyle konuşarak geçirdi. Artık karakteri iyice anlaşılmıştı. Bu adam dünyanın en kibirli, en sevimsiz insanıydı ve herkes onun kasabaya bir daha hiç gelmemesini diliyordu. Bay Darcy'ye diş bileyenler arasında bu adamın tavır ve hareketlerine karşı duyduğu nefreti, kızlarından birini küçümsemesi üzerine büsbütün şiddetlenen Bayan Bennet da vardı. Elizabeth Bennet, kavalyeler az olduğu için üst üste iki dansta oturmak zorunda kalmıştı. Bu sırada Bay Darcy ona yakın bir yerde duruyordu. Arkadaşını dansa katılmaya zorlamak için dansı bırakıp gelen Bingley ile Darcy arasında geçen konuşmayı genç kız işitebiliyordu. Hadi bakalım Darcy, dedi Bay Bingley. Dans et, böyle aptal gibi tek başına durduğunu görmekten nefret ediyorum. Dans etsen çok daha iyi olacak, dedikçe Darcy bu teklifi reddediyordu. Kesinlikle edemem. Dans ettiğim kadınla aramızda yakın bir tanışıklık olmadıkça danstan nefret ettiğimi bilirsin. Doğrusu böyle bir toplantıda çekilir şey değil. Kız kardeşlerin başkalarıyla dansa kalktılar ve salonda başka tek bir kadın yok ki. Onunla dansa kalkmak benim için ceza olmasın. Dünyayı verseler, dedi Bingley, senin gibi mızmızlık edemem. Doğrusu bu akşamki kadar çok hoş kızları bir arada görmedim. Hatta gördüklerimin arasında birçoğu olağanüstü güzel. Bay Darcy, Bennet kardeşlerin en büyüğüne bakarak, salondaki tek güzel kızla da sen dans ediyorsun, dedi. Evet, ömrümde gördüğüm en güzel yaratık. Kardeşlerinden biri hemen arkanda oturuyor. Çok hoş, çok cana yakın bir kız. İzin ver, ablası sizi tanıştırsın. Darcy, hangisini kastediyorsun? diye sordu. Ve sonra arkasına dönerek bir an Elizabeth'i süzdü. Bakışları karşılaşınca gözlerini kaçırıp soğuk bir tavırla ''Fena değil ama beni heveslendirecek kadar güzel değil ve inan başka erkeklerden yüz bulamamış kızlarla uğraşacak havada değilim.'' Sen damının yanına dönüp gülümsemelerinin tadını çıkarsan daha iyi edersin. Çünkü benimle boş yere zaman kaybediyorsun, dedi. Bay Bingley, Darcy'nin övdüğünü dinleyip dansa döndü. Bay Darcy yürüdü gitti ve geride ona karşı hiç de hoş olmayan duygular hisseden Elizabeth kaldı. Yine de gülünç şeylerden tad alan neşeli ve şakacı yaratılışlı bir kız olduğu için bu olayı arkadaşlarına büyük bir keyifle anlattı. O gece bütün Bennet ailesi için doğrusu fena geçmemişti. Bayan Bennet, büyük kızının Netherfield'larca çok beğenildiğine tanık olmuştu. Bay Bingley Jane'le iki defa dans etmişti. Ayrıca Bingley'nin kız kardeşleri de ona çok yakınlık göstermişlerdi. Daha serin olsa da bundan Jane de annesi kadar memnundu. Elizabeth de Jane'in sevincini paylaşmaktaydı. Mary de kendisinin Bayan Bingley'e bu çevrenin en iyi yetişmiş kızı diye tanıtıldığını kulağıyla duymuştu. Ketrinle Lydia da kavalyesiz kalmayacak kadar şanslıydılar ki bir balodan bundan başka herhangi bir şey beklemeyi de daha öğrenmemişlerdi. Böylece yaşadıkları ve ileri gelenlerinden sayıldıkları Lomborn köyüne keyifli döndüler. Evde kalan Bay Bennet henüz yatmamıştı. Eline bir kitap aldı mı zamanın nasıl geçtiğini fark etmezdi. Hele bu akşam pek büyük umutlar uyandıran baloyla ilgili dedikoduları da merak ediyordu. Biraz da karısının beslediği ümitlerin boşa çıkmasını ummuştu ama durumun bambaşka olduğunu anlamakta gecikmedi. Bayan Bennet daha odaya girerken "Ah Bay Bennet!" diye söze başladı. "Çok, çok güzel bir gece geçirdik. Şahane bir baloydu. Keşke siz de orada olsaydınız. Jane öyle beğenildi ki, böylesi görülmemiştir." Herkes onun güzelliğini konuşuyordu. Bay Bingley de kızımızdan hoşlandı ki onu tam iki kere dansa kaldırdı. Düşünün Bay Bennet. Jane'i iki kere dansa kaldırdı. Hem salonda ikinci kez dansa kaldırdığı tek kız oydu. Önce Lucas'ların kızını kaldırmıştı. Onu o kızla yan yana görmek çok canımı sıktı ama neyse ki onu hiç beğenmedi. Zaten beğenilecek mahluk değil ya. Ha ne diyordum şey. O sırada dansa kalan, kalkan Bay Bingley, Jane'i süzüyordu. Jane'in kim olduğunu sordu. Birini bulup tanışmalarını sağladı. Sonra da üst üste iki dansı onunla yaptı. Ardından King'lerin kızıyla. Daha sonra küçük Maria Lucas'la. Sonrakilerde gene Jane'le. En sonraki iki dansı da Lizzie ve Bolonje ile yaptı. Kocası sabırsızlanarak sözünü kesti. Bana karşı biraz acıması olsaydı daha az dans ederdi. Tanrı aşkına, kimlerle dans ettiğini sayıp dökmeyi bırak. Bu adamın ne dansa kaldırdığı kızlar ne de daha ilk dansta ayağını burkması beni ilgilendirir. Ah Bay Bennett diye sözlerini sürdürdü Bayan Bennett. Bu genç pek hoşuma gitti. O kadar yakışıklı ki. Kız kardeşleri de alımlı kadınlar. Ömrümde onlarınki kadar şık elbiseler görmedim. Diyebilirim ki Bayan Hurst'ün elbisesindeki dantel Bayan Bennet'ın sözü gene yarıda kaldı. Bay Bennet, giyim kuşam sözü dinlemeyeceğini kesin bir dille belirtti. Bunun üzerine konuya girmek için başka bir yol aramak zorunda kalan Bayan Bennet, acı içinde ve biraz da abartarak Bay Darcy'nin müthiş kabalığını anlattı. Ama sizi temin ederim ki onun hoşuna gitmemekle Lizzy büyük bir şey kaybetmez. Çünkü bu adam herhalde dünyanın en kötü, en kibirli adamı. Ona yakın davranmaya değmez. Öyle burnu havada, öyle kibirli ki katlanılır şey değil. Sadece gezindi durdu. Aklınca kendinden büyük adam yok. Kızlardan hiçbiri dans edilecek kadar güzel değilmiş. Keşke orada olsaydınız da ona haddini bildirseydiniz. İyice tiksindim bu adamdan ne yalan söyleyeyim. Jane ile Elizabeth baş başa kaldıklarında önce Bay Bingley'i övmekte ölçülü davranan Jane kız kardeşine genç adamı ne kadar çok beğendiğini açıkça anlatmaya başladı. ''Genç bir adamda aranan her şey onda var.'' dedi. ''Akıllı, iyi huylu, hayat dolu. Sonra ben ömrümde bu kadar kibar bir insan görmedim. Ne kadar mükemmel yetişmiş, ne kadar rahat. Yakışıklı da.'' diye karşılık verdi Elizabeth. ''Genç bir adamın olması gerektiği gibi. Demek ki kusursuz bir adam. Beni ikinci defa dansa kaldırması gururumu akşadı.'' Böyle üstüme düşmesini beklemiyordum. Öyle mi? Senin adına ben bekliyordum. Aramızdaki büyük farklardan biri de bu zaten. İltifatlar senin için her zaman sürpriz olur. Benim içinse tam tersi. Onun seni ikinci kez dansa kaldırmasından daha doğal ne olabilirdi? Salondaki kadınların en güzelinden en az beş kat daha güzel olduğun gözünden kaçmadı. Kısacası bundan onunki kibarlığına pay çıkarmaya gerek yok. Evet, Şüphesiz çok hoş bir adam ve onu beğenmene izin veriyorum. Ondan daha aptallarının da beğendiğin olmuştur. Ah Lezi! Senin çoğunlukla bütün insanları sevip beğenmeye karşı aşırı bir eğilimin vardır. Kimse de kusur görmezsin. Senin gözünde bütün dünya iyi ve hoştur. Bir kişi hakkında bile kötü söz söylediğini ömrümde duymadım. İnsanlara kusur bulmakta aceleci davranmak istemem. Gene de her zaman düşündüğümü söylerim. Biliyorum, zaten şaşılacak noktada bu ya. Senin gibi zeki bir kızın, başkalarının aptallıklarına, saçmalıklarına gözlerinin kapalı olması. İçten görünmeye özenenler çoktur. Bunlara her yerde rastlanır. Ama böyle gösterişsiz, art niyetsiz içtenlik, herkesin karakterinin iyi taraflarını abartmak, sonra da kötü taraflarından hiç söz etmemek, yalnız sana özgü bir davranış. Demek bu adamın kız kardeşlerinden de hoşlandın öyle mi?'' Oysa ki tavırları Bingley'ninkiler gibi değil. Tabii ilk bakışta öyle görünüyor. Fakat konuşunca çok hoş kadınlar olduklarını anlıyorsun. Bekar kız kardeşi de Bay ile oturup evi çekip çevirecekmiş. Çok cana yakın bir komşu olacağından eminim. Elizabeth ses çıkarmadan dinledi. Ama ablasının dediklerine aklı yatmadı. Bingley'nin kız kardeşleri baloda genel olarak hiç de kendilerini sevdirecek bir biçimde davranmamışlardı. Kız kardeşinden daha iyi bir gözlemci ve daha az yumuşak başlı olan Elizabeth, yargısını etkileyerek herhangi bir övgüde olmadığından bu kadınları beğenmek eğiliminde değildi. Aslında oldukça güzel kadınlardı. Keyifleri yerindeyken sevimli olma, hoş görünme yeteneklerine diyecek yoktu. Ama burnu büyük ve kibirliydiler. Londra'nın ilk özel okullarından birinde eğitim görmüşlerdi. 20 bin sterlinlik Drahoma sahibiydiler gereğinden çok para harcamaya, mevki sahibi kimselerle görüşme alışkanlığına sahiptiler. Bu nedenle kendilerini beğenip başkalarını küçük görmeye hakları olduğunu düşünüyorlar. Kuzey İngiltere'de servetini ticaretle kazanmış saygın bir aileden geldiklerini de hiçbir koşulda unutmuyorlardı. Bay Bingley'e bir malikane satın almak isteyen ama ömrü buna yetmeyen babasından 100 bin sterline yakın bir servet kalmıştı. Bay Bingley'nin de zaten böyle bir niyeti vardı ve bazen hangi bölgeye yerleşeceğini bile seçtiği olurdu. Ama Bingley'nin ne kadar avare olduğunu, onun şu sırada geniş, güzel bir eve yerleştiğini bilenler artık ömrünü Netherfield'a geçirip mülk edinme işini kendinden sonrakilere bırakmasını daha akla yakın buluyorlardı. Kız kardeşleri Bingley'nin bir malikane sahibi olması için can atıyorlardı. Gene de şu sırada yalnızca kiracı olmalarına rağmen Bayan Bingley, ağabeyinin evinin hanımı olmaya hiç de gönülsüz değildi. Paradan çok gösterişi olan bir adamla evli olan Bayan Hurst de işine geldiği zaman ağabeyinin evini kendi evi sayma konusunda hiç nazlanmazdı. Bay Bingley, rüştünü kanıtlayalı daha iki yıl bile olmadan adını duyduğu Netherfield Köşkü'nü görmeye gitti. Yarım saat kadar içini gezdi yerini ve belli başlı odalarını beğendi. Ev sahibinin övgü dolu sözlerinden hoşnut kaldı ve köşkü hemen kiraladı. Bingley ile Darcy'nin karakterleri birbirine çok zıt olmasına rağmen gene de aralarında çok güçlü bir arkadaşlık vardı. Kendi huyundan hiç şikayetçi olmadığı ve kendisiyle taban tabana zıt olduğu halde Darcy, Bingley'i doğallığı, içtenliği ve uysallığı yüzünden seviyordu. Bingley Darcy'nin görüşlerine çok büyük bir güven duyar, yargılarına da büyük değer verirdi. Anlayış açısından Darcy daha üstündü. Bingley de anlayışsız biri değildi ama Darcy daha zekiydi. Aynı zamanda kibirli, duygularını açığa vurmayan, titiz bir adamdı. İyi eğitim görmüş olmasına rağmen insanlara sokulmazdı. Bu açıdan da arkadaşı ondan çok üstündü. Bingley gittiği her yerde kendini sevdirir, Darcy ise çevresindekileri her zaman gücendirirdi. Merit'indeki balo hakkındaki konuşmaları bu iki arkadaşın karakterlerini ortaya koyuyordu. Bingley hayatında bu kadar güzel insanlara, bu kadar hoş kızlara rastlamamıştı. Herkes kendisine çok iyi, çok kibar davranmış, herhangi bir resmiyet, soğukluk olmamış, kısa sürede salondaki herkesle kaynaşmıştı. Bennetların kızına gelince, Bingley Ondan daha güzel bir melek düşünemiyordu. Darcy ise arkadaşının tersine güzellikten kibarlıktan nasipsiz bir insan kalabalığı görmüş, hiçbirine karşı en ufak bir ilgi duymamış, hiçbirinden de en ufak bir yakınlık görmemişti. Evet, Bennet'ların kızı hoştu ama fazla sırıtıyordu. Bayan Hurst ve kız kardeşi Darcy'ye hatır için hak vermekle beraber Bennet'ların kızını beğenmiş ve hoşlanmışlar. Tatlı bir kız olduğunu onu daha yakından tanımakta sakınca görmediklerini söylemişlerdi. Böylece bayan Jane Bennett'ın tatlı bir kız olduğu kabul edildi. Kız kardeşlerinin bu övgüsü üzerine Bingley, bu kızı istediği kadar düşünebileceğini anlamış oldu. Logmore'na yakın bir mesafede, Bennett'ların içli dışlı olduğu bir aile oturuyordu. Sir William Lucas, geçmişte Meriton'da tüccarlık yaparak hatırı sayılır bir servet sahibi olmuş, Belediye başkanlığı yaptığı sırada krala hitaben verdiği bir nutuk üzerine şövalyelik unvanı almıştı. Galiba bu ayrıcalığı biraz aşırı ciddiye almıştı. Sir William işinden ve küçük bir ticaret kasabasındaki evinden tiksinmiş, her ikisini de bırakarak ailesiyle birlikte Meriton'dan bir mil uzaklıkta bir eve taşınmış ve içinde kendisinin çok önemli bir kimse olduğunu keyifle düşünebildiği İş güçle bağ bulunmadığı için herkese kibar davranmayı iş edindiği bu eve Lukas Köşkü adını vermişti. Çünkü unvanı onu iyice sevindirmiş olmakla birlikte burnu büyümemişti. Aksine herkese karşı yakınlık gösteriyordu. Doğuştan uysal, dost canlısı ve kibar bir insan olan Sir Lucas, Sir James de kralın huzuruna kabul edildikten sonra tam anlamıyla soylu olup çıkmıştı. Lady Lucas, Bayan Bennet için değerli bir komşu olacak kadar zeki olmasa da iyi bir kadındı. Lucas'ların birkaç çocuğu vardı. En büyükleri Charlotte, 27 yaşlarında, aklı başında, zeki bir kızdı ve Elizabeth'in yakın arkadaşıydı. Lucas'larla Bennet'ların her balodan sonra bir araya gelerek konuşmaları kesinlikle kaçınılmaz bir şeydi. Nitekim balonun ertesi sabahı Lucas'lar haber alıp haber vermek amacıyla Lomborn'a geldiler. Bayan Bennet bütün terbiyesini takınarak ''Başlangıçta sizin işiniz işte Charlotte. Bay Bingley ilk önce sizi seçti.'' dedi. Ama ikinci olarak seçtiği kızı daha çok beğenmişe benziyordu. Sanırım onunla iki kez dans etti diye Jane'i kastediyorsunuz. Gerçekten de buna bakılırsa Jane'i beğenmişe benziyordu. Beğenmiştir de bununla ilgili kulağıma bir şeyler çalındı. Ama neydi unuttum. Bay Robinson'la ilgili bir şey. Elizabeth, herhalde Bay Bingley'de Bay Robinson arasında benim kulağıma çalınan konuşmadan bahsediyorsunuz. Size bundan söz etmedim mi? Bay Robinson, Bay Bingley'e Merit'in balolarını nasıl bulduğunu, salondaki kızları beğenip beğenmediğini, en çok kimden hoşlandığını sordu. Bay Bingley bu son soruya hemen, kuşkusuz Bennet'ların en büyük kızı, bu konuda hiçbir görüş ayrılığı olamaz diye cevap verdi. Tanrı aşkına. Gerçekten de kesin konuşmuş. Sanki gözüne kestir ama belli olmaz. Belki de sonunda hiçbir şey çıkmaz. Görüyorsun ya Eliza, benim kulak misafir olduğum konuşma seninkinden çok daha farklı, dedi Charlotte. Bay Darcy'nin dili arkadaşınınki kadar tatlı sayılmaz değil mi? Zavallı Eliza. Kötü sayılmazmışsın. Rica ederim, bu adamın kaba davranışını hatırlatarak Lizzy'nin canını sıkmayın. Çünkü o kadar sevimsiz bir mahluk ki onun tarafından beğenilmek bir talihsizlik. Bayan Long, dün bana adamın yarım saat yanında oturmuş olduğu halde bir defa bile ağzını açmadığını söyledi. Bundan emin misiniz anne? Sakın bir yanlışlık olmasın diye sordu Jane. Bay Darcy'nin Bayan Long'la konuştuğunu ben gördüm. Evet çünkü sonunda kadın Netherfield'ı beğendiniz mi diye sormuş. Ve adam ona cevap vermemezlik edememiş ama Bayan Long'un söylediğine göre adam kendisiyle konuşuldu diye çok öfkelenmiş. Bayan Bingley, dedi Jane. Bana Bay Darcy'nin yakın dostları arasında olmadıkça fazla konuşmadığını söyledi. Ama yakınlarının arasındayken çok hoş sohbetmiş. Tek kelimesine bile inanmam yavrum. O kadar hoş sohbet olsaydı Bayan Long'la iki çift söz ederdi. Ama nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok kibirli olduğunu herkes söylüyor. Bayan Long'un arabası olmadığını, baloya kiralık arabayla geldiğini öğrenmiş olsa gerek. Onun Bayan Long'la konuşmamasını aldırmıyorum, dedi Charlotte. Ama Eliza'yla dans etmeliydi. Senin yerinde olsam, dedi Bayan Bennet. Bir dahaki sefere onunla dans etmezdim Lizzy. Onunla asla dans etmeyeceğime size söz verebilir mi anne? Bu adamın gururu, dedi Charlotte Lucas. Beni çoğu kimselerin gururunu rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor çünkü bir özrü var. Bu kadar yakışıklı, asil, zengin ve her bakımdan eksiksiz bir gencin kendini yüksek görmesine insan şaşmamalı. Bana kalırsa gururlanmaya hakkı var bile diyebilirim. Çok doğru dedi Elizabeth. Benim gururumu çiğnemeseydi onun gururunu kolaylıkla bağışlardım. Eşsiz görüşlere sahip olmakla övünen Mary benim düşünceme göre gurur zayıflıktır diye fikir yürüttü. Bütün okuduklarımdan bunun çok yaygın olduğuna karar kıldım. İnsan doğası gurura özellikle yatkın. Aramızda gerçek ya da değil, meziyetlerinden dolayı kibir duygusu beslemeyen pek az kimse bulunur. Gurur ve kibir kelimeleri çok kere birbirine karıştırılırsa da gerçekte başka şeylerdir. Bir insan kibirli olmadan da gururlu olabilir. Gurur daha çok kendi nefsimize karşı duyduğumuz saygıyla ilgilidir. Kibirse başkalarının bize duymasını istediğimiz saygıyla ilgilidir. Kız kardeşleriyle birlikte gelen genç Lukas, Ben Bay Darcy kadar zengin olsaydım ne kadar gururlu olduğuma hiç aldırmazdım, dedi. Bir sürü vesler her günde bir şişe şarap içerdim. O zaman gereğinden çok içmiş olurdun, dedi Bayan Bennet. Ben de seni öyle görseydim şişeyi hemen elinden alırdım. Çocuk, Bayan Bennett'ın şişeyi alması fikrine karşı çıktı. Bayan Bennet de alacağını söylemeye devam etti ve bu çekişme Lucaslar gidinceye kadar sürdü. Longbornlu hanımlar çok geçmeden Netherfieldli hanımları ziyaret ettiler. Bu ziyarete de usulünce karşılık verildi. Jane'in hoş tavırları, Bayan Hurst ve Bayan Bingley'in Gitgide daha hoşlarına gitmekteydi. Annelerini çekilmez, küçük kardeşlerini de konuşmaya değmez bulmuş olsalar da Jane ve Elizabeth'le arkadaşlık etmeyi arzu ettiklerini söylediler. Jane gösterileri bu ilgiden büyük sevinç duydu ama Elizabeth herkese karşı, hatta Jane'e karşı bile davranışlarında hala kibirlilik sezdiği için bu kadınlara bir türlü ısınamıyordu. Gerçi Jane'den hoşlanmalarının başlı başına bir değeri vardı. Çünkü bunda Bay Bingley'nin hayranlığının büyük etkisi olması mümkündü. Bingley'nin Jane'i beğendiği her karşılaşmalarında açıkça görülüyordu. Elizabeth için aynı derecede belli olan bir şey varsa o da Jane'de de Bay Bingley'i ilk gördüğü zaman duyduğu hoşlanma hissinin gitgide arttığı ve aşk yolunu tuttuğuydu. Neyse ki Jane Güçlü duygularına rağmen ölçülü davranmayı bilen bir kızdı. Ayrıca her zaman da neşeliydi. Elizabeth'e göre bunlar Jane'i meraklı insanların kuşkularından koruyabilirdi. Elizabeth arkadaşı Charlotte'a bu konudan bahsetti. Charlotte, "Böyle durumlarda herkesi aldatabilmek hoş bir şey olabilir," dedi. "Ama duygularını bu kadar saklamak bazen insanın zararınadır. Bir kadın duygularını hoşlandığı adamdan da aynı beceriyle gizlerse" onu kendine bağlama fırsatını kaçırabilir. O zaman hiç kimsenin bir şey sezmediğini düşünmek pek acıklı bir avuntu olur. Her sevgide minnetin veya kibirin o kadar büyük rolü vardır ki yeni doğmuş bir sevgiyi başıboş bırakmaya gelmez. Başta hepimiz özgürüzdür. Ufak bir gönül kayması kadar doğal ne olabilir ki? Ancak karşısındakinden cesaret almadan gerçekten aşık olabilecek kadar pişkinlik gösterebilen azdır. Bingley kardeşinden kuşkusu hoşlanıyor ama Jane ona cesaret vermezse duyguları hoşlanmadan ileri gidemez. Ama Jane doğasının izin verdiği kadar cesaret veriyor ona. Bingley'e ilgi duyduğunu ben bile hissettikten sonra Bingley'nin bunun farkına varmaması için aptal olması gerekir. Şunu unutma Eliza, Bingley Jane'in huyunu senin kadar bilmiyor. Ama bir kadının bir erkeğe eğilimi varsa ve bunu gizlemeye çalışmazsa o adamın bunu anlaması gerekir. Kızı yeterince görürse belki bu dediğin doğru olabilir. Ama Bingley ile Jane oldukça sık karşılaştıkları halde bir arada uzun süre vakit geçirmiyorlar. Ayrıca birbirlerini sürekli büyük kalabalık toplantılarda görüyorlar. Her anı baş başa konuşarak geçiremezler ya. İşte bunun için Jane onun ilgisini çekebildiği her süreden olabildiğince yararlanmalıdır. Onu elde ettiğinden emin olduktan sonra aşık olmak için yeterince vakti olacaktır. Söz konusu olan sadece iyi bir evlilik yapmaksa yanıtını verdi Elizabeth. Sen haklı sayılırsın. Zengin bir koca bulmak, daha doğrusu bir koca bulma kaygısında olsaydım diyebilirim ki senin dediğin gibi yapardım. Ama Jane'in düşüncesi ve duyguları böyle değil. Jane peşin hesapla hareket etmiyor. Bırak akılcı olup olmamasını. Henüz Bingley'e karşı duyduğu ilginin derecesini bile kestiremiyor. Tanışalı sadece 15 gün oldu. Merit'in balosunda iki defa dans ettiler. Bir sabah onu kendi evinde gördü. Daha sonra dört defa onunla aynı sofrada bulundular. Adamın karakterini anlaması için yeterli değil. Senin değişine göre değil elbette, Jane sadece onunla yemek yemek telliye kalsaydı ancak Bingley'nin iştahının yerinde olup olmadığını anlamış olurdu. Ama unutma ki dört akşam yemeği demek birlikte geçirilen dört akşam demektir. Dört akşam da az bir şey değil. Evet, birlikte geçen bu dört akşam her ikisinin de aynı kağıt oyunlarından hoşlandıklarını göstermiş olabilir. Ama diğer başlıca huylarına gelince pek bir şey ortaya çıkardığını sanmam. Her neyse, Jane'e bütün kalbimle başarılar dilerim. Bence ha yarın evlenmişler, ha Jane adamın karakterini bir yıl incelemiş de ondan sonra evlenmişler. Hepsi bir. Mutlu olma şansı her iki durumda da yüksek. Evlilikte mutluluk tamamıyla şans işidir. Taraflar birbirlerinin huyunu suyunu ne kadar iyi bilirlerse bilsinler ya da ne kadar benzer olurlarsa olsunlar bunun mutluluklarına zerre kadar katkısı yoktur. Sonraları huyları birbirinden nasıl olsa ayrılır. Nasıl olsa birbirlerinin sinirine dokunurlar. Ömrünü beraber geçireceğin insanın kusurlarını ne kadar az bilirsen o kadar iyi, dedi Charlotte. Beni güldürüyorsun Charlotte ama düşündüklerin mantıklı değil. Mantıklı olmadığını ve senin başına gelse kendin de bu şekilde hareket etmeyeceğini biliyorsun. Kafası Bay Bingley'nin Ceyne e duyduğu ilgiyle meşgul olan Elizabeth Kendisinin Bay Darcy'nin ilgisini çekmeye başladığının farkında bile değildi. Bay Darcy başta Elizabeth'i sevimli bile bulmamıştı. Onu baloda beğenmemiş ve bir sonraki karşılaşmalarında kıza kusur bulmak için dikkatle bakmıştı. Ancak çok geçmeden Elizabeth'in yüzünün güzelliğinden çok siyah gözlerinin güzel ifadesinin onun yüzüne eşsiz bir zeka kattığını kendi kendine ve arkadaşlarına itiraf etti. Bunu aynı derecede sarsıcı başka keşifler izledi. Gerçi eleştirel bir gözle bakınca Elizabeth'in vücudundaki kusursuz simetriye ters düşen birkaç hata bulduğu halde bu vücudun kıvrak ve hoş olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Genç kızın tavrı sosyete dünyasındakilere uymamakla beraber bu tavırlardaki rahatlık ve alaycılık genç adamı çekiyordu. Elizabeth ise bütün bunların farkında değildi. Ona göre Darcy kendini her yerde istenmeyen biri haline getirmiş ve kendisini dansa kaldıracak kadar güzel bulmamış olan bir adamdı. Darcy, Elizabeth'i daha yakından tanıma isteği duymaya başladı. Onunla baş başa konuşmaya doğru bir adım atmak için Elizabeth başkalarıyla konuşurken kulak kabartmaya başladı. Onun bu tutumu da genç kızın dikkatini çekti. Bu olay Lukaslar'da düzenlenen kalabalık bir partide oldu. Elizabeth bir ara Bay Darcy'sine diye gelip Albay Foster'la konuştuklarımı dinliyor diye sordu Charlotte'a. Bu ancak Bay Darcy'nin cevap verebileceği bir soru. Ama bunu bir daha yaparsa ona yapmaya çalıştığı şeyin gözümden kaçmadığını söyleyeceğim. Alay eder gibi bir bakışı var ve ben küstahlığı ele almazsam çok geçmeden ondan korkmaya başlayacağım. Biraz sonra Bay Darcy'nin konuşma niyetinde değilmiş gibi bir edayla onlara doğru gelmesi üzerine Charlotte arkadaşına bu konudan adam'a söz açmaya cesaret edemeyeceğini söyledi. Bu sözler Elizabeth'i adeta kamçıladı ve genç kız Darcy'ye dönerek biraz önce Albay Foster'a Meriton'da bize bir balo vermesi için takılırken kendimi çok güzel ifade ettim, değil mi Bay Darcy? dedi. Büyük bir heyecanla konuşuyordunuz ama bu kadınları her zaman heyecanlandıran bir konudur. Bizlere karşı çok acımasızsınız. Şimdi alay edilme sırası Elizabeth'te. Piyanoyu açıyorum Eliza. Bunun ardından ne gelir biliyorsun, dedi Charlotte. Sen de ne tuhaf arkadaşsın. Her zaman herkesin önünde piyano çalıp şarkı söylememi istiyorsun. Müzik yeteneğimle övünen bir insan olsaydım, benim için paha biçilmez biri olurdun. Ama doğrusu ülkenin en iyi sanatçılarını dinlemeye alışık olanların karşısına çıkmamayı tercih ederim. Ama Charlotte'ın ısrarlarına dayanamayarak, pekala, boyun eğmekten başka çare yok, diye ekledi. Sonra ciddi Darcy'ye baktı. Elbette buradaki herkesin bildiği güzel bir atasözü vardır. Nefesini çorbanı üflemeye sakla. Ben de nefesimi şarkıma saklayacağım. Elizabeth, Mükemmel olmasa da çok hoş söyledi. Bir iki şarkıdan sonra yeniden söylemesi için yapılan tezahüratlara cevap vermeye zaman bulamadan, ailenin tek çirkin kızı olduğundan, bilgi ve hüner edinmeye çalışan ve kendini göstermek için her zaman sabırsızlanan kız kardeşi Mary hevesle piyanonun başına geçti. Mary'nin müzik alanında ne büyük bir yeteneği ne de zevki vardı. Gösteriş kaygısı kendine sadece gayret değil aynı zamanda ukalalık ve kibirli bir havada verdiğinden bu kibri daha üstün olabilecek herhangi bir yeteneğe hep zarar verirdi. Rahat ve doğal olan Elizabeth, Mary kadar iyi çalmadığı halde onu daha büyük bir zevkle dinlemişlerdi. Mary ise uzun bir konçertodan sonra küçük kardeşlerinin isteği üzerine çaldığı, İskoç ve İrlanda havalarıyla övgü ve teşekkür topladığına seviniyordu. O çalarken küçük kardeşleri de odanın bir ucunda Lucaslardan birkaç kişi ve bir iki subayla hevesli dans etmeye koyulmuşlardı. Onlara yakın bir köşede duran Bay Darcy, gecenin bu şekilde geçmesini sessiz bir öfke içinde seyrediyor, hiçbir konuşmaya karışmıyordu. Kendi düşüncelerine o kadar gömülmüştü ki, Sir William Lucas kendisiyle konuşuncaya kadar yanında olduğunun farkına varmamıştı. Gençler için ne hoş bir eğlence değil mi Bay Darcy? Dans etmek gibisi var mı? Bence dans kibar sosyetelerin birinci inceliğidir. Kesinlikle efendim. Dünyanın alt sınıflarında da geçerli olmak gibi bir ayrıcalığı vardır. Vahşiler de dans edebilir. Sir William yalnızca gülümsedi. Bir süre sustuktan sonra Bingley'nin de dans edenlerin arasına katıldığını görünce ''Arkadaşınız çok hoş dans ediyor.'' dedi. ''Bu sanata sizin de yabancı olmadığınıza kuşkum yok Bay Darcy.'' ''Herhalde beni Meriton'da dans ederken gördünüz beyefendi.'' Evet öyle. Hem de büyük bir zevkle seyrettim. Seth James de sık dans eder misiniz? Asla efendim. Ben zorda kalmadıkça dans etmem. Dans etmekle oraya büyük bir şeref vereceğinizi düşünmüyor musunuz? Bu şerefi mümkün olduğu kadar hiçbir yere vermemeye çalışırım. Sanırım Londra'da bir eviniz vardır. Bay Darcy evet dercesine başını eğdi. Yüksek sosyeteye düşkün olduğumdan ben de bir zamanlar büyük kente yerleşmeye karar vermiştim. Ama Londra'nın havasının Lady Lucas'a yaramayacağından korktum. Bu sözleri söyledikten sonra Sir William Lucas cevap bekleyerek sustu. Ama diğeri hiç de oralı değildi. Bu sırada Elizabeth'in onlara doğru geldiğini görünce aklına incelik yapmak geldi ve Elizabeth'e seslendi. Sevgili Bayan Elizabeth, niye dans etmiyorsunuz? Bay Darcy, izin verin de sizi bu genç bayanla tanıştırayım. Böyle bir güzellik karşısında eminim dans etmeyi reddetmezsiniz. Sir Lucas, Elizabeth'in elini alıp çok şaşırmış olmasına rağmen bu eli kabule isteksiz olmayan Darcy'ye uzatmak istedi. Ama genç kız geriledi ve Sir William'a biraz sinirli bir tavırla "Dans etmeye hiç niyetim yok efendim." dedi. Rica ederim bu tarafa bir eştilenmek için geldiğimi sanmayın. Bay Darcy büyük bir nezaketle genç kızdan kendisiyle dans etme şerefini bahşetmesini rica etti. Ama boşuna. Elizabeth kararlıydı. Sir William'ın ikna çabaları da kararını değiştirmedi. O kadar olağanüstü güzel dans ediyorsunuz ki bayan Eliza. Sizi seyretme zevkini bana çok görmeniz bir zulümdür. Bu bayda genelde dans etmekten hoşlanmazmış. Ama eminim yarım saatini bizi minnettar etmeye harcamakta bir sakınca görmez. Bay Darcy tepeden tırnağa inceliktir, dedi Elizabeth gülümseyerek. Gerçekten de öyle. Ama nedenini düşününce inceliğine şaşmamak gerekir sevgili bayan Eliza. Çünkü senin gibi bir eşe kim hayır diyebilir ki? Elizabeth alaycı bir bakışla uzaklaştı. Genç kızın olumsuz yanıtı Bay Darcy'yi gücendirmemişti. Aksine Onunla ilgili çok tatlı düşüncelere dalmıştı. Bu sırada Bay Bingley'nin kız kardeşi yanına gelerek "Aklınızdan neler geçtiğini tahmin edebiliyorum." diye gülümsedi. pek sanmıyorum. Her geceyi bu şekilde bu insanlar arasında geçirmenin ne kadar çekilmez olacağını düşünüyorsunuz. Hakkınız var. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ömrümde bu kadar sıkıldığımı hiç hatırlamıyorum. Bu yavanlık ve bu gürültü bu insanların bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanmaları. Onlar hakkındaki fikirlerinizi duymak için neler vermezdim. İnanın bana, tahmininizde tamamıyla yanılıyorsunuz. Zihnim daha hoş şeylerle meşguldü. Güzel bir kadının yüzündeki bir çift güzel gözün insana ne kadar büyük bir zevk verebileceğini düşünüyordum. Bay Bingley'nin kız kardeşi Genç adamdan bu düşüncelerin esin kaynağı olma şerefini hangi kadının kazandığını söylemesini isteyerek gözlerini hemen onun gözlerine dikti. Bay Darcy büyük bir pervasızlıkla cevap verdi. Bayan Elizabeth Bennet. Bayan Elizabeth Bennet diye tekrar etti Bayan Bingley. Buna çok şaştım doğrusu. Ne zamandan beri gözdenizmiş bakayım? Tanrı aşkına söyleyin. Sizlere ne zaman mutluluk dileyebileceğiz? Ben de sizden tam bu soruyu bekliyordum. Kadınların düş gücü pek hızlı işler. Bir anda beğenmekten aşka, aşktan evliliğe sıçrar. Bana hemen mutluluk dileyeceğinizi biliyordum zaten. Hayır, eğer ciddiyseniz bu konuya oldu bitti gözüyle bakacağım. Doğrusu pek sevimli bir kaynananız olacak. Onun iki günde bir Pemberley'e yanınıza geleceğinden hiç kuşkum yok genç adam Bay Bingley'nin kız kardeşinin her istediğini söyleyerek eğlenmesine izin verdi. Ancak sözlerini tam bir aldırmazlıkla dinliyordu. Genç kız Bay Darcy'nin serin kanlı tavırları karşısında korkulacak bir şey olmadığını düşünerek iğneli şakalarını uzattıkça uzattı. Bay Bennet'ın yılda 2000 sterlin getiren bir mülkten başka hiçbir serveti yoktu. Kızlarının talihsizliğine bakın ki bu mülkte Erkek varisi olmadığından uzak bir akrabaya kalacaktı. Annelerinin serveti ise hayattaki konumu için yeterli olmakla birlikte babalarınınkinden yoksun kalmanın doğuracağı boşluğu dolduramayacaktı. Meriton'da noter olan babası Bayan Bennet'a 4000 sterlin miras bırakmıştı. Bayan Bennet'ın babalarının yazmanlığını yapmış, daha sonra da onun yerine geçen Bay Phillips'le evli bir kız kardeşi, bir de Londra'da ticaretle uğraşan bir erkek kardeşi vardı. Lombon köyüyle Meriton'un arası ancak bir mildi. Yolun kısalığı haftada 3-4 defa hem teyzelerini ziyaret etmek hem de yol üstündeki bir şapkacıya uğrama ihtiyacını duyan genç kızların işine geliyordu. Ailenin en küçükleri olan Catherine ile Lydia teyzelerini daha sık ziyaret ediyorlardı. Kafaları kız kardeşlerininkinden daha boş olduğu için yapacak daha iyi bir şey bulamayınca sabah saatlerini boş geçirmemek ve akşama konuşacak bir konu bulmak üzere Merit'ına kadar bir yürüyüş yaparlardı. Genellikle buralarda haberler ne kadar kıt olursa olsun, genç kızlar her seferinde teyzelerinden ilginç haberler toplamayı başarıyorlardı. Gerçekten de bugünlerde bu civara askeri bir alayın yerleşeceğini haber aldıklarından mutlulukla doluydular. Alay bütün kış burada kalacak ve karargahı da Meriton olacaktı. Artık teyzeleri Bayan Philips'e yaptıkları ziyaretler, ilginç dedikodular edinmeleri açısından oldukça verimli geçiyordu. Her geçen gün subayların adları ve aileleri konusundaki bilgilerini artırıyorlardı. Askerlerin nerelerde oturduklarını öğrenmekte gecikmedikleri gibi en sonunda subaylarla şahsen tanışmaya da başladılar. Enişteleri Bay Phillips subayların hepsiyle dosttu. Bu yüzden kızların önünde şimdiye kadar bilmedikleri bir mutluluk dünyası açılmıştı. Artık subaylardan başka bir şey konuşmaz olmuşlardı ve Bay Binkley'nin lafı bile annelerini heyecanlandırmaya yeten serveti bir az teminin kırmızı ceketli üniformasıyla kıyaslandığında kızların gözünde değersiz kalıyordu. Bir sabah Bay Bennet kızlarının bu konu hakkındaki keyifli konuşmalarını dinledikten sonra soğuk bir tavırla ''Konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla siz ülkenin en kas kafalı kızlarısınız. Zaten bundan epeydir şüpheleniyordum ama artık eminim.'' dedi. Ketrin alınmıştı ve cevap vermedi. Gel gelelim Lydia hiç aldırış etmeyerek yüzbaşı Carter'a duyduğu hayranlığı anlatmayı sürdürdü ve ertesi sabah Londra'ya gidecek olan yüzbaşıyla o gün görüşmeyi umduğunu ekledi. Kendi çocuklarınızın birer aptal olduğunu düşünmeye bu kadar hazır oluşunuza şaşıyorum, dedi Bayan Bennet. Ben birinin çocuklarını küçük görmek istesem, bunun için herhalde kendi çocuklarımı seçmem. Çocuklarım aptalsa, bunun her zaman farkında olmayı isterim. Evet ama aslında hepsi de çok akıllı, Anlaşamadığımız için kendimi kutladığım tek nokta budur. Duygularımızın her bakımdan birbirine benzemesini dilemiştim. Ama iki küçük kızımın görülmemiş aptallardan oldukları noktasında görüşlerimiz kesin olarak ayrılıyor. Sevgili Bay Bennet, bu yaştaki kızlardan anne babaları kadar mantıklı olmalarını beklememelisiniz. Bizim yaşımıza geldikleri zaman eminim ki onlar da bizim gibi subayları zerre kadar düşünmeyecekler. Bir kırmızı ceketliyi çok şık bulduğum günleri unutmuş değilim. Doğrusu hala da beğenirim. Yılda 5-6 bin sterlin geliri olan zeki, genç bir albay kızlarımdan birisini istese red cevabı vermem. Ve doğrusu albay Foster geçen akşam üniformasıyla Sir William'larda pek hoştu. ''Anne!'' diye bağırdı Lydia. ''Teyzem diyor ki albay Foster'la yüzbaşı Carter.'' Bayan Watson'lara artık ilk geldikleri zamanki kadar sık gitmiyorlarmış. Teyzem şimdilerde onları daha çok Clark'ın kitapçı dükkanında görüyormuş. Elinde Bayan Jane Bennett'a bir mektupla içeri giren uşak, Bayan Bennett'ın karşılık vermesine engel oldu. Mektup Netherfield'dan geliyordu ve uşak bir cevap bekliyordu. Bayan Bennett'ın gözleri sevinçle parladı. Kızı mektubu okurken de heyecanla soruyordu. Evet Jane, kimden? Ne yazıyor, ne diyor? Hadi Jane, acele et de söyle. Çabuk ol güzelim. Jane, Caroline Bingley'den dedikten sonra mektubu yüksek sesle okudu. Sevgili arkadaşım, eğer bize acıyıp bu akşam yemeği bizimle yemezseniz ömrümüz oldukça Louisa ile birbirimizden nefret etme tehlikesi baş gösterecek. Çünkü iki kızın baş başa geçirdiği bütün bir gün kavgası sona ermez. Bu mektubu alınca elinizden geldiğince çabuk geliniz kardeşim ve diğer baylar yemeği subaylarla yiyecekler her zaman sizin Caroline Bingley Subaylarla ha diye bağırdı Lydia acaba teyzem bize bundan niye bahsetmedi demek yemeği dışarıda yiyecek çok yazık dedi bayan benet arabayı alabilir miyim diye sordu Jane hayır şekerim atla gitsen daha iyi Yağmur boşandığı zaman araban olmazsa bütün geceyi orada geçirmek zorunda kalırsın. Parlak bir buluş ama ya Bingler, Jane'i kendi arabalarıyla göndermeye kalkışırlarsa, dedi Elizabeth. Olacak iş değil, çünkü sanırım Baylar Merit'ına Bay Bingley'nin arabasıyla giderler. Hurst'lerin de arabaları var ama atları yok. Arabayla gitmeyi tercih ederdim. Ama şekerim eminim ki baban atları arabaya koşamaz. Onlara çiftlikte ihtiyaç var. Öyle değil mi Bay Bennett? Atlara çiftlikte her zaman ihtiyaç var ama sizden fırsat kalmıyor ki. Ama eğer bugün atlar size gerekiyorsa annemin istediği olacak dedi Elizabeth. Genç kız en sonunda atlara çiftlikte ihtiyaç olduğunu bizzat babasının ağzından duydu ve bine katının sırtında gitmek zorunda kaldı. Annesi havanın bozacağını gösteren birçok belirtiyi sevinçle sayarak onu kapıya kadar geçirdi. Gerçekten de duası kabul oldu ve Jane yola çıktıktan biraz sonra bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. Kız kardeşleri Jane ıslanacak diye endişeliydiler ama annesinin sevincine diyecek yoktu. Yağmur bütün gece hiç durmadan yağdı. Jane'in o gece eve dönemeyeceği kesin gibiydi. Bayan Bennett yağmuru sanki kendi yağdırmış gibi durup durup gerçekten ne iyi düşünmüşüm diyordu. Yine de hilesinin mutlu sonuçlarından ertesi sabaha kadar haberi olmadı. Kahvaltı henüz bitmemişti ki Netherfield'dan bir uşak Elizabeth'e şu pusulayı getirdi. Çok sevgili Lizzie'cim, dün yağmurda sırılsıklam ıslandığım için olacak bu sabah kendimi çok rahatsız hissediyorum. Nazik dostlarım İyileşmeden eve dönmenin sözünü bile ettirmiyorlar. Eczacı Bay Jones'a görünmemde de ısrar ediyorlar. Onun beni muayene ettiğini duyarsanız telaşlanmayın. Biraz boğazım, biraz da başım ağrıyor. Başka bir şeyim yok. Sevgiler. Elizabeth pusulayı yüksek sesle okuduktan sonra Bay Bennet, eh şekerim dedi. Eğer kızım tehlikeli bir hastalığa yakalanırsa, eğer ölürse bunun senin emirlerin doğrultusunda Bay Bingley'nin peşinden koşarken olduğunu bilmek benim için bir teselli olacak. Ah, ölecek diye bir korkum yok. İnsan ufak önemsiz soğuk algınlıklarından ölmez. Ona iyi bakacaklardır. Orada kaldığı sürece her şey yolunda. Arabayı alabilirsem gidip kendisini görürüm. Ablasını gerçekten merak eden Elizabeth, arabayı almak mümkün olmadığı halde kardeşine gitmeye karar verdi. Ata binmeyi bilmediği için çaresiz yürüyecekti. Kararını bildirince annesi, ''Aptallık etme.'' diye bağırdı. ''Bu pis havada böyle bir şeyi nasıl aklından geçiriyorsun? Oraya gittiğin zaman insan içine çıkacak halin kalmaz. Üstün başın rezil olur.'' ''Jane'in yanına girecek halim kalır ya, benim istediğim de bu.'' ''Bu sözlerle bana mı taş atıyorsun yoksa Lisi? dedi babası. ''Atları isteteyim diye.'' Hayır hayır, yürümekten çekinmiyorum. İnsanın bir amacı olduktan sonra yol yürümenin hiçbir önemi yok. Zaten topu topu üç millik yol. Akşam yemeğine dönerim. Özverinin gücüne hayranım, diye görüşünü bildirdi Mary. Ama duyguya akıl rehberlik etmelidir ve bence katlanılan güçlükle amaç her zaman orantılı olmalıdır. Catherine Lydia, biz de Merit'ına kadar seninle gelelim, dediler. Elizabeth onların yol arkadaşlığını kabul etti. Üç kız kardeş birlikte yola çıktılar. Yola koyulduklarında Lydia, ''Biraz acele edersek belki yüzbaşı Carter'ı Londra'ya gitmeden bir kez daha görebilirim.'' dedi. Meriton'da ayrıldılar. İki küçük kardeş subaylardan birinin eşini görmeye gittiler. Elizabeth de yoluna yalnız başına devam etti. Tarlaları aşarak, çitlerden sabırsızlıkla atlayarak ve su birikintilerinin üzerinden sıçrayarak hızlı yürüyordu. Nihayet karşıda Bingley'lerin evi göründüğünde Elizabeth'in ayak bilekleri ağrıyordu. Çorapları da kir içindeydi. Yüzü hızlı yürüyüşün etkisiyle alev alev yanıyordu. Onu kahvaltı salonuna aldılar. Jane'den başka herkesin toplanmış olduğu salonda Elizabeth'in kılığı bir hayli hayret uyandırdı. Günün bu kadar erken bir saatinde bu kadar kötü bir havada tek başına yürüyerek 3 millik yolu gelmesine Bayan Hurst ve Caroline Bingley inanamıyorlardı. Elizabeth bu yüzden bayanların gözünde küçülmesine rağmen büyük bir nezaketle karşılandı. Erkek kardeşlerinin tavrında nezaketten fazlası tatlılık ve şefkat vardı. Bay Darcy pek az konuştu. Bay Hurst ise neredeyse hiç. Darcy bir yandan bu hızlı yürüyüşün genç kızın cildine verdiği parlaklığa hayran bakıyor, bir yandan da bu kadar uzak bir yoldan yalnız başına gelmesinin doğru olup olmadığını düşünüyordu. Bay Hurst sadece kahvaltısını düşünmekteydi. Elizabeth, kardeşinin sağlığıyla ilgili sorularına pek de olumlu cevaplar alamadı. Bayan Jane Bennet, geceyi kötü geçirmiş, şimdi uyandığı halde ateşi olduğundan odasından çıkacak durumda değilmiş. Elizabeth hemen ablasının yanına götürüldüğüne sevindi. Böyle bir ziyaretin ne kadar istediğini sırf ailesini telaşa ve sıkıntıya sokmak istemediği için mektupta belirtmemiş olan Jane de Elizabeth içeri girince sevinçle gülümsedi. Ama uzun uzadıya konuşacak halde değildi. Caroline Bingley iki kardeşi yalnız bıraktığında kendisine bu kadar iyi baktıkları için duyduğu minneti dile getirmekten başka bir şeye kalkışmadı. Elizabeth de sessizce onu dinledi. Kahvaltıdan sonra Bayan Caroline Bingley ise ablası da onlara katıldı. Jane'e karşı ne kadar şefkat ve ilgi gösterdiklerini görünce Elizabeth de onlara biraz ısınmaya başladı. Eczacı geldi. Hastasını muayene ettikten sonra beklendiği gibi şiddetli bir soğuk algınlığı geçirdiğini, bunu olabildiğince hafif atlatması için ellerinden ne gelirse yapmalarını söyledi ve Jane'e de yatmasını önererek ona bazı ilaçlar göndereceğine söz verdi. Öneriler hemen yerine getirildi. Çünkü Jane'in ateşi yükselmiş, başının ağrısı da çok şiddetlenmişti. Elizabeth, Jane'in odasından bir dakika bile çıkmadı. Ev sahibi bayanlar da odadan ayrılmıyorlardı. Aslında baylar dışarıda olduğu için yapacak başka bir işleri de yoktu. Saat üçü vurduğu zaman Elizabeth, istemeye de olsa Artık eve dönme zamanının geldiğini anladı. Bayan Caroline Bingley arabasını teklif etti. Elizabeth biraz ısrar ederlerse bu teklifi kabul etmeye hazırdı. Ama bu sırada Jane kardeşinden ayrılacağı için çok mahzunlaştığından Bayan Caroline Bingley araba teklifini Elizabeth'i birkaç gün için Netherfield'e konuk etme davetine çevirmek zorunda kaldı. Elizabeth büyük bir minnettarlıkla kabul etti orada kalacağını ailesine bildirmek ve kendisine elbise getirtmek üzere Lomborn'a hemen bir uşak gönderildi. Saat 5'te evin iki ev sahibesi elbiselerini değiştirmek üzere odalarına çekildiler ve saat altı buçukta Elizabeth yemeğe çağrıldı. Kendisine yağdırılan, özellikle Bay Bingley'nin yönelttiği ve çok daha fazla ilgi gösterdiğini sezmekten mutluluk duyduğu sorulara çok da tatmin edici cevaplar veremedi. Ama Jane hiç de iyi değildi. Bunu duyan Louisa ve Caroline kardeşler ne kadar üzüldüklerini, soğuk algınlığının ne kötü bir şey olduğunu, hastalanmaktan ne kadar nefret ettiklerini 3-4 defa tekrarladıktan sonra bu konuyu unutuverdiler. Jane yanlarında olmadığı zaman bu kadınların ona gösterdikleri ilgisizlik Elizabeth'in başlangıçta onlara duyduğu nefreti yeniden canlandırmıştı. Kısacası, salondakilerin arasında Elizabeth'in tek hoşlanabildiği kimse Bay Bingley'di. Onun Jane'in hastalığından endişe duyduğu açıkça görülüyor ve kendisiyle ilgilenmesi de Elizabeth'in çok hoşuna gidiyordu. Diğerlerinin gözünde istenmeyen bir konuk olduğunu sezen Elizabeth, bu ilgi de olmazsa bu fikre inanacaktı. Başka kimsenin ona aldırış ettiği yoktu. Bayan Caroline Bingley hep Bay Darcy ile ilgileniyordu. Ablası Louisa da öyle. Elizabeth'in yanında oturan Bay Hurst'e gelince sadece yiyip içmek ve kağıt oynamak için yaşayan uyuşuk bir adamdı. Ve Elizabeth'in sade et yahnisini baharatlı yahniye tercih ettiğini görünce onunla konuşma zahmetine katlanmadı. Yemekten kalkınca Elizabeth hemen Jane'in yanına gitti ve genç kız odadan çıkar çıkmaz Bayan olan Bingley onu çekiştirmeye başladı. Tavır ve hareketleri için verilen hüküm gerçekten de kötüydü. Küstahlıkla karışık bir gururu vardı. Sohbetten, stilden, zevkten ve güzellikten yoksundu. Bayan Hurst de kız kardeşiyle aynı fikirde olduğunu söyleyerek, sözün kısası mükemmel bir yürüyüşçü olmaktan başka övülecek bir tarafı yok, dedi. Bu sabahki görünüşünü ömrüm oldukça unutamayacağım. Doğrusu tam bir yabani gibiydi. Gerçekten de öyle Louisa. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Aslında buraya gelmesi çok saçma. Ablası soğuk aldı diye o kılıkta sokaklara düşmesi mi gerekirdi? Saçları da ne perişan ne karma karışıktı. Evet, ya iç eteğine ne demeli? İç eteğini gördün umarım. Ucu en az bir karış çamura batmıştı. Elbisesiyle örtmeye çalışmış ama becerememiş. Dediklerin baştan aşağı doğru olabilir Louisa, dedi Bingley. Ama bunların hepsi şimdi gözümden silindi. Bence Elizabeth Bennet bu sabah odaya girdiği zaman şaşılacak kadar güzel görünüyordu. İç eteğinin çamuruna hiç dikkat etmemiştim. Bayan Caroline Bingley, Darcy'ye dönerek, Bay Darcy, eminim siz dikkat etmişsinizdir. Kendi kız kardeşinizin bu şekilde kendini sergilemesini herhalde istemezsiniz dedi. Kuşkusu sayır. 3 mil, 4 mil, 5 mil veya ne kadarsa ayak bileklerine kadar çamur içinde yürümek hem de yapayalnız. Ne demeye çalışıyor bu kız? Bana öyle geliyor ki mağrur bir bağımsızlık taslama ve görgü kurallarına karşı tam bir taşralı kayıtsızlığı göstermek kız kardeşini çok sevdiğinin göstergesi ki bu da çok beğenilecek bir şey, dedi Bingley. Korkarım Bay Darcy, dedi Bayan Caroline Bingley, neredeyse fısıltıyla. Elizabeth'in güzel gözlerine karşı duyduğunuz hayranlık bu maceradan sonra biraz sarsılmıştır. Hiç de değil, diye yanıtladı Darcy. Sabahki yürüyüşünün etkisiyle gözleri daha da parlaklaşmıştı. Bu sözleri kısa bir sessizlik izledi. Derken Bayan Hurst Tekrar söze başladı. ''Jane Bennett'i çok takdir ediyorum. Gerçekten çok tatlı bir kız ve iyi bir kısmeti çıkmasını bütün kalbimle isterim. Ama öyle bir ana baba ve öyle bayağı akrabaları oldukça korkarım ki bu mümkün değil.'' ''Galiba eniştelerinin Meriton'da noterlik yaptığını söylemiştin.'' ''Evet, Chipside'a yakın bir yerde oturan bir de dayıları var. İşte bu mükemmel.'' diye ekledi kız. Ve iki kardeş içten kahkahalar attılar. Bingley, bütün saati dolduracak kadar çok dayıları olsa da bu onların sevimliliklerinden hiçbir şey eksiltmez, dedi. Darcy, ama seçkin birileriyle evlenme şanslarını bir hayli azaltır, yanıtını verdi. Bingley'nin cevapsız bıraktığı bu sözleri kız kardeşleri yürekten onayladılar ve sevgili arkadaşlarının kaba akrabaları onları bir süre daha eğlendirdi. Yemek salonundan çıkınca kız kardeşler şefkat duyguları uyanarak Jane'in odasına gittiler. Kahve içmek için aşağıya çağrılıncaya kadar orada kaldılar. Jane hala çok halsizdi ve Elizabeth gece geç vakte kadar ablasının yanından ayrılmadı. O uyuduktan sonra içi rahatladı ve hiç istemediği halde ayıp olmasın diye aşağı indi. Salonda herkesi kağıt oyununa oturmuş buldu. Hemen oyuna katılmaya davet edildi ama Elizabeth yüksek parayla oynamalarından kuşkulandığı için kız kardeşini bahane ederek bu daveti reddetti. Aşağıda çok kalamayacağını ve bu süre içinde kitap okuyarak oyalanacağını söyledi. Bay Hurst ona hayretle baktı. Okumayı oyuna tercih mi ediyorsunuz? diye sordu. Çok tuhaf bir şey. Bayan Eliza Bennet, kağıt oyununu küçümser, dedi Caroline Bingley. Kendisi okumaya çok meraklıdır ve başka hiçbir şeyden zevk almaz. Elizabeth: Ne bu kadar övgüyü ne de eleştiriyi hak ediyorum. Ben okumaya çok meraklı değilim. Zevk aldığım başka şeyler de vardır. Yanıtını verdi. Bingley: Kardeşinize bakmaktan büyük bir zevk duyduğunuzdan eminim, dedi. Umarım bu zevk onun tamamen iyileştiğini görmekle artar. Elizabeth ona yürekten teşekkür ederek üzerinde birkaç kitap bulunan masaya doğru yürüdü. Bingley ona hemen başka kitaplar getirmeyi önerdi kütüphanesinde ne var ne yoksa getirecekti. Keşke daha geniş bir kitap koleksiyonum olsaydı. Hem siz yararlanırdınız hem de benim saygınlığım artardı, dedi. Ama ne yazık ki ben tembel bir adamım. Çok kitabım olmadığı halde içlerinde hala okumadıklarım var. Elizabeth oradaki kitaplarla pekala oyalanabileceğini söyledi. Bayan Caroline Bingley, babanın bu kadar az kitap bırakmış olmasına şaşıyorum, dedi. Oysa Pemberley'de ne kadar olağanüstü bir kütüphanemiz var. Bay Darcy. Darcy, öyle olması gerekir yanıtını verdi. Çünkü birçok neslin ürünü. Sonra siz de buna bir o kadar yenilerini kattınız. Durmadan yeni kitaplar satın alıyorsunuz. Böyle bir çağda insanın aile kütüphanesini ihmal etmesini benim aklım almaz. İhmal mi? O soylu malikanenin güzelliğine güzellik katacak hiçbir şeyi ihmal etmediğinizden eminim. Charles umarım senin yaptıracağın evde en az Pemberley'in yarısı kadar güzel olur. Umarım olur. Fakat sana gerçekten o civarda bir yer almanın ve Pemberley'de örnek tutmanı tavsiye ederim. Zaten İngiltere'de. Derbyshire'dan daha güzel bir yerde yoktur. Bütün kalbimle katılıyorum. Hatta dersi satarsa Pemberley'i alırım. Ben senin yapabileceğin şeylerden söz ediyorum Charles. Doğrusu Caroline, bence taklit etmektense Pemberley'i satın almak akla daha yakın. Çevresinde olup bitenler Elizabeth'in zihnini meşgul ediyor, dikkatini kitaba vermesine engel oluyordu. Çok geçmeden kitabı büsbütün bir tarafa bırakarak oyun masasına yaklaştı. Bingley ile büyük kız kardeşinin arasına oturarak oyunu seyretmeye başladı. Bayan Caroline Bingley, Darcy'ye küçük kız kardeşiniz ilkbaharda görüştüğümüzden bu yana boyattı mı? acaba boyu benimki gibi uzun olacak mı? diye sordu. Sanırım olacak. Şimdi aşağı yukarı bayan Elizabeth Bennet'ın boyunda. Belki biraz daha uzun. Onu öyle göreceğim geldi ki. Öylesine cici bir kıza ömrümde rastlamadım. O ne yüz, o ne kibar tavırlar. Sonra o yaş da o yetenek. Piyano çalışı da mükemmel. Bingley, genç hanımlar bu kadar çok yetenekli olacak sabrı nereden buluyorlar? Hayret ediyorum, dedi. Bütün genç bayanlar yetenekli mi? Charles ne demek istiyorsun? Evet sanırım hepsi öyle. Hepsi de resim yapıyor, gerge fişliyor, tığla çanta örüyorlar. Bütün bunları yapmayan bir kız tanımıyorum diyebilirim. Herhangi bir genç bayandan ilk defa bahsedildiğinde becerileri söylenmeden geçildiğini hiç görmedim. Darcy, şu listeni yaptığın becerilere bir diyeceğim yok dedi. Gerge fişleyip çanta örmekten başka becerisi olmayan birçok bayana da yetenekli dendiği oluyor. Fakat ben herkesi yetenekli kabul etmekten çok uzağım. Bütün tanıdıklarım arasında gerçekten yetenekli denebileceklerin sayısının yarım düzineyi aştığını söyleyemem. Ben de öyle, dedi bayan Caroline Bingley. Elizabeth, Darcy'ye dönerek, şu halde siz bir hanımı becerikli sayabilmek için ondan çok şey bekliyorsunuz demektir, diye düşüncesini belirtti. Evet, gerçekten de çok şey beklerim. Aa tabii, diye bağırdı. Darsin'in gönüllü yardımcısı Caroline. Genellikle rastlananların üstünde yetenekli olmayanlar tam yetenekli sayılamaz. Bir kadın bu tanıma layık olmak için müziği, notayı, resmi, dansı, modern dilleri çok iyi bilmeli. Ve her şeyden önce halinde ve yürüyüşünde, sesinin tonunda, konuşmasında ve ifadesinde de bir başkalık olmalıdır. Yoksa bu deyimi ancak yarı yarıya hak etmiş sayılır. Bütün bunları kendinde topladıktan sonra da bu özelliklere çok okuyarak daha önemli bir şey, yani kültürünü artırmayı katmalı, dedi Darcy. Elizabeth, tanıdığınız yetenekli bayanların yarım düzineyi geçmemesine artık şaşmıyorum, dedi. Aksine bütün bu özelliklere sahip bir kadın tanımanıza hayret ediyorum. Hem cinslerinize karşı bu kadar insafsız mısınız? Ben böyle bir kadın görmedim. Tarif ettiğiniz gibi bir yetenek, zevk, ifade ve zarifliğin tek bir kişide birleştiğine doğrusu hiç rastlamadım. Elizabeth'in kuşkusundaki haksızlığa hem Bayan Hurst hem de Bayan Caroline Bingley isyan ettiler. Her ikisi de bu tarife uyan birçok kadın tanıdıklarını ileri sürdüler. Bu sırada Bay Hurst, oyunu takip etmediklerinden şikayet ederek onları sessizliğe davet etti. Böylelikle konuşma sona erdi ve çok geçmeden Elizabeth odadan çıktı. Kapı Elizabeth'in arkasından kapanır kapanmaz Bayan Caroline Bingley, Elizabeth da kendi cinslerini kötüleyerek erkeklerin gözüne girmeye çalışan genç kızlardan biri, dedi. Diyebilirim ki bu plan birçok erkekte başarılı olur ama bence saçma bir yöntem ve çok bayağı bir hile. Kuşkusuz, dedi bu sözlerin başlıca muhatabı olan dersi. Bayanların erkekleri avlamak için tenezzül ettikleri bütün çareler bayağıdır. Kurnazlık içeren her şeye bayağıdır. Bu cevap, Bayan Caroline Bingley de bu konuya devam etme hevesi bırakmadı. Elizabeth, kız kardeşinin durumunun daha da kötüleştiğini ve onu yalnız bırakamayacağını söylemek için tekrar yanlarına geldi. Bingley, Bay Johnson derhal çağrılmasında ısrar etti. Kız kardeşleri ise köy hekimlerinin önerilerinin pek etkili olmayacağını ileri sürerek Londra'dan tanınmış bir doktorun olabildiğince çabuk getirilmesini önerdiler. Elizabeth buna gerek görmedi ama Bingley'nin teklifini reddetmedi. Bayan Jane Bennet'ın durumunda iyileşme görülmezse Bay Johnson sabah erkenden çağrılması kararlaştırıldı. Bingley oldukça endişelenmişti. Kız kardeşleri de son derece üzgün olduklarını söylüyorlardı. Yine de akşam yemeğinden sonra üzüntülerini düet yaparak gidermeye çalıştılar. Bingley ise hastaya ve kız kardeşine olabildiğince özen gösterilmesi için kahya kadına emirler vermekten başka üzüntüsünü hafifletecek çare bulamadı. Elizabeth gecenin büyük bir kısmını ablasının odasında geçirdi. Ertesi sabah erkenden hizmetçi kızla Jane'in sağlığını sorduran Bay Bingley'e ve az sonra da Bingley'nin kardeşlerinin misafir olan iki zarif bayana iyi sayılabilecek haberler gönderebildiği için memnundu. Ama gene de annesinin gelip Jane'i görmesi ve duruma hakkında karar vermesi için Longbourn'a bir mektup gönderilmesini rica etti. Mektup derhal gönderildi ve içerdiği istekte hemen yerine getirildi. Bayan Bennet yanında iki küçük kızıyla kahvaltıdan az sonra Netherfield'a vardı. Jane'i belirgin bir tehlike içinde görseydi, Bayan Bennet kederlenecekti. Ama hastalığın telaş edilecek kadar ağır olmadığını görerek memnun olduktan sonra iyileşmesi Netherfield'den ayrılması demek olduğundan kızının çabuk iyileşmesini istemedi. Bu nedenle kızının eve dönme isteğini bile dinlemedi. Bayan Bennet'la hemen aynı anda gelen eczacı da eve dönme isteğine sıcak bakmıyordu. Jane'le biraz oturduktan sonra Bayan Caroline Bingley'nin gelip kendilerini davet etmesi üzerine anneyle üç kızı kahvaltı salonuna indiler. Bingley onları karşılarken Bayan Bennet'ın büyük kızını tahmin ettiğinden de kötü bir durumda bulmamış olmasını umduğunu söyledi. Doğrusunu isterseniz ağır buldum diye yanıtladı Bayan Bennet. Bay Jones şimdilik onu yerinden kıpırdatmamamızı söylüyor. Nezaketinizden bir süre daha yararlanmak zorunda kalacağız. Bingley, eve götürmek mi? dedi. Aklınıza bile getirmeyin. Eminim kız kardeşim de bunun sözünü ettirmeyecektir. Bayan Jane Bennet bizde kaldığı sürece olabildiğince özen görecektir, dedi Caroline Bingley soğuk bir nezaketle. Bundan emin olabilirsiniz efendim. Bayan Bennet bol keseden teşekkür etti. Böyle iyi dostlarımız olmasaydı, Jane'in hali ne olurdu bilemiyorum. Çünkü çok hasta olduğu ve acı çektiği halde her zaman olduğu gibi gerçekten büyük bir dayanma gücü gösteriyor. Tartışmasız dünyanın en iyi huylu kızıdır. Öbür kızlarıma hep söylerim. Jane'in tırnağının ucu bile olamazsınız diye. Bu salon çok şirin Bay Bingley. Şu çakıllı yolun manzarası da çok güzel. Sanırım ülkede Netherfield'in bir işi daha yoktur. Burasını kısa bir süre için kiraladınız ama umarım hemencecik bırakıp gitmeye kalkışmazsınız. Ben her işimi hemencecik yaparım, diye yanıtladı Bingley. Onun için eğer Netherfield'i e terk etmeye karar verirsem beş dakikada çıkıp giderim. Ama şimdilik kendimi buraya tamamen yerleşmiş sayıyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum, dedi Elizabeth. Bingley ona dönerek merakla, demek beni anlamaya başlıyorsunuz öyle mi, diye sordu. ''Ya evet, sizi çok iyi anlıyorum. Bunu bir iltifat olarak kabul etmek isterdim. Ama korkarım bu kadar kolay anlaşılır olmak hiç hoş bir şey değil. Sizce böyle olabilir ama bundan, sizinkinden daha derin ve anlaşılması güç bir kişinin daha az veya daha çok saygın olduğu anlamı çıkarılamaz.'' ''Lizzie!'' diye bağırdı annesi. ''Nerede olduğunu unutma. Burada da evdeki gibi ileri geri konuşma.'' Bingli. Sizin karakter okuma merakınız olduğunu bilmiyordum. Çok eğlenceli bir iş olsa gerek, diye devam etti. Evet ama insanı en çok eğlendiren de anlaşılması güç karakterleri analiz etmektir. Hiç değilse böyle bir üstünlükleri var. Dersi, genellikle taşrada pek az analiz edilecek konu bulunabilir, dedi. Taşrada insan çok dar ve tek düze bir topluluk içindedir. Gel gelelim insanlar zamanla o kadar çok değişiyorlar ki her zaman gözlemlenecek yeni bir şey bulunuyor. Darcy'nin taşradan böyle söz etmesini alınan Bayan Bennet, gerçekten de öyle diyerek kızının sözünü onayladı. Taşrada da şehirde rastlanan olayların olduğuna inanabilirsiniz. Herkes şaşırmıştı. Darcy bir an Bayan Bennet'in yüzüne baktıktan sonra sessizce başını çevirdi. Ona karşı tam bir zafer kazandığını sanan Bayan Bennet, Zaferin tadını daha da çıkarmak için bana sorarsanız mağazalarıyla eğlence yerleri bir yana Londra'nın taşradan üstün olan bir yanını göremiyorum. Taşra çok daha hoştur. Öyle değil mi Bay Bingley? Bingley Taşrada olduğum zaman kente dönmek istemiyorum diye yanıtladı. Şehirde bulunduğum zaman da hemen aynı şey oluyor. İkisinin de iyi yönleri var. Ben hangisinde yaşarsam yaşayayım mutlu olabilirim. Bayan Bennet İyi huylusunuz da onun için. Dedikten sonra Darcy'ye bakarak ama bana öyle geliyor ki bu bayın gözünde taşranın değeri yok diye ekledi. Annesinin sözleri üzerine kıpkırmızı kesilen Elizabeth kesinlikle yanılıyorsunuz anneciğim dedi. Bay Darcy'yi tamamıyla yanlış anladınız. Taşra'da şehirdeki kadar değişik kimselere rastlanmaz dedi ki, bunun doğru olduğunu siz de kabul edersiniz. Tabii şekerim rastlanır diyen yok ki ama buralarda çok insanla tanışılamadığı konusuna gelince bu saçmalık bizimkinden daha geniş bir çevre çok az bulunur 24 aile bir araya geldiğimizi bilirim. Bingley'nin gülmesine ancak Elizabeth'e duyduğu saygı engel oldu. Ama kız kardeşi onun kadar ince değildi ve anlamlı bir gülümsemeyle gözlerini Darcy'ye çevirdi. Elizabeth sırf annesinin düşüncelerini konudan uzaklaştırmak için kendisi ayrıldığından beri Charlotte Lucas'ın Longbourn'a gelip gelmediğini sordu. Annesi, evet dedi. Dün babasıyla uğradı. Şu Sir William ne hoş bir adam değil mi Bay Bingley? O kadar modern, o kadar kibar, o kadar doğal ki. Her zaman herkesle konuşacak bir konu bulur. Ben görgü diye buna derim. Kendilerini bir şey sanıp da ağızlarını hiç açmayanlar görgü konusunda tamamen yanılıyorlar. Charlotte yemeği sizinle mi yedi? Hayır, eve dönmekte ısrar etti. Galiba elmalı turta yapacaklarmış da onun başında durması gerekiyormuş. Bay Bingley, kendi hesabıma ben her zaman üzerlerine düşen işleri yapmasını bilen hizmetçiler kullanırım. Benim kızlarım bambaşka yetişmiştir. Ama kuşkusuz herkes kendi işini kendi bilir.'' İnanın Lucas'ların kızları çok iyidir. Ama yazık ki güzel değiller. Hoş, ben Charlotte'ı çok çirkin bulmuyorum ama belki de çok iyi dostuz da ondan. Bingley, çok hoş bir genç bayana benziyor, dedi. Aa tabii ama çok güzel olduğu söylenemez. Lady Lucas'ın kendisi bunu kaç kere söylemiş ve Jane gibi güzel bir kızım var diye beni kıskandığını bile itiraf etmiştir. Kendi çocuğumu öme koşuma gitmez ama doğrusu Jane kadar güzel bir kıza da pek az rastlanır. Ben belki biraz duygularıma kapılıyorum ama herkes öyle diyor. Daha 15 yaşındayken Londra'da kardeşimin evinde oturan bir bay Jane'e öyle aşık olmuştu ki eşim bu bayının biz oradan ayrılmadan önce ona evlenme teklif edeceğinden emindi. Ama nedense böyle bir teklif yapmadı. Belki de Jane'in çok genç olduğunu düşündü. Yine de Jane için şiirler yazdı hem de güzel şeyler. Bir aşk da böyle bitti diye mırıldandı Elizabeth sinirleri biraz gerilmiş olarak. Bana kalırsa aynı şekilde sönüp giden çok aşk vardır. Şiirin aşkı kapı dışarı kaçırdığını acaba ilk önce kim keşfetti? Dersi ben öteden beri şiiri aşkın gıdası sayarım dedi. Saf derin sağlıklı bir aşk için belki zaten güçlü olan bir şeyi her şey besler. Ama eğer bu hafif, zayıf bir tür eğilimse benim görüşüme göre güzel bir sone onu açlıktan öldürür. Darcy ses çıkarmadan gülümsedi. Bunu izleyen genel sessizlik, annesi gene bir pot kıracak korkusuyla Elizabeth'i titretti. Konuşmak istiyor ama söyleyecek söz bulamıyordu. Kısa bir sessizlikten sonra Bayan Bennet, Jane'den baş bir de Lizzie'nin verdiği rahatsızlık için özür dileyerek Jane'e gösterdiği nezaketten dolayı Bay Bingley'e tekrar teşekkür etti. Bay Bingley içten bir nezaketle cevap verdi ve kız kardeşinize nazik olmaya ve duruma uygun sözler söylemeye zorladı. Bayan Caroline Bingley rolünü yapma konusunda doğrusu hiç de gönüllü değildi. Ama Bayan Bennet durumdan hoşnuttu ve biraz sonra da arabasını çağırttı. Bu işaret üzerine en küçük kızı hemen ortaya atıldı. İki kardeş geldiklerinden beri hep birbirleriyle fısıldaşmışlardı ve sonunda en küçük kızın Bay Bingley'e Netherfield'e ilk geldiği zamanlarda bir balo düzenlemeye söz vermiş olduğunu hatırlatmaya karar vermişlerdi. Lydia 15 yaşında, gürbüz, teni güzel, yüz hatları yumuşak bir kızdı. Annesinin en sevgili kızıydı. Bu sevgi yüzünden çok küçük yaşta sosyeteye karışmıştı. Genç bir vahşi hayvan gibi neşe ve hayat doluydu ve kendine güvenirdi. Güzel ziyafetleri ve kendisinin cesaret verici tavırları sayesinde subayların ona gösterdikleri ilgi özgüvenini artırmıştı. Sonuçta kendini Bay Bingley ile balo konusunda konuşacak düzeyde görüyordu. Bu nedenle damdan düşer gibi ona sözünü hatırlattı ve bu sözünü yerine getirmezse dünyanın en büyük ayıbını işlemiş olacağını söyledi. Bu ani saldırıya Bay Bingley'nin verdiği cevap, Bayan Bennet'in kulağını müzik gibi okşadı. Sizi temin ederim, sözümde durmaya hazırım. Ablanız iyileşir iyileşmez, lütfedip gününü de siz belirlersiniz. Ama herhalde o hastayken baloya gidip dans etmek istemezsiniz. Lydia bu yanıttan hoşnut kaldığını bildirdi. Ah tabii, Jane'in iyileşmesini beklemek çok daha iyi olur hem o zamana kadar yüzbaşı Carter da Merit'ına dönmüş olur. Sizin balonuzdan sonra onların da bir balo vermelerinde ısrar edeceğim. Eğer yapmazsa çok ayıp olacağını Albay Foster'a söyleyeceğim. Böylece Bayan Bennet'la kızları gittiler. Elizabeth, evin hanımlarıyla Bay Darcy'yi, kendisi ve yakınlarının tavır ve hareketleri hakkında rahat fikir yürütebilsinler diye onlaş başa bırakarak hemen Jane'in yanına döndü. Ne var ki Bayan Caroline Bingley'nin güzel gözler hakkındaki bütün imalarına rağmen iki kız kardeş Darcy'yi Elizabeth'i çekiştirme konusunda kendileriyle birlik olması için ikna edemediler. O gün de aşağı yukarı bir önceki gün gibi geçti. Bayan Hurst ile Bayan Caroline Bingley sabahın birkaç saatini yavaş olmakla beraber gitgide iyileşen hastanın yanında geçirdiler. Akşam üzeri salonda Elizabeth onlara katıldı. Nedense akşam oyun masası kurulmamıştı. Bay Darcy mektup yazıyor, Bayan Caroline Bingley de yanına oturmuş onu seyrediyor ve kız kardeşine selam yollama bahanesiyle sık genç adamın dikkatini dağıtıyordu. Bay Hurst ile Bay Bingley piket oynuyor, Bayan Hurst de onları seyrediyordu. Elizabeth eline bir nakış almıştı ve Darcy ile Bayan Caroline Bingley'nin arasında geçenlerle eğleniyordu. Genç kızın genç adamın el yazısı, satırlarının düzgünlüğü ve mektubunun uzunluğu hakkındaki övgülü sözleri ve bu takdirlerin tam bir kayıtsızlıkla karşılanışı Elizabeth'in Bayan Caroline Bingley ve Darcy hakkındaki görüşleriyle uygun düşen tuhaf bir manzara oluşturuyordu. Böyle bir mektup almak kim bilir Bayan Darcy'yi ne kadar sevindirecek? Genç adam cevap vermedi. Görülmedik derecede çabuk yazıyorsunuz, Yanılıyorsunuz. Oldukça yavaş yazarım. Kim bilir bir yılda kaç mektup yazmak zorunda kalıyorsunuz. İş mektupları dahil. İş mektuplarından da öyle nefret ederim ki. Şu halde o çeşit mektuplar yazmanın sizin yerinize benim payıma düşmüş olması büyük şans. Kız kardeşinizi çok özlediğimi yazın lütfen. İsteğiniz üzerine bunu daha önce yazmıştım. Sanırım kaleminizden memnun değilsiniz. İzin verin de ucunu düzelteyim kalem düzeltmekte pek becerikliyimdir. Teşekkür ederim ama ben kalemimi her zaman kendim düzeltirim. Nasıl bu kadar düzgün yazabiliyorsunuz? Darcy sesini çıkarmadı. Kardeşinize arp çalmayı ilerlettiği için çok sevindiğimi söyleyiniz. Çizdiği küçük, güzel masa örtüsü desenine de hayran olduğumu yazmayı sakın unutmayın. Bence Bayan Greatly'ninkinden kat kat üstün bir örnek.'' Hayranlıklarınızı gelecek mektubuma bırakmama izin verir misiniz? Onları yazacak yerim kalmadı. Ah, önemi yok. Nasılsa Ocak ayında onu göreceğim. Ama siz ona hep böyle uzun güzel mektuplar mı yazarsınız Bay Darcy? Mektuplarım genellikle uzundur ama hep güzel olup olmadıklarını takdir etmek bana düşmez. Kolaylıkla uzun mektup yazabilen bir insanın kötü yazamayacağına inanmışımdır. Bingley bu sözler dersi için bir iltifat olamaz Caroline diye atıldı. Çünkü pek o kadar da kolay yazamaz. Tumturaklı kelimeler bulmak için uğraşır durur. Öyle değil mi dersi? Benim yazış tarzım seninkinden oldukça değişik. Bayan Caroline Bingley. Aa Charles mı diye atıldı. O düşünemeyeceğiniz kadar üstün körü yazar. Kelimeleri yarım bırakır. Yazdıklarını da kurutma kağıdıyla kurutacağım derken siler. Düşüncelerim o kadar hızlı akar ki onları ifade etmeye kalemim yetişemez. Bu yüzden bazen mektup yazdıklarım hiçbir şey anlayamaz. Elizabeth, bu alçak gönüllülüğünüz karşısında size takılanlar söyleyecek söz bulamayacaklar Bay Bingley, dedi. Darcy, alçak gönüllü görünmek kadar yanıltıcı bir şey olamaz, dedi. Bu çoğu zaman başkalarının görüşlerini aldırış etmemek ya da gizli bir böbürlenmedir. Benim şimdi yaptığım küçük alçak gönüllülük sence bunlardan hangisi? Gizli böbürlenmek. Çünkü yazıdaki kusurlarının fikir hızından ve bu fikirleri şekillendirmeye dikkat etmemekten doğduğu görüşündesin. Bunun saygıya değer değilse bile hiç olmazsa çok ilginç olduğuna inanıyorsun. Herhangi bir şeyi çabucak yapmak kişi tarafından her zaman değerli sayılır ve çoğu zaman yapılan işin kusurlu olmasına aldırış edilmez. Bu sabah bayan Bennett'a Netherfield'dan ayrılmaya karar verirsen 5 dakika içinde çıkıp gideceğini söylerken bunu övülmeye değer bir şey gibi, bir tür meziyet gibi göstermek istedin. Oysa ister istemez birçok gerekli işin yüzüstü bırakılmasıyla sonuçlanacak ve ne kendin ne de bir başkası için gerçek bir yarar sağlamayacak olan körü körüne bir acelecilikte böbürlenecek ne var? Bingli hayır dedi. Sabah söylenen bütün saçmalıkları akşam kafama kalkman da fazla oluyor. Ama şerefim üzerine söylüyorum. Kendime dair ne dedimse doğru olduğuna inanarak söyledim ve hala da inanıyorum. Gereksiz yere aceleci olduğumu sırf hanımlara gösterişli olsun diye söylemiş değilim. İnanarak konuştuğundan şüphem yok ama gidecek olsan öyle apar topar gidebileceğini hiç sanmıyorum. Herkes gibi senin de hareketin rastlantıya bağlı olacaktır. Ne bileyim tam atına binerken bir dostun Bingley gelecek haftaya kadar kalsan iyi olur dese Belki de onu dinler gitmezsin. Üstelik bir başka söz üzerine gidişini bir ay geciktirmen bile akla gelebilir. Elizabeth, bu sözlerinizle yalnızca Bay Bingley'nin kendisini yeterince övmediğini kanıtlamış oldunuz, dedi. Onun uysal biri olduğunu siz kendinizden çok daha iyi belirttiniz. Bingley, Elizabeth'e dönerek, Arkadaşımın sözlerini huyumun güzelliği şeklinde yorumladığınız için size çok minnettarım, diye gülümsedi. Ama korkarım konuşmaya arkadaşımın hiç istemediği bir anlam veriyorsunuz. Çünkü ortaya attığı durum karşısında karşıma çıkan dosta hemen olumsuz bir cevap verip son hızla atımı sürsem Darcy'nin gözünde kuşkusuz daha iyi bir adam olurum. O zaman Bay Darcy gitme kararını vermekte gösterdiğiniz aceleciliğin kefaretini bu duyguya kapılmamak için gösterdiğiniz inadınızla ödediğinizi mi düşünecekti acaba? Doğrusu bunu ben açıklayamam. Darsi anlatsın. Benimle ilişkilendirmenize rağmen kendime mal etmediğim fikirlerin hesabını vermemi istiyorsunuz galiba. Konuyu sizin ileri sürdüğünüz şekilde ele alsak bile şunu hatırlamalısınız ki Bayan Bennett, Bay Bingley'nin bir hafta daha kalmasını teklif eden kimse, bunu yalnızca dilemekle kalmış, isteğinin yerinde olduğuyla ilgili herhangi bir gerekçe ileri sürmemiş, bir neden göstermemiştir. Bir arkadaşın dileğine hemen kolayca boyun eğmek sizce bir meziyet değil öyle mi? Bir şeye inanmadan razı olmak, ne teklif eden ne de kabul eden için bir meziyettir. Bana öyle geliyor ki Bay Darcy, dostluk ve sevginin etkisini hesaba katmıyorsunuz. Böyle bir teklifte bulunan kimseye karşı duyulan saygı, çoğu zaman insana nedenini sormadan o isteği hemen kabul ettirebilir. Bay Bingley için verdiğiniz örnek üzerinde özellikle durmuyorum. Bay Bengli'nin doğru hareket edip etmediğine karar vermek için böyle bir hareketin olmasını beklesek belki de daha yerinde olur. Ama genel ve gündelik ilişkilerde bir kişi herhangi bir arkadaşından önemli olmayan bir kararı değiştirmesini ister de arkadaşı bu konuda tartışmalarla ikna edilmeyi beklemeden bu isteği kabul ederse onun hakkında kötü bir hüküm mü verirsiniz? Bu konuda daha derinlemesine ilerlemeden önce bu teklifin önemi ve söz konusu iki kişi arasındaki dostluğun derecesi hakkında biraz daha kesin bir fikir edinmemiz daha iyi olmaz mı? Bingley, hay hay dedi. Bütün ayrıntıları öğrenelim. Boylarını, postlarını tarif etmeyi de unutmamalı. Çünkü Bayan Bennet tartışmada bu sandığınızdan daha etkili olabilir. İnanın Darcy bana göre bu kadar iri yarı, uzun boylu olmasaydı ona şimdikinin yarısı kadar saygı göstermezdim. İnanın kimi yerlerde ve kimi anlarda Darcy'den daha ürkütücü bir şey düşünemiyorum. Özellikle kendi evinde ve hiçbir işi olmadığı pazar akşamlarında. Bay Darcy gülümsedi. Ama Elizabeth onun biraz gücendiğini düşündüğü için kendini tuttu, gülmedi. Bayan Caroline Bingley ise Bay Darcy'ye böyle münasebetsizce davranılmasına kızmış, saçma sapan şeyler söylediği için ağabeyini azarlamaya başlamıştı. Darcy arkadaşına "Senin amacını anlıyorum Bingley." dedi. "Tartışmadan nefret ediyorsun ve onun içinde bizi susturmak istiyorsun. Belki de haklısın. Tartışmalar kavgaya benzer. Eğer Bayan Elizabeth Bennet'la tartışmanıza ben odadan çıkıncaya kadar ara verirseniz çok minnettar olurum. O zaman arkamdan istediğinizi söyleyebilirsiniz." Elizabeth bu isteğiniz benim için büyük bir özveri sayılmaz, dedi. Hem Bay Darcy de mektubunu bitirse iyi olur. Bay Darcy bu öneriye uydu ve mektubunu bitirdi. Bu iş sona erince genç adam, Bayan Caroline Bingley ve Elizabeth'ten biraz piyano çalmalarını istedi. Bayan Caroline Bingley hemen sevinçle piyanoya doğru seyirtti ve önce Elizabeth'in başlaması için yaptığı nazik rica Aynı nezaketle reddedilince piyanonun başına oturdu. Bayan Hurst de kız kardeşiyle birlikte şarkı söyledi. O sırada piyanonun üzerindeki notaları karıştırmakta olan Elizabeth, Bay Darcy'nin gözlerini ne kadar sık kendisine çevirdiğinin ister istemez farkına vardı. Bu derece burnu kaftağında olan bir adamın kendisini beğenebileceğini hiç sanmıyordu. Gel gelelim, erkeğin ona hoşlanmadığı için bakıp durması da aynı derecede tuhaf kaçardı. Orada bulunanlar arasında Bay Darcy'nin gözünde en kusurlu ve küçümsenmeyi en çok hak eden kişi olduğu için onun dikkatini çektiği sonucuna vardı. Bu olasılık genç kıza hiç de üzüntü vermedi. Bay Darcy'den kendisine değer verip vermediğine aldırış edecek kadar hoşlanmıyordu ki. Birkaç İtalyanca şarkı çaldıktan sonra Bayan Caroline Bingley oynak bir İskoç havasına geçti ve az sonra Bay Darcy, Elizabeth'e yaklaşarak ''Bu fırsattan yararlanıp İskoç dansı etmek ister misiniz sevgili Elizabeth?'' dedi. Elizabeth gülümsedi ama yanıt vermedi. Darcy onun sessizliği karşısında biraz şaşırarak sorusunu tekrarlayınca genç kız ''Ah, sizi ilk sorduğunuzda da duydum.'' dedi. ''Ama ne cevap vereceğimi hemen kestiremedim.'' ''Biliyorum.'' Evet dediğimi duymak Böylece zevkimi küçümsemenin keyfini tatmak istiyorsunuz. Ama ben bu tür planları alt üst ederek benimle alay etmeyi tasarlayanları yaya bırakmaktan hep hoşlanmışımdır. Bunun için size İskoç dansı etmeye niyetim olmadığını söylemeye karar verdim. Şimdi elinizden gelirse beni küçümseyin bakalım. Doğrusu niyetim bu değildi. Elizabeth onu gücendirmeyi beklediği için bu nezaket karşısında şaşırmıştı. Ama alayla karışık tatlı tavırları Elizabeth'in karşısındakileri gücendirmesini zorlaştırıyordu. Darcy hayatında hiçbir kadın tarafından bu kadar büyülenmemişti. Kızın ailesi aşağı seviyede olmasa Darcy gönlünü kaptırma tehlikesiyle karşılaşabileceğine inanıyordu. Bayan Caroline Bingley'nin gördükleri veya sezdikleri onu kıskandırmaya yetti. Sevgili arkadaşı Jane'in bir an önce iyileşmesi için duyduğu sabırsızlıkta Elizabeth'ten kurtulmak isteğinin payı büyüktü. Sık sık Elizabethle Darcy'nin olası evliliklerinden söz açıp böyle bir birleşmenin genç adamı ne kadar mutlu edeceğini alaycı bir tavırla anlatarak onu Elizabeth'ten soğutmayı umut ediyordu. Ertesi gün birlikte fidanlıkta dolaşırken Caroline Bingley Darcy'ye "Umarım şu hayırlı iş olduğu zaman," dedi. Kayınvalidenize dilini tutmanın yararlarını üstü kapalı birkaç kelimeye olsun anlatır. Sonra da eğer elinizden gelirse şu küçük kızların subayların peşinden koşma hastalıklarını tedavi edersiniz. Ayrıca izninizle çok nazik bir konuya daha değineceğim. Göz koyduğunuz genç hanımın yapısındaki saygısızlığa ve kendini beğenmişliğe benzeyen yönünü de baskı altında tutmaya çalışacağınızı umarım. Aile hayatımın mutluluğu için başka bir tavsiyeniz var mı? Aa tabii. Enişteniz ve teyzeniz olacak Bay ve Bayan Philips'in portrelerini Pemberley'deki galeriye asın Emi. Meşhur hakim amcanızın yanına. Ne de olsa meslektaş sayılırlar. Biliyorsunuz yalnızca yolları ayrı. Elizabeth'in resmine gelince onu yaptırmaya hiç kalkışmayın. Çünkü o güzel gözlerin hakkında hangi ressam verebilir? Gerçekten de bu gözlerin ifadesini resmetmek kolay olmayacaktır ama çok güzel olan rengini, biçimini ve kirpikleri çizmek pek güç olmasa gerek. Tam o sırada başka bir yoldan gelmekte olan Bayan Hurst de Elizabeth karşılarına çıktı. Bayan Caroline Bingley, konuştuklarının duyulmuş olması korkusundan doğan bir şaşkınlıkla "Yürüyüş yapmak istediğinizi bilmiyordum." dedi. Bayan Hurst Dışarı çıkacağınızı haber vermeden kaçmakla çok ayıp ettiniz diye cevap verdi. Bu sözlerden sonra Bayan Hurst Bay Darcy'nin serbest olan koluna girerek Elizabeth'i kendi başına bıraktı. Yolda yan yana ancak üç kişinin yürüyebileceği genişlikteydi. Bay Darcy onların bu balığının farkına vararak bu yol dar dedi. Hepimizi almıyor. Ana yola çıksak daha iyi olur. Fakat onlarla kalmaya niyet olmayan Elizabeth gülerek. Hayır hayır siz rahatınızı bozmayın. Çok hoş bir grup oldunuz doğrusu. Çok güzel bir tablo yaratıyorsunuz. Aranıza dördüncü biri katılırsa bu güzel tablo bozulur. Hoşçakalın. Genç kız bu sözleri söyledikten sonra neşeyle koşarak uzaklaştı. Kendi başına dolaşırken bir iki güne kadar evine döneceğini düşünerek seviniyordu. Jane de o akşam bir iki saat için odasından çıkmaya niyetlenecek kadar iyileşmişti. Akşam yemeğinden sonra ev sahibi kadınlar salona geçince Elizabeth hemen ablasının yanına koştu ve onu üşümesin diye sarıp sarmalayarak aşağı indirdi. İki arkadaşı Jane sevinçlerini belirten sözlerle karşıladılar. Erkekler gelinceye kadar geçen süre içinde o kadar iyi davrandılar ki Elizabeth şimdiye kadar onları hiç bu kadar sevimli görmemişti. İstedikleri zaman pek de güzel ve yerinde konuşuyorlardı. Katıldıkları bir eğlenceyi eksiksiz veya komik bir fıkrayı nükteyle anlatabiliyorlar, tanıdıklarıyla çekinmeden alay edebiliyorlardı. Fakat erkekler içeri girince Jane e ilgi göstermeyi bıraktılar. Gözlerini derhal Darcy'ye çeviren Caroline Bingley, genç adam daha bir adım bile atmadan ona söyleyecek bir şeyler buldu. Bay Darcy doğrudan doğruya Jane Bennet'a dönerek ona nazikçe geçmiş olsun dedi. Bay Hurst Jane'e hafif bir reverans yaparak çok memnun olduğunu söyledi. Ama onunla asıl uzun ve hararetle ilgilenen Bay Bingley olmuştu. Bingley ona büyük bir neşeyle ilgi gösteriyordu. İlk yarım saati Jane bir odadan başka bir odaya geçtiğinden üşümesin diye şömineye odun atmakla geçirdi. Ve Bay Bingley'nin isteği üzerine Jane'in kapıdan olabildiğince uzakta oturması için şöminenin öbür tarafına Bingley de genç kızın yanı başına geçti. Ve hemen başka kimseyle konuşmadı. Karşı köşede nakış işlemekte olan Elizabeth, bütün bunları büyük bir zevkle izliyordu. Çaylar içildikten sonra Bayhurst, baldızına oyun masasını hatırlattı. Ama boşuna, Caroline, Darcy'nin kağıt oynamak istemediğini öğrenmişti. Bayan Caroline Bingley eniştesini kimsenin kağıt oynamak niyetinde olmadığı konusunda ikna etti. Odadakilerin bu konuda ses çıkarmayışı da onun sözlerini onaylamış gibi oldu. Bunun üzerine Bay Hurst için kanepelerden birine uzanıp uyumaktan başka yapacak şey kalmamıştı. Darcy eline bir kitap aldı. Bayan Caroline Bingley de öyle yaptı. Bilezikleri ve yüzükleriyle oynamakla meşgul olan Bayan Hurst de arada sırada ağabeyiyle Jane Bennett'ın sohbetine katılıyordu. Caroline Bingley kendi elindeki kitapla olduğu kadar Bay Darcy'nin kitabından kaç sayfa okuduğuyla da ilgileniyordu. Hiç durmadan ya bir şey soruyor ya da uzanıp genç adamın kitabına bakıyordu. Ama onu konuşturmayı başaramadı. Darcy yalnızca sorularına cevap veriyor, sonra gene kitabına dönüyordu. Nihayet sırf Darcy'nin elindeki kitabın ikinci cildini seçti diye eserle eğlenmeye çalışmaktan sabrı tükenen Caroline Bingley uzun esnedi ve Geceyi bu şekilde geçirmek ne kadar hoş, dedi. Ne derlerse desinler, doğrusu okumak kadar zevkli bir şey olamaz. İnsan kitaptan başka her şeyden o kadar çabuk bıkıyor ki. Kendi evim olduğu zaman mükemmel bir kütüphanem olmazsa kendimi çok kötü hissedeceğim. Karşılık veren olmadı. Caroline Bingley yine esnedi. Kitabı elinden bir tarafa attı ve gözleriyle odada kendini eğlendirecek bir şey aramaya başladı. Bu sırada ağabeyinin bayan Jane Bennet'a bir balodan söz ettiğini duyunca ansızın ona dönerek Charles sırası gelmişken Netherfield'de balo düzenleme konusunda gerçekten ciddi misin diye sordu. Sana tavsiyem böyle bir karar vermeden önce buradakilerin de fikrini alman. Yanılmıyorsam bazılarımız için balo zevkten çok ceza olacak. Kardeşi, Darcy'yi kastediyorsun dedi. İsterse balo başlamadan çıkıp yatabilir. Baloya gelince kararlaştırıldı bile. Ve Nicholas mutfak hazırlığını tamamlar tamamlamaz davetiyeleri göndereceğim. Caroline Bingley, balolar başka türlü yapılsa çok daha fazla hoşuma gidecek diye karşılık verdi. Ama alışılmış adetlere göre verilen balolar dayanılmayacak kadar sıkıcı oluyor. Böyle toplantılarda eğlencenin temeli dans etmek değil de düşünceleri tartışmak olsaydı bence daha mantıklı bir şey olurdu çok daha mantıklı olacağını kabul ediyorum Keroline'cim. Ama o zaman baloya benzer tarafı kalmaz. Keroline Bingley cevap vermedi ve az sonra ayağa kalkıp salonda gezinmeye başladı. Vücudu zarifti. Uyumlu bir yürüyüşü vardı. Bütün bunları dersi için yapıyor ama o da inadına kitaptan başını kaldırmıyordu. Genç kız umutsuzluk içinde bir gayret daha sarf etti ve Elizabeth'e dönerek ''Bayan Elizabeth Bennet'' dedi. Size de benim gibi kalkıp odada bir tur atmanızı tavsiye ederim. İnanın aynı durumda bu kadar uzun zaman oturduktan sonra çok iyi geliyor. Elizabeth şaşırmıştı ama hemen kabul etti. Caroline Bingley'nin bu nezaket gösterisindeki amaç asıl hedefine ulaştı. Bay Darcy başını kitaptan kaldırıp baktı. Caroline'ın böyle bir dostluk davranışı yapmış olması Darcy'yi en az Elizabeth kadar şaşırtmıştı. Dersi farkında olmadan elindeki kitabı kapadı. O da yürüyüş yapmaya davet edildi. Ama bayanların yürümek istemelerinde iki amaç olabileceğini ve her iki durumda da kendisinin aralarına katılmamasının daha yerinde olacağını söyleyerek reddetti. Ne demek istemişti? Caroline Bingley bu sözlerin ne anlama geldiğini öğrenmeye can atıyordu. Elizabeth'e sözlerinden bir anlam çıkarıp çıkaramadığını sordu. Elizabeth, hayır Hiçbir anlam çıkaramıyorum diye cevap verdi. Ama inanın bize karşı kinci olmaya çalışıyor. Ona hayal kırıklığına uğratmanın en kestirme yolu da kendisine hiçbir şey sormamamız olacaktır. Ama Bay Darcy hiçbir konuda hayal kırıklığına uğratmak elinden gelmediği için Caroline Bingley ısrarla bu iki amacın açıklanmasını istedi. Caroline Bingley, Bay Darcy'nin ağzını açmasına fırsat verince genç adam Açıklamakta en küçük bir sakınca görmüyorum, dedi. Salonda böyle dolaşmak istemeniz ya sırdaş olduğunuz ve birbirinizle görülecek gizli şeyleriniz olduğu içindir ya da vücudunuzun en çok yürürken güzel göründüğünü bildiğinizdendir. Birinci şıkta yanınıza gelirsem konuşmanızı engellemiş olurum. İkinci şıktaysa şöminenin yanında oturarak güzelliğinizi daha iyi seyrederim. Aa, ne yaramazsınız, dedi Caroline Bingley. Hayatımda bu kadar hınzırca bir söz işitmedim. Bayan Eliza, bu sözleri için onu nasıl cezalandıralım? Elizabeth Siz istedikten sonra bundan kolay bir şey olamaz, cevabını verdi. Hepimiz birbirimizi cezalandırıp canından bezdirebiliriz. Onunla alay eden Gülün, kendisiyle bu kadar samimi olduğunuza göre bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuzdur. Yemin ederim bilmiyorum. Yakın arkadaşlığımın bana henüz bunu öğretmediğinden emin olabilirsiniz. Böyle serin kanlı, laf altında kalmayan biriyle alay etmek, hayır hayır, bu konuda o bizi aşar. Gülmeye gelince, izninizle neden siz yere gülerek kendimizi gülünç duruma düşürmeyelim? Bay dersi varsın, böbürlensin. Bay dersiye gülünmez öyle mi? İşte bu az rastlanan bir üstünlük ve bu üstünlüğün bir eşi daha bulunmamasını dilerim. Çünkü böyle birçok tanıdığımın olması benim zararıma olacaktır. Ben gülmeyi severim. Bayan Caroline Bingley, dedi Darcy. Bana akla sığmayacak bir üstünlük yüklüyor. En aklı başında ve en olgun kimseler bile, becerikli ve çok iyi adamlar bile, daha doğrusu onların çok yerinde olan en olgun hareketleri bile hayatta başlıca amacı alay etmek ve şaka yapmak olan biri tarafından gülünç bulunabilir. Elizabeth, kuşkusuz cevabını verdi. Böyle insanlar var ama umarım ben onlardan biri değilim. Kusursuz ve olgun davranışları alaya almayı dünyada istemem. Aptallık ve saçmalıkların, safsata ve dengesizliklerin beni eğlendirdiğini ve bunlara her fırsatta güldüğümü itiraf ediyorum ama sanırım bunlar size çok uzak şeyler. Bunlardan kaçınmak belki de hiç kimsenin elinde değildir. Ama ben sağlam bir akıl yürütmeyi çoğu zaman gülünçleştiren bu kusurlardan bütün ömrümce kaçınmaya çalıştım. Bu kusurların arasında kibir ve gurur da vardır sanırım. Evet, kibir gerçekten bir kusurdur ama gurur, kişi gerçekten zeki ise gururunu her zaman iyiye kullanabilir. Elizabeth güldüğünü belli etmemek için başını öteye çevirdi. Bay Darcy'yi sorguya çekmemiz bittiğine göre dedi Caroline Bingley. Lütfen sonucu açıklar mısınız? Bu incelemeden sonra Bay Darcy'nin kesinlikle kusursuz bir insan olduğu sonucuna vardım. Nitekim kendileri de bunu açıkça kabul ediyor. Hayır, dedi Darcy. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Yeterince kusurum var ama bunların kavrayışla ilgili olmadığını umarım. İyi huylu bir insan olduğuma kalıbımı basamam. Biraz aşırı dikkatliyim. Oysa biraz daha yumuşak olabilmek gerekiyor. Çevremdekilerin saçmalıklarını ve kötülüklerini gerektiği kadar çabuk unutmuyorum. Beni inciten hareketlerini de öyle. Duygularım başkalarının keyfine göre değişmez. Hatta biraz kinci olduğum söylenebilir. Kanaatim bir kez sarsıldı mı, sonsuza kadar bitti demektir. Elizabeth, bu gerçekten bir kusur, diye araya girdi. Dargınlığı unutmamak karakter için bir kusurdur. Gene de kusurunuzu iyi seçmişsiniz. Çünkü bu benim alaya alabileceğim bir kusur değil. Gene elimden kurtuldunuz. Bence her benlikte kötülüğe eğilim, en iyi eğitimin bile yenemediği doğal bir kusur vardır. Sizin kusurunuz da herkesten nefret etme eğiliminde olmanız. Sizinki de, diye gülümseyerek yanıtladı Darcy. Beni inadına yanlış anlamak. Caroline Bingley, kendisinin katılmadığı bu konuşmadan sıkılarak söylendi. Hadi azıcık piyano çalalım Louisa. Bay Hurst'u uyandırsak kızmazsın değil mi? Kardeşi buna en küçük bir itirazda bulunmadı. Piyano açıldı. Bir anda kendini toparlayan Darcy birkaç dakika düşündükten sonra buna üzülmedi. Elizabeth'e fazla ilgi göstermenin tehlikeli olduğunu hissetmeye başlamıştı. İki kız kardeşin kendi aralarında verdikleri karar doğrultusunda Elizabeth annesine mektup yazarak o gün kendilerini almak üzere arabayı göndermesini istedi. Ama kızların ertesi salıya kadar ne Netherfield'da kalacaklarını, böylece Jane'in misafirliğinin bütün bir hafta süreceğini kurmuş olan Bayan Bennet bu haberi sevinçle karşılayamadı. Bu nedenle verdiği cevap özellikle eve dönmek için sabırsızlanan Elizabeth'in hoşuna gitmedi. Bayan Bennet, arabayı perşembeden önce göndermesine imkan olmadığını haber veriyor. Ayrıca Bay Bingley ile kız kardeşleri salıdan sonraya kalmalarında ısrar ederlerse buna izne olduğunu da ekliyordu. Gel gelelim Elizabeth bir haftadan fazla kalmamakta kararlıydı. Zaten Caroline Bingley'nin böyle bir ricada bulunacağını da pek sanmıyordu. Tersine kendilerine misafirliklerini gereksiz yere uzatıyor gözüyle bakılmasından korktuğu için Jane'e bir an önce Bay Bingley'nin arabasını istemesi için üsteledi. Nihayet başlangıçta tasarladıkları gibi o sabah Netherfield'dan ayrılacaklarını söylemeye ve arabayı istemeye karar verdiler. Onların bu kararına herkes karşı çıktı. Hiç olmazsa ertesi güne kadar kalmaları isteği Jane'i yumuşatacak kadar tekrarlandı ve Netherfield'dan ayrılmaları ertesi sabaha bırakıldı. Bunun üzerine Caroline Bingley böyle bir öneride bulunduğuna pişman oldu. Çünkü bu kardeşlerden birine karşı duyduğu kıskançlık ve nefret öbürüne karşı duyduğu sevgiyi geride bırakıyordu. Bay Bingley bu kadar erken gideceklerini işitince gerçekten üzüldü ve Jane Bennet'ı bunun kendisi için tehlikeli olduğuna hala yeterince iyileşmediğine inandırmaya çalıştı. Haklı olduğunu bildiği zaman kararlı davranırdı. Bay Darcy için bu sevinçli bir haberdi. Elizabeth, Netherfield'de yeterince uzun kalmıştı. Bu kız onu gereğinden fazla çekiyordu. Sonra Caroline Bingley Elizabeth'e karşı nezaketsiz davranıyor, kendisini de her zamankinden daha fazla iğneliyordu. Elizabeth'i beğendiğini gösteren bir harekette bulunmamaya şimdi özellikle dikkat etmek gibi akıllıca bir karara vardı. Genç kızda mutluluğunu etkileyecek bir konumda olduğu umudunu uyandırabilecek her şeyden sakınacaktı. Eğer böyle bir fikir uyandırdıysa, son günkü davranışının bunun kuvvetlenmesinde veya yok edilmesinde büyük etkisi olacağını biliyordu. Bu kararına bağlı kalarak cumartesi günü sabahtan akşama kadar Elizabeth'e on kelime ya söyledi ya söylemedi. Bir aralık yarım saat kadar yalnız kaldıkları halde Darcy başını kitabından kaldırmadı. Hatta kıza bakmadı bile. Pazar günü sabah ayininden sonra hemen hemen herkesin dört gözle beklediği veda töreni yapıldı. Caroline Bingley'nin de bir yandan Jane'e karşı sevgisi, Öte yandan Elizabeth'e karşı nezaketi hızla arttı. Gerek Longbourn'da gerek Netherfield'da Jane'le görüşmenin kendisi için büyük bir zevk olacağını söyledikten ve onu büyük bir sevgiyle kucakladıktan sonra Elizabeth'in elini bile sıktı. Elizabeth de herkesle büyük bir neşe içinde vedalaştı. Evde anneleri onları pek de güler yüzle karşılamadı. Gelmelerine çok şaşırmıştı. Bingley'lerin arabasını istemekle çok ayıp ettiklerini düşünüyordu ve Jane'in tekrar üşütmüş olabileceğini söyleyip duruyordu. Babaları memnuniyetini kısaca ifade ettiyse de onları gördüğüne gerçekten sevinmişti. Evin içinde onların boşluğunu iyice hissetmişti. Akşamları bütün aile toplandığı zaman yaptıkları konuşmalar Jane ile Elizabeth'in yokluğu yüzünden canlılığından çok şey kaybetmiş, adeta tadı kalmamıştı. İki kız Mary'i her zamanki gibi insan doğası üzerine incelemeler yaparken buldular. Genç kız hayran olunacak birkaç yeni yazı bulmuş ve ahlak konusunda bayatlamış bir takım söylemler dinlemişti. Catherine ile Lydia onlara başka haberler verdiler. Geçen çarşambadan beri alayla ilgili birçok dedikodu birikmişti. Subaylardan birçoğu son zamanlarda enişteleriyle yemek yemişler, bir ere sopa çekilmiş ve Albay Foster'ın evleneceği söylentileri yayılmıştı. Ertesi sabah kahvaltı ederlerken Bay Bennett karısına ''Umarım bugün iyi bir yemek listesi yapmışsınızdır.'' dedi. ''Çünkü yemekte misafirimiz olacağını sanıyorum.'' ''Kimi kastediyorsunuz? Doğrusu yemeğe misafir beklemiyorum. Elbette Charlotte Lucas uğramazsa. Sanırım benim yemeklerim onun için yeterince iyidir.'' Kendi evinde böyle yemekleri pek sık yediğini sanmıyorum. Söz ettiğim kimse bir beyefendi, hem de tanımadığımız biri. Bayan Benut'un gözleri parladı. Bir beyefendi, hem de yabancı biri ha? Olsa olsa Bay Bingley'dir. Jane, bana hiçbir şey söylemedin. Seni kurnaz seni. Bay Bingley'i görmekten çok memnun kalacağıma eminim. Aman tanrım, ne talihsizlik. Bugün hiçbir yerde balık yok. Lydia, canım, Çal şu çıngıra, hile hemen bir liste vermem gerekiyor. Kocası, gelecek olan kişi Bay Bingley değil, ömrümde hiç görmediğim bir adam, dedi. Bu sözler herkeste bir şaşkınlık uyandırdı ve Bay Bennet, karısıyla beş kızının aynı anda yağdırdıkları meraklı soruların tadını çıkardı. Onların meraklarıyla bir süre eğlendikten sonra, bir ay kadar önce gördüğünüz şu mektubu aldım, dedi. 15 gün kadar önce de cevap yazdım. Çünkü bunu biraz nazik ve acele cevap verilmesi gereken bir sorun olarak gördüm. Mektup, ben öldüğümde canı istediği an hepinizi bu evden kapı dışarı edebilecek olan kuzenin Bay Collins'ten. Karısı, ah bunun lafının edilmesine bile dayanamıyorum diye bağırdı. Yalvarırım bu iğrenç adamın sözünü etmeyin. Malınızın kendi çocuklarınızdan başkasına kalması bence çok büyük haksızlık. Sizin yerinizde olsaydım çoktan bunun bir çaresini bulmaya çalışırdım. Jane ile Elizabeth annelerine mirasla ilgili yasaları anlatmaya çalıştılar. Daha önceleri de defalarca anlatmaya çalışmışlardı. Ama bu konuyu Bayan Bennet'in mantığı bir türlü almıyordu. Bir mülkü beş kızı olan bir ailenin elinden alarak kimsenin metelik vermediği bir adama vermenin ne büyük bir zulüm olduğundan acı acı şikayet etmeyi sürdürdü. Kuşkusuz çok yanlış bir iş, dedi Bay Bennet. Longbourn'un mirasçısı olmak öyle bir günah ki, bunun damgasını Bay Collins'in alnından hiçbir şey silemez. Ama mektubunu okursanız, kendisini ifade ediş tarzı belki de sizi biraz olsun yumuşatır. Hiç sanmıyorum. Bence size mektup yazması büyük bir kendini bilmezlik ve büyük bir ikiyüzlülük. Ben böyle sahte dostlardan nefret ederim. Babası gibi o da size kin beslese daha uygun olmaz mıydı? Hakkınız var. Bu noktada bir oğula yakışır şekilde kararsız kaldığı anlaşılıyor. Dinleyin. Hansford Westerham yakınında kent. 15 Ekim. Sayın Bay. Rahmetli değerli babamla aranızdaki geçimsizlik beni her zaman üzmüştü. Babamı kaybetmek talihsizliğine uğradığımdan beri çoğu zaman aramızdaki soğukluğu gidermeyi istedim. Ama ne var ki bazı düşüncelerim buna bir süre engel oldu babamın uyuşmadığı bir kimseyle iyi ilişkiler kurmanın onun anısına saygısızlık olmasından korkuyordum. Bay Bennet burada karısına dönerek, ''İşitiyor musunuz Bayan Bennet? dedikten sonra mektuba devam etti. Ama artık bu konuda kararımı vermiş bulunuyorum. Paskalya'da papazlık payesine eriştiğim için bana, Sörli Vestübörgün, du dul eşi Sayın Lady Catherine Dübörgün, korumalarına alınmak gibi üstün bir şeref bağışlandı. Bu çok sayın leydinin iyilikleri ve himayesi sayesinde değerli bir konuma bu mahallenin papazlığına terfi ettim. Burada leydi hazretlerine karşı minnet ve saygıyla hareket etmek ve Anglikan Kilisesi tarafından bazı olunan ayin ve törenleri yapmaya her zaman hazır bulunmak en büyük amacım olacaktır. Bundan başka bir papaz sıfatıyla barışı sözümün geçtiği bütün ailelere ulaştırmayı ve geliştirmeyi görev sayarım. Bu nedenle iyi niyetten doğan tekliflerimi hoş karşılamanızı ve Longbourn Malikanesi'nin sizden sonra varisi olduğuma göz yumarak bunun sizi uzattığım zeytin dalını reddetmeye sürüklemesine izin vermemenizi dilerim. Sevimli kızlarınızın zarara uğramalarına neden olmaktan ancak ıstırap duyarım. Bundan dolayı özür dilememe ve kızlarınızın zararını mümkün olan her konuda gidermeye hazır bulunduğumu belirtmeme izin verin. Fakat bu son konunun henüz sırası değil. Beni evinize kabul etmekte bir sakınca görmezseniz 18 Kasım pazartesi günü öğleden sonra saat 4'e doğru sizi ve ailenizi ziyaret etme şerefine ermek niyetindeyim. Belki de konukseverliğinizi ertesi cumartesi akşamına kadar kötüye kullanırım görevimi benim yerime yapacak bir papaz bulunursa, Lady Catherine'in benim bir pazar günü buradan ayrılmama asla karşı çıkmayacağı kanısıyla cumartesiye kadar kalmak benim için uygundur. Eşinizle kızlarınıza saygı ve selamlarımı sunarım. Size karşı iyi niyetler besleyen dostunuz William Collins. Bay Bennett mektubu katlayarak, ''Demek ki bugün saat dörtte bu barışçı misafiri bekleyebiliriz.'' dedi. ''Bana kalırsa...'' Çok insaflı, terbiyeli bir gence benziyor. Hele Lady Catherine bizi tekrar ziyaret etmesine izin verirse kuşkusuz değerli bir dost kazanacağız. Kızlar hakkında söyledikleri akla yakın. Yine de çocuklarımızın zararını gidermeye niyeti varsa elbette ona engel olacak değilim. Jane, gerçi bizim zararımızı nasıl giderebileceğini kestirmek biraz güç ama hiç değilse bunu dilemesi onun için olumlu bir not, dedi. Elizabeth'i en çok etkileyen şey ise Collins'in Lady Catherine'e duyduğu eşsiz saygıyla mahalleliği gerektiği zaman vaftiz etmek, evlendirmek ve gömmek konusundaki iyi niyetiydi. Tuhaf bir adam olsa gerek, dedi. Nasıl biri olduğunu pek kestiremiyorum. Yazıdaki ifadede kendini beğenmişlik var. Mirasçı olduğu için özür dilemekle ne demeye çalışıyor? Bu onun elinde olan bir şey değil ki. Aklı başında bir adam olabilir mi efendim? Hayır hayatım sanmam. Karşımda bunun tam tersi bir adam bulacağım yönündeki kanım çok güçlü. Mektubunda bir taraftan saygı, bir taraftan da kendini beğendiğini gösteren bir ifade var. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Mektubu dedim Mary. Kompozisyon açısından kusurlu görünmüyor. Barış için zeytin dalı buluşu belki tümüyle özgün değil ama bence iyi ifade edilmiş. Catherine ile Lydia ise ne mektuba ne de onu yazana karşı en ufak bir ilgi bile duymuyorlardı. Kuzenlerinin kırmızı ceketli üniformayla gelmesi olasılığı hiç yok gibiydi. Oysa 105 haftalardan beri başka renkte giyinen bir adamın arkadaşlığından hoşlanmıyorlardı. Bay Collins'in mektubu ona olan kinlerini epey azaltmıştı ve Bayan Bennet misafirini kocasını ve kızlarını şaşırtacak bir serin kanlılıkla karşılamaya hazırlanıyordu. Bay Collins tam dediği saatte geldi ve bütün aile kendisini nezaketle karşıladı. Bay Bennett her zamanki gibi az konuştu. Ama bayanlar öyle yapmadılar ve Bay Collins'in de bu yolda ne teşvik beklediği ne de susmaya niyeti olduğu görülüyordu. 25 yaşlarında iri yarı bir adamdı. Davranışları oldukça ciddi ve üstelik ağır, son derece resmiydi. Oturur oturmaz Bayan Bennet'ı bu kadar güzel kızları olduğu için kutladı. Genç kızların güzelliklerinin övgüsünü işittiğini ama bu övgülerin gerçeğe ulaşamadığını söyledikten sonra yakında bütün kızların iyi birer evlilik yaptığını göreceğinden kuşkusu olmadığını ekledi. Bu tatlı diller Collins'in bazı dinleyicilerinin zevkine uymuyordu. Ama hiçbir övgüye karşı çıkmayan bayan Bennet hemen ''Çok naziksiniz efendim. Dediğiniz gibi olmasını bütün kalbimle dilerim. Çünkü aksi takdirde yoksulluk çekecekler. Durumları o kadar garip ki.'' Cevabını verdi. ''Sanırım bu mülkün bana kalacağını ima ediyorsunuz.'' ''Doğrusu öyle efendim. İtiraf etmelisiniz ki bu zavallı kızlarım için çok acıklı bir şey. Size suç bulduğumu sanmayın sakın. Çünkü biliyorum ki...'' Bu dünyada böyle şeyler kısmet işi. Mirasın kime kalacağı da belli olmuyor. Sevimli kuzenlerimin durumunun güçlüğünü kavruyorum sayın bayan. Bu konuda çok şeyler söyleyebilirim ama küstah ve aceleci görünmekten çekiniyorum. Ancak genç bayanların kendilerini beğenmeye hazır olarak geldiğime inanmalarını isterim. Şimdilik daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama belki birbirimizi daha yakından tanıyınca Yemek zili çaldığı için sözleri yarıda kesildi. Kızlar birbirlerine bakarak gülümsediler. Bay Collins'in kızlardan başka şeylere de hayran kalmış olduğu belliydi. Salona, yemek odasına, odadaki bütün eşyalara inceden inceye bakmış ve hepsini övmüştü. Bay Collins'in her şeye gelecekte kendinin olacak bir mal gözüyle baktığı kuşkusu keyfini kaçırmasa bu övgüler Bayan Bennet'ın kalbini fethedecekti. Sırası gelince yemeği de bol bol övdü ve bu mükemmel yemeği sevimli kuzenlerinden hangisine borçlu olduğunu öğrenmek istedi. Bayan Bennett durumlarının bir aşçıyı tutmaya yeterli olduğunu ve kızlarının mutfağa girmediklerini sert bir tavırla belirtti. Bay Collins, Bayan Bennett'in canını sıktığı için özür diledi. Bayan Bennett yumuşamış bir dille hiç alınmadığını söyledi ama misafir özür dilemeyi yarım saat kadar daha sürdürdü. Bay Bennett yemekte hemen hemen hiç konuşmadı. Ama hizmetçiler çekildiğinde misafiriyle biraz sohbet etme zamanının geldiğini düşünerek, onun oldukça ilgisini çekecek bir konudan, koruyucusu konusundaki talihinden söz açtı. Lady Catherine Duberg'ün Bay Collins'in isteklerinin yerine getirilmesi ve rahatlığının sağlanması için göze çarpacak bir ilgi gösterdiğinden söz etti. Bay Bennett daha iyi bir konu seçemezdi. Bay Collins'in hemen çenesi açıldı. Leydisini öve öve göklere çıkarıyor, kendisi de onunla birlikte yükseliyormuş gibi tavırlarına eskisinden daha fazla bir ciddiyet veriyordu. Soylu insanlar arasında bu kadar kibarını, bu kadar başkalarının hatırını sayanını, bu kadar misafirperverini ömründe görmemişti. Huzurunda verme şerefini kazandığı iki vaazı önceden okuyup onaylama iyiliğini göstermişti. Rosings Köşkü'nde onu iki defa yemeye çağırmış, daha geçen cumartesi de Kadril Karesi'ni tamamlamak üzere davet etmişti. Birçok kimsenin Lady Catherine'i mağrur olarak tanıdığını biliyordu ama kendisi ondan ancak güler yüz görmüştü. Başka herhangi bir beyefendiye karşı nasıl davranıyorsa Collins'e de öyle davranmıştı. Ne bulundukları bölgenin sosyetesine karışmasına ne de arada sırada bir iki hafta için bölgesinden ayrılarak akrabalarını ziyarete gitmesine ses çıkarmıştı. Hatta ona eşini doğru bir seçim yapması koşuluyla bir an önce evlenmesini önerme alçak gönüllülüğünde bulunmuştu. Bir keresinde de fakirhanesinde ziyarete gelmiş ve evde yapmakta olduğu bütün değişiklikleri tamamıyla beğenmiş, hatta kendisi de bazı fikirler verme lütfunda bulunarak üst kattaki dolaplardan bazı rafların kaldırılmasını söylemişti. Bayan Bennet, bütün bunlardan bu leydinin dürüst, ince bir insan olduğu anlaşılıyor, dedi. Herhalde hoş bir hanımdır. Ne yazık ki bütün leydiler onun gibi olmuyor. Size yakın mı oturuyor efendim? Fakirhanemin bulunduğu bahçeyi, Leydi Hazretlerinin oturdukları Rosings Köşkü'nden sadece bir patika ayırır. Sanırım dul olduğunu söylemiştiniz. Çoluğu çocuğu var mı? Sadece bir kızı var. Rosings Köşkü'nün ve büyük bir mülkün mirasçısı. Bayan Bennet başını iki yana sallayarak ''Ah, öyleyse birçok kızdan daha iyi bir durumda.'' dedi. ''Acaba nasıl bir kız? Güzel mi?'' ''Gerçekten çok alımlı genç bir bayan. Lady Catherine'in kendisi de böyle söylüyor. Doğrusu gerçek güzellik bakımından Bayan Duberk genç kızların en güzellerinden bile üstündür.'' Çünkü yüz hatları soylu bir aileden geldiğini göstermektedir. Ama ne yazık ki hastalıklı bir bünyesi var. Eğitimiyle görevlendirilen ve hala onlarla birlikte yaşayan bayandan öğrendiğime göre bu durumu birçok alanda kendisini bekleyen kesin başarılar elde etmesine engel olmuş. Ama çok naziktir ve küçük faytonu ve midillisiyle fakir fakirhanemin yanından sık geçme alçak gönüllülüğünü gösterir kraliçeye takdim edilmiş mi? Adına saraylı hanımların adları arasında rastladığımı hatırlamıyorum. Sağlık durumu ne yazık ki şehirde yaşamasına elverişli değil. Bir gün Lady Catherine'e de söylediğim gibi bu yüzden İngiliz sarayı en parlak süsünden yoksun kalmıştır. Bu sözler Lady'nin hoşuna gitti sanıyorum ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi daima bayanların gönlünü alacak böyle küçük, ince iltifatlar yapabiliyor olmaktan çok memnunum. Sayın Leydiye güzel kızlarının düşes olmak için doğurduklarının yüzlerinden okunduğunu birçok defa söyledim. En yüksek makamlar bile kendilerinin yüksek saygınlığını artırabilmekten çok uzaktır. Sevimli kızlarına bir şey kazandırmaktan aciz olan bu makamlar kızlarından cazibe kazanacaklardır. Bu gibi küçük şeylerden memnun olan Sayın Lady'ye karşı böyle sözlerle ilgimi göstermeyi bir ödev sayarım. Bayan Bennet, çok iyi yapıyorsunuz, dedi. Böyle ince iltifatlar yapabilme becerisine sahip olmak sizin için mutluluk olsa gerek. Bu hoş iltifatlarınızı içinizden gelerek mi söylüyorsunuz, yoksa bunlar önceden yapılan çalışmaların ürünü mü? Aslında olaylar o an yaşananlardan ortaya çıkarlar. Sıradan durumlarda söylenmesi uygun güzel iltifatlar hazırlayarak eğlendirsem de bunlara yeni bulmuşum gibi bir hava vermek isterim. Bay Benatın beklentileri doğru çıkmıştı. Kuzeni tahmin ettiği kadar gülünç bir adamdı. Onu çok büyük bir zevkle dinliyor. Yüzündeki ciddi ifadeyi arada tesadüfen Elizabeth'e bakması sayılmazsa hiç bozmuyor. Keyfine ortak aramıyordu. Ama çay vaktine kadar tam kıvamını buldu. Misafirini tekrar misafir odasına götürmekten memnuniyet duydu. Çay bittikten sonra da onu bayanlara bir şey okuması için davet etti. Hemen razı olan Bay Collins'e bir kitap getirildi. Collins kitabı görünce irkildi. Hiç roman okumadığını söyleyerek mazur görülmesini diledi. Kitty baka kalmış, Lydia da hafif bir çığlık koparmaktan kendini alamamıştı. Bu kez başka kitaplar getirildi ve genç adam bir hayli düşündükten sonra Ford Dyson bazılarını seçti. O daha kitabı açarken Lydia esnedi ve çok ciddi ve hiç değişmeyen bir ahenkle daha üç sayfa okumamıştı ki genç kız şu sözlerle araya girdi. Philip eniştemin Richard'ı kovacağından bahsettiğini biliyor musunuz anne? Eğer böyle bir şey yaparsa onu Albay Foster alacakmış Cumartesi günü bizzat teyzem söyledi. Yarın daha fazla haber almak için Meriton'a kadar yürüyeceğim. Hem Bay Londra'dan ne zaman döneceğini de öğrenirim. İki büyük ablası Lydia'ya çenesini kapatmasını söyledilerse de çok alınmış olan Collins kitabı bir yana bıraktı. Genç bayanların tamamen onların iyiliği için yazılsa da ciddi kitaplarla ilgilenmediklerini çok gördüm. İtiraf edeyim ki bu davranışlarına şaşıyorum. Çünkü genç bayanlar için eğitimden daha yararlı ne olabilir? Fakat genç kuzenimi daha fazla sıkmayacağım. Bu sözleri söyledikten sonra Bay Bennett'a dönerek tavla oynamayı önerdi. Bay Bennett misafirinin kızları eğlenceleriyle baş başa bırakmakla akıllılık ettiğini görerek bu öneriyi kabul etti. Bayan Bennett'la diğer kızların kabalığı için özür dilediler ve kitabı tekrar okumaya başlarsa böyle bir şeyin bir daha olmayacağına söz verdiler. Ama Bay Collins, genç kuzenine hiç alınmadığına, onun kusuruna bakmadığına kadınları ikna ettikten sonra Bay Bennett'la başka bir masaya geçerek tavla oynamaya hazırlandı. Bay Collins ince düşünceli ve duyarlı bir adam değildi. Eğitim ve yetiştirilme biçimi, yaratılışındaki kusurların pek azını giderebilmişti. Ömrünün büyük bir kısmı cahil, cimri bir adam olan babasının yanında geçmişti. Gerçi üniversiteye yazılmıştı ama yalnızca derslere düzenli girip çıkmakla kalmış, ne işe yarar bir bilgi edinmiş ne de yararlı olabilecek arkadaşlıklar kurmuştu. Babasının söz hakkı tanımayan sıkı denetiminde yetişmek, onun köle gibi tavırlar edinmesine neden olmuş ama şimdi kalabalıktan uzakta yaşayan zayıf bir insanın kendini beğenmişliği ve ummadık bir zamanda paraya konmanın yarattığı baş döndürücülük bu aşırı alçak gönüllülüğü biraz olsun gidermişti. Hansford papazlığı boşalınca şansı onu Lady Catherine de karşısına çıkarmıştı. Bu Lady'nin unvanı başını döndürmüş, koruyucusu sıfatıyla ona karşı derin bir saygı duymuş, papazlık otoritesine ve din adamı yetkilerine kavuşması kendini beğenmesine neden olmuş ve bütün bunlar onu gururla boyun eğmenin, kibirle alçak gönüllülüğün karışımı tuhaf bir hale getirmişti. Artık güzel bir evi ve epeyce geliri olduğu için evlenmeye niyetlenmişti. Longbourne ailesiyle barışmaya kalkışmasının nedenlerinden biri de buydu. Ailenin kızları herkesin söylediği gibi güzel ve cana yakınsa onlardan birini kendine eş olarak seçmeye karar vermişti. Babalarının mülkünün mirasçısı olmasına karşılık kızlara bu şekilde bir yardımda bulunmayı, zararlarını böylece gidermeyi tasarlamıştı. Bu planını çok yerinde ve uygun, hatta tam anlamıyla mükemmel buluyor, büyüklük ve özveri gösterdiğine inanıyordu. Genç kızları gördükten sonra planı değişmedi. Büyük kızın sevimli yüzü tersine bu düşüncelerini pekiştirdi. Kendince ablalığa yakışan her şeyi onda bulmuş ve geldiğinin ilk gecesi kendine eş olarak Jane'i seçmişti. Ama ertesi sabah Bayan Bennet'la kahvaltıdan önce baş başa yaptığı konuşmadan sonra niyeti değişti. Collins kendine verilen evden söz açmış ve doğal olarak konuyu Longbourn'da bir eş bulma ümidine getirmişti. Bayan Bennet pek iltifatlı gülümsemeler ve teşvikler arasında ona Jane konusunda ümitlenmemesini ima etmişti. Öbür kızlar için bir şey diyemez, kesin olarak bir şey söyleyemezdi. Çünkü verilmiş bir sözleri olduğundan haberi yoktu. Ancak büyük kızının çok yakında nişanlanma olasılığının çok kuvvetli olduğunu anlatmayı kendine borç biliyordu. Bay Kulin ise Jane'i bırakıp Elizabeth'e dönmek düşüyordu. Çok geçmeden Bayan Bennet şömineyi karıştırırken bu da oldu. Yaşta ve güzellikte Jane'den sonra o geliyordu. Sıranın onda olması doğaldı. Bayan Bennet bunu sezince hemfikir olduğunu hissettirdi. Yakında belki de iki kızını birden evlendireceğini hayal ediyordu. Adının anılmasına bile dayanamadığı adam şimdi gözüne girmişti. Lydia, Meriton'a kadar yürüme kararından vazgeçmemişti. Meriden başka bütün kardeşleri onunla birlikte gitmeyi kabul ettiler. Bay Bennet, misafirinden kurtulmak ve kitaplığında yalnız kalmak için sabırsızlandığından, Collins'ten kızlarına yoldaşlık etmesini rica etti. Haksız da sayılmazdı. Bay Collins kahvaltıdan sonra kendisinin peşi sıra kütüphaneye gelmiş ve kütüphanedeki en büyük kitaplardan birine sözde dalmış ama aslında hiç durmadan Bay Bennett'a Hansford'daki evinden ve bahçesinden söz etmişti. Bay Bennett her zaman kütüphanesinde başını dinler ve huzura kavuşurdu. Şimdiye kadar da bu hep böyle olmuştu. Elizabeth'e söylediği gibi evin öbür odalarında saçmalıklara ve kibire dayanabilirdi. Ama kütüphanesinde bunlardan kurtulmaya alışıktı. Bu nedenle Bay Collins'i kızlarına arkadaşlık etmesi için gerçekten içtenlikli bir nezaketle davet etmişti. Aslında kendisi de okumaktan çok yürümeyi sevdiğinden Collins kocaman kitabı büyük bir sevinçle kapayıp gitti. Bay Collins kendini beğenmişlikle palavralar sıkarak Kuzenleri de nezaketle onu onaylayarak Meredith'a vardılar. Küçük kızlar hemen onu unutmuş, gözleri caddede subayları aramaya başlamışlardı. Vitrinlerde gerçekten çok şık bir şapka veya yepyeni bir muslin kumaş bile dikkatlerini sadece bir an çekebiliyordu. Ama çok geçmeden hepsinin gözleri yolun karşı tarafında bir subayla yürüyen, daha önce hiç görmedikleri çok kibar bir gence takıldı. Subay Lydia'nın Londra'dan dönüp dönmediğini merak ettiği ve bunu öğrenmek için buraya kadar geldiği deniden başkası değildi. Karşıdan eğilerek kızları selamladı. Hepsi birden bu yabancı erkeğin görünüşüne ve duruşuna hayran kaldılar. Kim olabileceğini merak ettiler. Kitty ile Lydia mümkünse bunu öğrenmeye karar vererek karşı dükkandan bir şey almak istiyormuş gibi yolun öbür kaldırımına geçtiler ablalarıyla Collins de arkalarından geliyordu. Güzel bir rastlantı sonucu onlar tam kaldırıma çıktıklarında köşeyi dönen iki genç de aynı noktaya gelmişlerdi. Bay Deni hemen kızları selamladı. Arkadaşı Bay Wickham'ı tanıştırmak için izin istedi. Bay Wickham'ın bir gün önce kendisiyle birlikte Londra'dan geldiğini ve alaya katılarak subay olmak istediğini söyledi. Bunu söylemekten mutluluk duyuyordu. Kızlar çok uygun olduğunu düşündüler. Çünkü bu genç adamın çekiciliğinin tamamlanması için tek ince ve seyrek pamuklu bez eksik üniformasıydı. Kendisi pek alımlıydı. Bütün güzellikler onda toplanmıştı. Hoş bir yüzü, güzel bir endamı ve çok tatlı bir sesi vardı. Tanışmalarından az sonra bu genç hemen neşeyle konuşmaya başladı. Ama bunda ne bir aykırılık ne de kendini beğenmişlik vardı böyle bir arada durmuş konuşurlarken at sesleri duyarak döndüler. Darcy ile Bingley atla geliyorlardı. Beyler kızları fark ederek hemen yanlarına geldiler ve her zamanki gibi nezaket gösterdiler. Hep Bingley konuşuyor, konuda Jane'in etrafında dönüyordu. Meğer genç adam da Longbourn'a Jane'in hatrını sormaya gidiyormuş. Bir reveransla bu sözleri doğrulayan Bay Darcy bakışlarını Elizabeth'e çevirmemeye karar vermek üzereydi ki ansızın yabancıyı gördü. Rastlantı eseri iki genci birbirine bakarken gören Elizabeth bu karşılaşmanın yarattığı etkiye şaşırıp kaldı. Her ikisinin de rengi değişmiş, birisi bembeyaz, öbürü kıpkırmızı olmuştu. Bay Wickham birkaç dakika sonra şapkasına elinin ucuyla dokundu. Bu selama Bay Darcy de alçak gönüllülükle karşılık verdi. Bunun anlamı ne olabilirdi? Tahmin etmek güçtü ve öğrenmek için sabırsızlanmamak imkansızdı. Biraz sonra olup bitenlerin farkına varmamışa benzeyen Bay Bingley izin isteyip arkadaşıyla birlikte ata binip gitti. Bay Deni ile Bay Wickham, Bay Phillips'in kapısına kadar genç kızlarla birlikte yürüdüler. Lydia içeri girmelerinde ısrar ettiği ve Bayan Phillips salonun penceresini açarak yüksek sesle bu daveti desteklediği halde selam verip ayrıldılar. Bayan Phillips yeğenlerini görmekten her zaman memnun olurdu. Hele son günlerde göremediği iki büyük kızı daha büyük bir sevinçle karşıladı. Jane, Bay Collins'i tanıştırıp da iltifatlar ona yağmaya başlayıncaya kadar teyzeleri Jane ile Elizabeth'in ansızın eve dönmelerine nasıl şaştığını kendi arabalarıyla da gitmedikleri için Bayan Phillips'in bundan hiç haberi olmadığını, Bay Johnson çırağına yolda rastlayıp da artık Netherfield'de ilaç yollamadıklarını, çünkü genç Bennetların evlerine döndüklerini öğrenmese gene de haberi olmayacağını hararetle anlatıp durdu. Kendini çok büyük bir nezaketle karşılayan ev sahibinin kibarlığına Collins fazlasıyla karşılık verdi. Önceden tanışmadıkları halde böyle rahatsız edişinin mazur görünmesini, kendisini tanıştıran genç bayanların akrabası olması dolayısıyla bu hareketinin bağışlanacağını umduğunu söyledi. Bayan Phillips bu kadar büyük nezaket karşısında şaşırmıştı. Ama öbür yabancı genç hakkındaki heyecanlı sözler ve sorular karşısında bu yabancıyı daha çok düşünmesine fırsat bırakmadı. Bununla birlikte bahsi geçen yabancı hakkında yeğenlerine onların bildiklerinden fazla bir şey söyleyemiyordu. Bay Denny onu beraberinde Londra'dan getirmişti. Yakında teğmen olacaktı. Bir saatten beri caddede aşağı yukarı dolaştığını pencereden seyretmişti. Bay Wickham tekrar göründüğü takdirde Kitty ile Lydia'nın da pencereden onları gözleyecekleri kuşkusuzdu. Ama ne yazık ki pencerenin önünden bu yakışıklı yabancıyla kıyaslanınca aptal, soğuk diye nitelenebilecek birkaç subaydan başka kimse geçmiyordu. Bunlardan kimileri ertesi akşam Philips'lerde yemek yiyeceklerdi ve teyzeleri Longbornlu bayanlar gelecek olurlarsa kocasını Bay Wickham'ın ziyaretine göndereceğine ve onu da yemeğe davet edeceğine söz veriyordu. Kızlar razı oldular. Bayan Philips güzel, gürültülü bir piyango oyunu oynayacaklarını, Ardından da sıcak bir akşam yemeği yiyeceklerini söylüyordu. Bu güzel şeyleri düşünmek bile onları keyiflendirdi. Ve neşeyle ayrıldılar. Bay Collins çıkarken tekrar özür diledi. Fakat nezakette ondan geri kalmayan ev sahibi bağışlanacak bir şey olmadığını ısrarla belirtti. Eve dönerlerken Elizabeth iki beyefendi arasında geçtiğini gördüğü şeyi Jane'e anlattı. Ama haksız gibi görünseler ikisini birden veya her birini ayrı savunacağı kuşkusuz olan Jane de bu harekete kardeşinden fazla bir anlam veremedi. Eve döndüklerinde Bay Collins, Bayan Phillips'in davranışını ve nezaketini Bayan Benita uzun uzun övdü. Lady Catherine'le kızı dışında hayatında Bayan Phillips'ten daha kibar bir kadın görmediğini, çünkü bu bayanın kendisini yalnız büyük bir nezaket göstererek kabul etmekle kalmadığını, önceden hiç tanışmadıkları halde Ertesi akşamki davete de ısrarla çağırdığını söyledi. Belki de onlarla akrabalığı olduğu için ona böyle davranmıştı ama ne olursa olsun ömründe kimse ona bu kadar özenli davranmamıştı. Genç kızların ertesi akşam teyzeleriyle sözleşmelerine karşı çıkılmadığı ve Bay Collins'in misafirliği sırasında Bay ve Bayan Bennett'ı tek bir gece olsun yalnız bırakmamakta gösterdiği inceliğinde yeri olmadığı kuvvetle belirtildiğinden araba hazırlandı ve misafirle beş kuzeni tam zamanında Merit'ına vardılar. Kızlar salona girdiklerinde Bay Wickham'ın eniştelerinin davetini kabul ettiğini ve erkenden geldiğini öğrenerek sevindiler. Bu bilgiyi alıp yerlerine oturduktan sonra Bay Collins çevresine bakıp eşyaları beğenecek zaman buldu. Salonun büyüklüğü ve eşyalar onu öylesine etkiledi ki kendini sanki Rosings'in kahvaltı salonunda zannettiğini söyledi. Bu benzetme önce büyük bir anlam ifade etmedi. Ama Bayan Phillips, Rosings'in neresi ve sahibinin kim olduğunu anladıktan, Lady Catherine'in salonlarından birinin tarifini dinledikten ve yalnızca bir şöminenin 800 sterline mal olduğunu öğrendikten sonra bu iltifatın büyüklüğünü kavradı. Bundan böyle kendi salonunun Rosings'teki kahya kadının odasıyla bile kıyaslansa gücüne gitmeyecekti. Bay Collins, Lady Catherine'in köşkünün görkemini bayan Phillips e anlatırken, arada bir de konudan biraz uzaklaşarak kendi fakirhanesini övüp, şu günlerde evinde yapılan yeniliklerden bahsederek baylar salona girinceye kadar hoş vakit geçirdi. Bayan Phillips söylediklerini büyük bir ilgiyle dinliyordu duyduğu şeyler onun gözünde Bay Collins'in önemini gitgide artırmıştı ve öğrendiklerini en kısa zamanda bütün komşularına ayrıntılı olarak anlatmaya can atıyordu. Kuzenlerini dinlemeye dayanamayan ve çalgı olmadığı için sızlanarak şöminenin üstündeki porselen heykellerin pozlarını taklit etmekten başka yapacak bir iş bulamayan genç kızlara bu bekleme süresi çok uzun geldi. Ama sonunda bekleyiş sona erdi. Baylar göründüler. Bay Wickham odaya girdiğinde Elizabeth bu genci ilk gördüğü andan beri onu düşünmekte hiç de haksız olmadığını hissetti. Hemen hepsi de çok ağırbaşlı ve kibar olan subayların en seçmeleri buradaydı. Ama bu subaylar nefesi şarap kokarak arkalarından odaya giren ablak yüzlü şişman Philip eniştilerinden ne kadar üstünseler, Bay Wickham'da kişiliği, yüzü, tavırları ve yürüyüşüyle bu subayların hepsini o kadar geride bırakıyordu. Salonun en şanslı adamı bütün kızların gözlerini üzerine çeken Bay Wickham'dı. Salonun en şanslı kızı da Bay Wickham'ın yanına oturmayı tercih ettiği Elizabeth oldu. Hemen onunla konuşmaya başladı. Her ne kadar sadece gecenin rutubetli olduğundan ve yağmurlu bir mevsim olasılığından söz etse de bu konuşma Elizabeth'te en bayağı en sıkıcı ve en gereksiz bir konunun bile güzel konuşan bir kişinin ağzında ilgi çekici olabildiği kanısını uyandırdı. Bay Wickham ve diğer subaylar gibi kızların dikkatini çeken rakipler karşısında Bay Collins unutulmuş gibiydi. Ve genç kızlar için bir hiç olduğu şüphesizdi. Fakat arada sırada onun sözlerini büyük bir nezaketle dinleyen Bayan Phillips'in ikramları sayesinde en çok kahve içen ve en çok çörek yiyen de o oldu. Oyun masaları kurulduğunda Collins de oyuna katılarak onun ikramlarına karşılık verme fırsatını buldu. Bu oyunu çok az biliyorum dedi ama biraz ilerletirsem çok sevineceğim. Çünkü benim durumumda Bayan Phillips misafirinin iltifatından pek memnun olmasına rağmen ileri süreceği nedenleri dinleyecek vakti yoktu. Bay Wickham iskambil oynamıyordu. Böylece Lydia ile Elizabeth sevinçle onu aralarına aldılar. Israrla konuşma huyu olduğundan başlangıçta Lydia'nın onu tamamıyla kendi tekeli altına alma tehlikesi baş göstermişti. Ama piyango oyununu da aynı derecede düşkün olduğu için kısa zamanda kendini oyuna kaptırdı. Heyecanla bahis tutmaktan, ödüller çıktıkça bağırmaktan kimseye özel ilgi gösterecek hali kalmamıştı. Bu nedenle Wickham sırası gelinceye kadar Elizabeth'le konuşmaya zaman buluyordum. Elizabeth, Wickham'ın asıl öğrenmek istediği şeyden, dersiyle olan ilişkisinden söz edeceğini hiç ummasa da onu dinlemeye hazırdı. Kendisi Darcy'nin adını bile anmaya cesaret edemiyordu. Ama hiç beklemediği bir anda merakı gideriliverdi. Bay Wickham konuya kendisi değindi. Netherfield'ın Meriton'dan ne kadar uzakta olduğunu sordu ve genç kızın cevabının ardından çekingen bir tavırla Bay Darcy'nin ne kadar zamandan beri orada bulunduğunu sordu. Elizabeth, bir ay kadar diye cevap verdi. Ve sonra sözün kapanmasını istemediği için, anladığıma göre Bay Darcy, Derbişar'da büyük bir mülk sahibiymiş diye ekledi. Evet diye karşılık verdi Wickham. Orada gerçekten baş döndürücü bir malikanesi var. Yılda net 10 bin sterlin geliri vardır.'' bu adam hakkında size bazı konularda benden daha iyi bilgi verebilecek birini bulamazsınız. Çünkü çocukluğundan beri onun ailesiyle yakın bir ilişkim vardır. Elizabeth şaşırıp kaldı. Bikim sözlerine devam etti. Dünkü karşılaşmamızda birbirimize ne kadar soğuk davrandığımıza tanık olduktan sonra bu sözlerime şaşmakta haklısınız bayan Elizabeth. Bay Darcy ile uzun bir süredir mi tanışıyorsunuz? Elizabeth sıcak bir tavırla cevap verdi. Tanıdığımdan daha fazla tanımak istemem. Onunla aynı evde dört gün geçirdim ve son derece sevimsiz buldum. Darcy'nin sevimli mi sevimsiz mi olduğu konusunda fikir söylemek bana düşmez. Onu çok uzun zamandır tanıdığım için hakkında tarafsız bir hüküm veremem. Benim için tarafsız olmak mümkün değil ama bu fikrinizin duyanları şaşırtacağını sanıyorum. Belki de başka yerlerde bu fikrinizi bu kadar açığa vurmazsınız.'' Ne de olsa burada kendi ailenizin arasındasınız. İnanın burada söylediklerimi Netherfield'dan başka her evde hiç eksiksiz tekrarlayabilirim. Bay Darcy, Hartford şartta hiç sevinmiyor. Gururu herkesi iğrendiriyor. Buralarda onun hakkında kimsenin benden daha olumlu söz ettiğini duyamazsınız. Bir ara çevredekiler konuşmalarını kesti. Ama bu kısa sürdü. Wickham tekrar söze başladı. Ne ona ne de başka bir kimseye, dedi. Wickham kısa bir ara sonra, genellikle hak ettiğinden fazla değer verilmediğini gördüğüm zaman üzülürüm dersem yalan olur. Ama Darcy söz konusu olduğunda her zaman böyle olmuyor. İsterseniz zenginliği ve önemli konumu gözleri boyamış, isterseniz ağır ve otoriter tavırları dünyayı korkutmuş deyin. Fakat gerçek olan bir şey varsa o da herkesin Darcy'yi onun istediği gibi gördüğüdür. Çok az tanımama rağmen ona huysuz bir adam diyebilirim. Vic'in başını salladı. Tekrar konuşmaya fırsat bulunca, acaba burada daha kalacak mı? dedi. Hiç bilmiyorum. Netherfield'da kaldığım sürece gideceğine dair bir şey duymadım. Umarım onun burada bulunması alayıyla ilgili düşüncelerinizi etkilemeyecektir. Hayır rasla. Bay Darcy'den kaçacak olan ben değilim. Eğer beni görmekten sıkılırsa o gitsin aramız iyi değildir ve kendisiyle karşılaşmak bana her zaman üzüntü verir. Ondan çekinmem için bir neden yok. Ancak uğradığım büyük bir haksızlığı ve Darcy'nin böyle olmasından duyduğum derin üzüntüyü herkese yaymakta bir sakınca yok. Rahmetli babası Doktor Darcy insanların en iyisi ve benim de gerçek dostumdu. Darcy'ye her görüşümde babasına ait binbir ince anı da ruhumda canlanarak bana keder verir. Darcy bana karşı çok rezilce davranmıştır. Ama gene her şeyini, her yaptığını bağışlamaya hazırım. Ancak babasının umutlarını boşa çıkarmış ve onun anısına leke sürmüş olmasını dünyada bağışlamıyorum. Elizabeth, konunun gittikçe daha ilgi çekici bir hale aldığını görüyor, can kulağıyla dinliyor ama konunun hassaslığı soru sormasına engel oluyordu. Bay Wickham daha genel konulardan, Meriton'dan, Meriton'un civarından, aile çevresinden söz etti. Şimdiye kadar gördüklerinden hoşnut olduğu anlaşılıyordu. Özellikle Meriton'un aile çevresinden büyük bir övgüyle söz etti. Bu alaya girmeye beni heveslendiren başlıca neden hareketli ve iyi bir çevre edinme isteğim oldu. Alayın çok sayıldığını ve sevildiğini biliyordum. Dostum Deni de şimdiki karargahlarını ve Meritonluların onlara gösterdiği konukseverliği anlatarak Büs bütün aklımı çeldi. Ne yalan söyleyeyim, ben hareketli bir yaşantı olmayan yerde yapamam. Hayatta büyük silleler yemiş bir adam olduğum için yalnızlığa tahammülüm yok. Hiç durmadan bir şeyle uğraşmalı ve bir toplulukta bulunmalıyım. Gerçi askerliğe hiç niyetlenmemiştim ama koşullar öyle gerektirdi. Ben asıl kiliseye girecektim. Papaz olmak üzere eğitim gördüm. Az önce sözünü ettiğimiz beyefendinin canları isteseydi, şimdi çok gözde bir kiliseye yerleşmiş bulunacaktım. Yapmayın. Evet, dersinin babası bana kendi yönetim altındaki köy kiliselerinden en iyisini söz vermişti. Kendisi hem vaftiz babamdı hem de beni çok severdi. İyiliklerini hiç unutamam. Bana büyük bir gelir sağlamayı istemiş, bunu yaptığını sanmıştı. Üstelik bu konuda vasiyeti de vardı. Ama beklediğim kilise boşalınca oğlu oraya başkasını getirdi. Elizabeth hayretle bağırdı. Aman tanrım bu nasıl olur? Baba vasiyeti nasıl içe sayılabilir? Niye hakkınızı yasal yollardan aramadınız? Vasiyetnamenin hükümlerinde yasalara başvurmamı engelleyen, yasal olmayan bir madde vardı. Şerefli bir insan babasının isteğini kuşkuyla karşılamazdı. Gel gelelim bu vasiyeti kuşkuyla karşılamak Bay Darcy'nin daha işine geldi. Bunun vasiyet değil bir öğüt olduğunu söyledi. Benim de çok para harcamakla, ölçüsüz davranışımla hakkımı yitirdiğimi ileri sürdü. İki yıl önce tam bu konumu dolduracak yaşa geldiğim zaman papazlık bir başkasına verildi. Bunu kaybetmeyi hak edecek herhangi bir şey de yapmadım. Biraz çabuk parlayan, pervasız bir yapım var. Belki de Darcy hakkındaki düşüncelerimi ona hem de yüzüne karşı pek açık söyledim. Bundan öte bir kötülük yaptığımı hatırlayamıyorum. Ama gerçek şu ki birbirimize hiç benzemiyoruz ve o benden nefret ediyor. Çok korkunç bir şey. Bu adam herkesin gözü önünde ayıbının yüzüne vurulmasını hak ediyor. Her geç olacak bu ama onu kepaze eden ben olmayacağım. Babasını unutmadığım sürece ona ne meydan okuyabilirim ne de ipliğini pazara çıkarabilirim. Elizabeth bu duygularından ötürü ona çok daha saygı duydu. Bu sözleri söylerken genç adam gözünde bir kat daha güzelleşti. Kısa bir sessizlikten sonra sordu. Peki ama neden böyle davrandı? Onu bu kadar zalim davranmaya yönelten nedir? Bana karşı derin ve kökleşmiş bir nefret. Bu nefrette kıskançlığın da bir parça rolü olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Rahmetli babası beni biraz daha az sevseydi oğlu da belki bana biraz olsun tahammül edebilirdi. Fakat babasının bana beslediği büyük sevgi onu sanıyorum çocukluğunda çok incitmişti. Aramızdaki rekabeti ve her zaman benim üstün tutulmamı sindirebilecek yapıda değildi. Bay Darcy'nin bu kadar kötü olabileceğini aklımdan geçirmezdim. Gerçi ondan hiç hoşlanmamıştım. Bu kadar alçak biri olduğunu da bilmiyordum. Başkalarını genellikle küçük gördüğünü tahmin etmiştim. Ama bu kadar kötü intikam alabileceğini, bu kadar haksızlık yapabileceğini, bu kadar taş yürekli olabileceğini doğrusu düşünmemiştim. Genç kız bir dakika düşündükten sonra devam etti. Ama bir gün Netherfield'a söz etmişti. Bir defa gücendimi hiç barışmadığından, hiç bağışlayamayan bir yapısı olduğundan övünüyordu. Çok huysuz ve ters bir adam olmalı. Bu konuda tarafsız olacağıma güvenemiyorum. Ona hak veren bir davranış içinde olmayacakmışım gibime geliyor. Elizabeth tekrar derin düşüncelere daldı. Bir süre geçtikten sonra adeta bağırarak babasının vaftiz babalık yaptığı bir kişiye, bir dosta, babasının göz bebeği bir insana böyle davranmak, dedi. İçinden hem de yüzünden iyilik akan sizin gibi bir genç adama demek geldi. Ama yalnız şunları söylemekle yetindi hem de belki çocukluğundan beri kendisine arkadaşlık etmiş, anlattığınıza göre kendisine en sıkı bağlarla bağlı olan birine. Biz aynı yerde, aynı bahçenin içinde doğduk. Çocukluğumuzun büyük bir kısmı bir arada geçti. Aynı evde, aynı oyunları oynayarak, aynı ebeveyn şefkatini paylaşarak büyüdük. Babam, enişteniz Philips'in katılarak şeref verdiği meslekle hayata atıldı. Ama rahmetli Bay Darcy'ye yararlı olabilmek için her şeyi bırakarak bütün zamanını Pemberley mülküne bakmaya harcadı. Bay Darcy babama karşı büyük bir saygı besliyordu. Birbirlerinden hiçbir gizlisi saklısı olmayan iki yakın dosttular. Bay Darcy babama bütün işlere fiilen baktığı için çok şey borçlu olduğunu tekrar belirtmişti ve babamın ölümünden kısa bir süre önce Bay Darcy'nin benim geleceğimi sağlama bağlayacağına dair kendi isteğiyle söz vermesi eminim bana karşı beslediği sevgiden çok babama karşı duyduğu gönül borcunun etkisiyle olmuştur. Ne tuhaf şey, dedi Elizabeth. Ne ayıp bir şey. Darcy'nin hiç olmazsa gururu yüzünden size karşı daha adil davranması gerekirdik gibime geliyor. Hiçbir iyi yanı olmasa bile onu namussuzluk edemeyecek kadar gururlu sanıyordum. Evet, bu davranışına namussuzluktan başka bir ad bulamıyorum. Vikım, çok güzel bir sıfat cevabını verdi. Hemen hemen bütün yaptık altından gurur çıkar. Gurur onun en iyi dostu olmuştur. Onu erdeme her şeyden fazla yaklaştıran duygu budur. Ama hepimizin yaratılışında çelişkili yönler vardır. Darcy de benimle olan ilişkilerinde gururundan daha güçlü olan içgüdülerinin etkisine kapılmış olsa gerek. Bu kadar iğrenç bir gururun acaba ona yararı olmuş mudur? Kuşkusuz çok defa gururu onu eli açık ve cömert davranmaya parasını özgürce harcamaya, konukseverlik göstermeye, kiracılarına ve yoksullara yardım etmeye yöneltmiştir. Bunları yapmasında aile ve evlatlık gururunun payı da vardır. Çünkü babasının oğlu olmaktan çok gurur duyar. Ailesinin şerefini alçaltmış görünmemek, genel ölçülerden ayrılmamak, Pemberley köşkünün nüfuzunun kaybolmaması düşüncesi hareketlerinde her zaman etkisini göstermektedir. Darcy'de ağabeylik gururu da vardır ki buna biraz da kardeşlik sevgisi karıştığı için kız kardeşinin çok iyi, çok titiz bir koruyucusudur. Kız kardeşinin üstüne ağabeylerin en iyisinden bile daha fazla titreyen bir ağabey olarak tanınır. Bayan Darcy nasıl bir kız? Bay Wick'ın başını salladı. Ona sevimli bir kız diyebilmeyi çok isterdim. Darcy'lerden herhangi birini yermek bana acı veriyor. Ama ne yazık ki gururlu... Tıpkı ağabeyine çekmiş. Onu da onun gibi gururlu görüyorum. Çocukken sevgi doluydu ve hoştu. Bana da çok düşkündü. Onunla saatlerce oynardım. Ama şimdi benim için varlığıyla yokluğu bir. 15-16 yaşlarında güzel ve anladığıma göre çok yetenekli bir kız. Babası öldüğünden beri Londra'da oturuyor. Bir lady de onun eğitimiyle ilgileniyor. Arada susmayı ve başka konulardan söz açmayı denediler.'' Ama sonunda Elizabeth kendini tutamayarak sözü gene o konuya getirdi. ''Bay ile yakınlığına şaşıyorum. İyi niyet timsali diye gösterilebilecek, gerçekten cana yakın bir adam olduğuna inandığım Bay ile böyle bir adam arasında nasıl bir dostluk olabilir, birbirleriyle nasıl uyuşurlar? Bay Bingley'i tanır mısınız?'' ''Hiç tanımıyorum.'' ''Bingley uysal, sokulgan, şeker gibi bir adam. Herhalde Bay Darcy'nin iç yüzünü tanımıyor.'' olabilir. Ama Bay Darcy istediği zaman karşısındakinin gönlünü kazanmasını bilir. Becerikli olmaya ihtiyacı yoktur. Etrafındakileri beğenirse konuşkan bir arkadaş olabilir. Kendi düzeyindekiler ve aynı derecede mevki sahibi olanlar arasında, daha az zenginler arasında olduğundan çok farklı bir adamdır. Gururu onu hiç bırakmaz ama Yüksek tabakadakilerle beraberken hoşgörülü, adil, samimi, anlayışlı, dürüst, hatta karşısındakinin zenginliği ve parası oranında hoştur. İskambil partisi çok geçmeden dağıldığı için oyuncular öbür masanın çevresine toplandılar ve Bay Collins kuzeni Elizabeth ile Bayan Phillips'in arasına yerleşti. Ev sahibi misafirinin oyunda şansının nasıl gittiğini sordu. Collins'in pek de şanslı olmadığı anlaşılıyordu. Her oyunu kaybetmişti. Bayan Phillips üzüldüğünü söyleyince Collins bunun hiç de önemi olmadığını, kendisinin paraya hiç değer vermediğini ciddiyetle ve telaşla belirterek Bayan Phillips'ten üzülmemesini rica etti. Çok iyi biliyorum ki Sayın Bayan, insan oyun masasına oturduğu zaman yenilmeyi de göz almak zorundadır. Sonra çok şükür Beş yılını dert edecek bir durumda değilim. Aynı şeyi söyleyemeyecek birçok kimse olduğuna şüphe yok. Fakat Lady Catherine de Bourgh önemsiz konulara önem verme zorunluluğundan çoktan kurtulmuş bulunuyorum. Bu sözler Bay Wickham'ın dikkatini çekti ve Bay Collins'i bir dakika süzdükten sonra alçak bir sesle Elizabeth'e Bourgh'lerle samimiyetlerinin olup olmadığını sordu. Elizabeth Lady Catherine de Bourgh geçenlerde Bay Collins'i şimdiki görevini atadı. Bay Collins'i ona kim önerdi bilmiyorum ama herhalde tanışıklıkları çok eski değil diye cevap verdi. Lady Catherine de Bourgh ile Lady Anne Darcy'nin kardeş olduklarını biliyorsunuzdur herhalde. Yani Lady Catherine de Bourgh şimdi sözüne ettiğimiz Bay Darcy'nin teyzesi olur. Ya öyle mi? Bilmiyordum. Lady Catherine'in akrabaları hakkında hiçbir bilgim yok. Önceki güne kadar Lady Catherine diye birinin varlığından bile habersizdim. Lady Catherine'in kızı Bayan de Burke, büyük bir servete konacak ve bu iki kardeş çocuklarının sonunda mülklerini birleştirmelerine herkes kuvvetli bir olasılık gözüyle bakıyor. Bu sözler üzerine Elizabeth'in aklına zavallı Caroline Bingley gelince hafifçe gülümsedi. Eğer Bay Darcy bir başkasıyla sözlüyse Caroline Bingley'nin bütün ikramları kız kardeşine karşı gösterdiği sevgi, genç adamı pohpohlamaları hep boşa gidecekti. Elizabeth, Wickham'a dönerek, Bay Colin Lady Catherine'den hem de kızından övgüyle söz ediyor ama bu sayın Lady hakkında anlattıklarından edindiğim kanıya göre kuzenimin minnet duyguları doğru hüküm verebilmesine engel olmakta. Bence Bay Collins'in koruyucusu olmakla beraber bu Lady kendini beğenmişim biri, dedi. Evet, bence de öyle, Kendisini yıllardır görmedim ama ondan hiç hoşlanmadığımı, tavırlarının diktatörce ve kaba olduğunu hatırlıyorum. Dikkati çekecek kadar becerikli ve zeki olmakla ön kazanmıştır. Fakat bence yeteneklerinin çoğunu biraz konumuna ve zenginliğine, biraz da emir vermeye, alışık tavırlarına, geri kalanını ise yeğeninin kendisiyle ilgisi olan herkesin birinci sınıf bir anlayış yeteneğine sahip olmasında ısrar eden gururuna borçludur. Elizabeth, Bay Wickham'ın sözlerine akla yakın buldu. Kağıt oyunlarına akşam yemeği için son verilinceye kadar büyük bir hoşnutlukla karşılıklı konuşmaya devam ettiler ama oyun bittikten sonra öbür kızlar da Bay Wickham'ın arkadaşlığından paylarını almaya başladılar. Gerçi Bayan Phillips'in bu akşamki partisinde gürültüden hiç konuşulamıyordu. Ama genç subay tavırlarıyla kendini herkese sevdirmişti. Ne söylese ne yapsa beğeniliyordu. Elizabeth oradan kafası onunla dolu olarak ayrıldı. Yol boyunca Bay Wickham'dan, onun kendine anlattıklarından başka hiçbir şey düşünemedi. Fakat yolda ne Lydia ne de Collins bir dakika bile susmadıkları için Elizabeth, Wickham'ın adını bile anmaya fırsat bulamadı. Lydia hiç durmadan piyango oyunundan, kaybettiği ve kazandığı fişlerden söz ediyor. Bay Collins de Bay ve Bayan Phillips'in nezaketini anlatıyor. İskambil'deki zararına hiç aldırmadığına yemin ediyor, yemekteki yiyecekleri sayıyor, kuzenlerini rahatsız ettiğinden endişelendiğini tekrarlayıp duruyordu. Öyle ki araba Longbourn'da durduğu zaman Bay Collins'in söyleyecekleri hala bitmemişti. Elizabeth, Bay Wickham'la arasında geçen konuşmayı ertesi gün Jane'e anlattı. Jane şaşkınlık ve üzüntüyle dinledi Bay Darcy'nin Bay Bingley'nin saygısına layık olmadığına inanamıyordu. Ama Wickham gibi cana yakın ve sevimli bir gencin doğru söylediğinden kuşkulanmak da elinden gelmiyordu. Onun gerçekten bu kadar büyük haksızlığa uğramış olma olasılığı, genç kızın bütün şefkat duygularını uyandırmaya yetmişti. Bu nedenle her iki genç hakkında da iyi düşünmekten, her birinin davranışını ayrı savunmaktan, başka türlü anlatılması ve anlaşılması mümkün olmayan şeyleri kazaya veya yanılgıya yüklemekten başka yapılacak şey kalmamıştı. Jane, bence ikisi de bizim aklımıza gelmeyecek bir şekilde aldanmışlar, dedi. Belki de ilgili kişiler birinin söylediklerini öbürüne yanlış anlatmıştır. Sözün kısası, kabahatin asıl hangi tarafta olduğunu bilmeden bu iki genci birbirinden soğutan nedenleri veya durumları tahmin edemeyiz. Çok doğru. Şu halde Jane Jim bu işte ilgisi olabilecek kimseleri savunmak için neler söyleyeceksin bakalım. Onları da temize çıkar bari. Yoksa birinden biri için kötü şeyler düşünmek zorunda kalacağız. Sen istediğin kadar halay et. Ama beni fikrimden vazgeçiremezsin canım Lizicim. Babasının sevdiği ve geçimi için para bırakmak istediği bir gence böyle davranmanın Bay Darcy'yi ne kadar küçük düşürdüğünü düşünsene. Olacak iş değil, biraz insanlığı olan, biraz karakter sahibi bir kişinin elinden böyle bir şey yapmak gelmez. Hem sonra en yakın arkadaşı Bingley onun hakkında bu kadar yanılmış olabilir mi? Yo hayır. Bay Bingley'nin aldatılmış olması, Bay Wickham'ın bana dün akşam isimlere ve gerçeklere değinerek anlattığı şeyleri uydurmuş olmasından çok daha akla yakın. Eğer öyle değilse, Bay Darcy bunun aksini kanıtlasın. Ayrıca Gerçek, Bay Wickham'ın gözlerinden okunuyordu. ''Sahiden çok zor, çok üzücü bir durum. İnsan ne düşüneceğini bilemiyor. Beni bağışla ama insan ne düşüneceğini bal gibi biliyor.'' Ama Jane kesin olarak yalnızca bir nokta üzerinde odaklanmıştı. Eğer Bay Bingley aldatılmışsa, bu iş duyulunca çok üzülecek, çok acı çekecekti. Genç kızlar, Bingley'lerin gelişi üzerine... Baş başa konuşmakta oldukları fidanlıktan içeri çağrıldılar. Bay Bingley ile kız kardeşleri onları uzun süredir beklenen Netherfield balosuna çağırmak için gelmişlerdi. Balo gelecek perşembe yapılacaktı. Caroline ile ablası, sevgili arkadaşları Jane'i tekrar gördüklerine çok sevindiler. Son buluşmalarından bu yana geçen zamanın onlara bir asır kadar uzun geldiğini söylediler. O geceden beri nelerle uğraştığını sordular. Bayan Bennet'la konuşmaktan mümkün olduğunca uzak durup Elizabeth'le çok az konuştular. Diğer kızlara da hiçbir söz söylemediler. Ağabeylerini şaşırtan ve bir şey söylemesine fırsat bırakmayan bir acelelikle yerlerinden kalkıp Bayan Bennet'ın nezaketinden kurtulmaya can atıyorlarmış gibi hemen çıkıp gidiverdiler. Netherfield balosunun yapılacağını öğrenmek ailenin bütün kadınlarını son derece sevindirmişti. Bayan Bennet bu balonun en büyük kızı onuruna verildiğine inanıyordu. Hele baloya resmi bir davetiye ile değil de bizzat Bingley tarafından çağrılmak gururunu okşamıştı. Jane, iki arkadaşının eşliğinde Bingley'nin de ilgisiyle hoş bir gece geçireceğini, Elizabeth de zevkle Bay Wickham'la bol dans edeceğini ve Bay Darcy'nin bakışları ve hareketlerinin bütün öğrendiklerini doğrulayacağını düşünmeye başladı. Catherine ile Lydia'nın balodan bekledikleri mutluluk tek bir olaya veya belirli bir insana bağlı değildi. Gerçi her ikisi de Elizabeth gibi gecenin yarısını onları tatmin edecek tek kavalye olan Wickham'la dans ederek geçirmeye kararlı olmakla beraber nihayetinde balo sadece bir baloydu. Mary bile baloya gitme konusunda isteksiz olmadığını söylüyordu. Sabahları kendimi ayırabilmek bana yeter, Arada sırada gece eğlencelerine katılmak özveri sayılmaz. Toplumun hepimizin üzerinde hakkı var ve ben değişiklik ve eğlencenin herkes için gerekli olduğuna inananlardanım. Elizabeth o kadar neşeliydi ki, Bay Collins'le gerekmedikçe konuşmadığı halde ona Bay Bingley'nin davetini kabul edip etmeyeceğini ve eğer kabul ederse eğlenceye katılmayı doğru bulup bulmadığını sormaktan kendini alamadı genç adamın bu konuda hiç duraksamadığını, baş psikopastan veya Lady Catherine de Bourgh'den azar işitmekten korkmayarak dans etmeye heveslendiğini şaşırarak gördü. Collins, emin olun, dedi. Ben böyle karakterli bir genç tarafından saygın kimselere verilen bir balonun herhangi bir kötü amaca hizmet edeceğini hiç aklıma getirmem. Dansa karşı olmaktan o kadar uzağım ki o gece güzel kuzenlerimin hepsinin benimle dans etme şerefini bana bağışlayacaklarını umuyorum. Bu fırsattan yararlanarak Bayan Elizabeth, sizden özellikle ilk iki dansı rica edeceğim. Kuzenim Jane'in ilk iki dansı bir başkasına bağışlayacağına eminim. Kendisine hak veriyorum. Elizabeth afallamıştı. İlk danslara bir kımla kalkmayı kafasına koymuştu. Şimdi onun yerine Collins'in geçmesi. Keyfi hiç bu kadar kaçmamıştı. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Wickham'ın ve kendisinin mutluluğu çaresiz biraz ertelenecekti. Bay Collins'in teklifini Elizabeth elinden geldiği kadar kibarca kabul etti. Bu teklifte daha başka şeyler de sezdiği için kuzeninin nezaketinden hiç de memnun olmadı. Hansford papazının eşi olmak ve daha çok hoşa giden misafirler bulunmadığı zaman Rosings Köşkü'nde kadril masasını tamamlamak için kız kardeşleri arasından kendisinin seçildiğini hissetti. Çok geçmeden bu duygu kanıya dönüştü. Çünkü Collins'in gittikçe artan bir nezaket gösterdiği, zekasını ve canlılığını sık övmeye çalıştığı dikkatini çekmişti. Cazibesinin bu etkisi ona sevinçten çok şaşkınlık veriyordu ki bu sırada annesi böyle bir evlenme olasılığını çok iyi karşıladığını belirtmekte gecikmedi. Ama Elizabeth vereceği cevabın adam akıllı bir tartışmaya yol açacağını bildiği için bunu anlamazlıktan geldi. Bay Collins hiçbir teklifte bulunmayabilirdi ve teklif edene kadar kavga etmenin faydası yoktu. Neyse ki üstünde konuşulup hazırlanılması gereken Netherfield balosu vardı. Yoksa Bennet kardeşlerin bu sıradaki durumları çok acıklı olurdu. Çünkü davetin yapıldığı günden balo akşamına kadar hiç durmadan yağan şiddetli yağmur, Merrit'a gitmeye bir kez bile fırsat vermemişti. Kızlar ne teyzelerini ne subayları görmüşler ne de bir haber alabilmişlerdi. Netherfield Balosu'nda ayakkabılara takılacak gülleri bile başkalarına ısmarlamıştı. Elizabeth bile Bay Wickham'la dostluğunu ilerletmesine engel olan bu havaya sabretmekte zorlanıyordu. Bu yağmurlu cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine Kitty ve Lydia da perşembe gecesi verilecek baloda dans etme düşüncesiyle katlanmışlardı. Elizabeth, Netherfield'daki salona girdiğinde orada bulunan kırmızı ceketliler arasında Bay Wickham'ı boş yere arayıp da bulamayıncaya kadar onun geleceğinden kuşkulanmak hiç aklına gelmemişti. Gerçi dehşetle hatırladığı birçok şey öğrenmişti. Ama bunların hiçbiri onunla buluşacağına olan güvenini sarsmamıştı her zamankinden daha büyük bir özenle giyinip kuşanmış, genç subayının kalbinin fethedilmemiş bir yeri kalmışsa onu da o gece rahat rahat fethedeceğini hesaplamıştı. Bir anda Bingley'nin subaylara yolladığı davete Wickham'ın kasten, Bay Darcy'nin keyfi için çağrılmadığı gibi müthiş bir kuşkuya kapıldı. Lydia'nın merakla başvurduğu Bay Denny'nin sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla durum tam böyle olmamakla beraber Wickham'ın gelmeyeceği kesindi bir gün önce bir iş için şehre inmek zorunda kaldığını ve henüz dönmediğini bildiren bu subay anlamlı bir gülümsemeyle şunları da ekledi. Burada adı gerekli olmayan bir bayla karşılaşmaktan kaçınmasaydı, şu sırada onu hiçbir iş buradan uzaklaştıramazdı sanırım. Lydia'nın duymadığı bu son sözler Elizabeth'in kulağına çarpmıştı. Wickham'ın burada olmayışından ilk aklına gelen nedenle değilse bile gene dersinin sorumlu olduğundan emin oldu. Genç kızın ansızın uğradığı hayal kırıklığı, Darcy'ye olan hoşnutsuzluğunu o kadar kuvvetlendirmişti ki, sonra genç adam yanına gelip de nezaketle hatır sorduğunda cevap verirken kabalık etmemekte zorlandı. Darcy'ye ilgi göstermek, ona tahammül etmek, sabır göstermek, yıkımı incitmek demekti. Onunla hiç konuşmamaya karar vererek hırçın denebilecek bir hareketle başını çevirdi. Hatta körü körüne taraf tuttuğu için Bingley'e de kızıyor, onunla konuşurken de hırçınlığını tamamıyla yenemiyordu. Ne var ki huysuz bir aradılışı olmadığı için, o gece eğlenme olasılığı bütünüyle yok olduğu halde uzun zaman asık yüzlü kalamazdı. Bir haftadan beri görmediği arkadaşı Charlotte Lucas'a derdini döktükten sonra sözü hemen kuzeninin acayipliklerine getirdi ve arkadaşının dikkatini Collins'e çekti. Ama ilk iki dans işkenceden farksız oldu. Hantal, Ciddi, iltifat edecek yerde özür dileyen, farkında olmadan yanlış adımlar atan Bay Collins, bu iki dansta genç kıza bıktırıcı bir kavalyenin çektirebileceği bütün sıkıntıyı çektirmiş, utandırmıştı. Ondan kurtulunca Elizabeth kendini kuş gibi hafif hissetti. Sonra bir subayla dansa kalktı. Wickham'dan söz açtı ve onun herkes tarafından sevildiğini öğrenerek ferahladı. Bu danslar da bitince... Gene Charlotte Lucas'ın yanına gitti ve onunla konuşurken Darcy'nin ani dans etme teklifine o kadar şaşırdı ki ne yaptığını anlayamadan kabul etti. Darcy kızın evet yanıtını alır almaz hemen uzaklaşmış, Elizabeth de boş bulunduğu için kendi kendine öfkelenmeye başlamıştı. Charlotte arkadaşını avutmaya çalışıyordu. Belki de ondan hoşlanırsın Elizabeth. Tanrı korusun. İşte bu çok büyük bir talihsizlik olur. İnsanın nefret etmeye karar verdiği birisinden hoşlanması mı? Bana böyle kötülük dileme. Dans başlayıp da Darcy, Elizabeth'i almak için onlara doğru gelirken, Charlotte arkadaşının kulağına, Wickham'a eğilimi var diye aptallık edip de ondan on kat daha önemli bir insana kötü görünme aptallığına düşmemesi övdüğünü fısıldadı. Elizabeth karşılık vermedi ve dansa kalkanlar arasına katıldı. Darcy'nin karşısında durmak ayrıcalığının nasıl olup da kendisine verildiğine şaşıyor, yanındakilerin gözlerinde bunu görmekten doğan şaşkınlığı okuyordu. Bir süre tek bir kelime bile konuşmadılar. Elizabeth, iki dans bitinceye kadar aralarındaki sessizliğin sürüp gideceğini düşünmeye başlamış, bunu bozmamaya karar vermişti. Sonra kavalyesini konuşmaya zorlamanın onun için daha büyük bir ceza olacağını düşünerek dans hakkında düşündüklerini söyledi. Darcy cevap verdi ve sonra gene sustu. Birkaç dakika süren bir sessizlikten sonra genç kız kavalyesine ikinci defa "Şimdi bir şey söyleme sırası sizde Bay Darcy." dedi. "Ben danstan söz ettim. Siz de odanın genişliği veya dansa kalkan çiftlerin sayısı hakkında bir şey söylemelisiniz." Genç adam gülümsedi ve onun söylemesini istediği her şeyi söylemeye hazır olduğunu bildirdi. Elizabeth Pekala dedi. Şimdilik bu cevap yeter. Belki daha sonra ben de özel baloların genellerden çok daha hoş olduğuna dair bir şeyler söylerim ama şu an sussak da olur. Demek sizce dans ederken konuşmak adettir. Öyle mi? Ara sıra insan biraz konuşmalı. Birlikte yarım saat tam bir sessizlik içinde durmamız tuhaf görünecektir. Ama yine de bazılarının hatırı için konuşma mümkün olduğu kadar az söz söyleme zahmetine katlanacakları şekilde ayarlanmalıdır. Bu taş kendinize mi yoksa bana mı? Elizabeth alaycı bir tavırla cevap verdi. İkimize de, de, çünkü çoğu zaman kafalarımızın işleyişinde büyük bir benzerlik görüyorum. Siz de ben de sokulgan değiliz, sessiz duruyoruz. Odadaki herkesi şaşırtacağını, ve bir atasözü gibi kuşaktan kuşağa geçeceğini ummadıkça ağzımızı açıp bir şey söylemek istemiyoruz. Eminim bu sizin karakterinize hiç uymuyor, dedi Darcy. Benimki neyse ne derece uygun olduğunu söylemeye kalkışmayacağım ama kuşkusuz siz bana yakıştırmış olmalısınız. Kendi başarımı kendim ölçemem. Darcy cevap vermedi ve dans edenler arasında kayboluncaya kadar sessiz kaldılar. Sonra Darcy, Elizabeth'le kız kardeşlerinin Meriton'a çok sık gidip gitmediklerini sordu. Genç kız çok sık gittiklerini söyledi. Sonra kendini tutamayarak, ''Geçen gün bize rastladığınız zaman yeni bir dost kazanıyorduk.'' diye ekledi. Bu sözler etkisini hemen gösterdi. Darcy'nin yüzünü daha derin bir kibir dalgası kapladı ama tek bir söz söylemedi. Elizabeth de zayıf davrandığı için kendi kendine kızmakla beraber bu konuda konuşmaya devam edemedi. Sonunda Darcy kendini zorlar bir tavırla, kuşkusuz hoş biri olma becerisine erişmiş olan Bay Wickham kolayca dost kazanabilir. Ama bu dostlukları sürdürüp sürdüremeyeceği pek kestirilemez. Elizabeth kelimelerin üzerine bastırarak, sizin dostluğunuzu kaybetme mutsuzluğuna uğramış, hem de belki bütün ömrünce acı çekeceği bir şekilde, dedi. Darcy cevap vermedi. Konuyu değiştirmek için can atıyormuş gibi görünüyordu. O sırada Sir William Lucas yanlarında belirdi. Dans edenlerin arasından karşıya geçmek isterken Darcy'yi görünce durmuş, büyük bir saygıyla eğilerek dans edişini ve damının güzelliğini övmeye başladı. İnanın beyefendi, bizleri sevindirdiniz. Böyle harika dans edenlere her zaman rastlanmaz. Birinci sınıf çevrelerden olduğunuz belli ancak güzel damınızın da sizi utandırmadığını ve bir birlikte dans edişinizi seyretme zevkini bana sık tattıracağınızı umduğumu izninizle ekleyeyim. Sonra Jane'le ile Bingley'e bakarak, ''Değil mi sevgili Eliza? Ah, bu olay nasıl kutlanacak? Her yandan nasıl mutluluk dilekleri yağacak kim bilir? Bay Darcy'den dileyim. Ama size engel olmayayım beyefendi. Sizi bu genç bayanın büyüleyici konuşmasından alıkoyduğum için bana herhalde teşekkür etmezsiniz.'' Zaten küçük hanımın parlayan gözleri beni azarlıyor. Darcy, Sir William'ın son sözlerini duymamıştı bile. Bingley ile Jane konusunda yapılan dokundurmanın etkisi altında kaldığı belliydi. Ciddi bir anlam taşıyan bakışları birlikte dans etmekte olan Bingley ile Jane'e çevrildi. Fakat kısa bir süre içinde kendini toparlayarak Elizabeth'e döndü ve "Sir William gelince ne konuştuğumuzu unuttum." dedi. Sanırım hiç konuşmuyorduk. Bana öyle geliyor ki Sir William şu koskoca salonda birbirlerine söyleyecek daha az şeyi olan başka bir çift bulamazdı. İki üç konuyu konuşmak için boş yere delemiş bulunuyoruz. Bundan sonra neden söz açacağımızı da bilemiyorum. Dersi gülümseyerek, kitaplardan söz etmek nasıl olur dersiniz diye sordu. Kitaplar mı? Hayır hayır. Eminim hiçbir zaman aynı kitapları okumuyoruz ya da aynı kitapları okusak bile aynı şeyleri hissetmiyoruz. Böyle düşünmenize üzüldüm. Ama öyle olsa bile en azından konu bulamamış olmaktan kurtuluruz. Kitaplar konusundaki zıt fikirlerimizi kıy kıyaslarız. Hayır, bir baloda kitaplardan bahsedemem. Kafamda hep başka bir şey olur. Darşe endişeli bir bakışla sordu. Böyle yerlerde kafanız hep şu anda olup bitenle doludur, değil mi? Evet hep öyledir diye ne söylediğini bilmeden cevap verdi. Çünkü düşünceleri konudan uzaklarda dolaşıyordu. Ansızın yüksek sesle söylediği şu sözler de bunu gösteriyordu. Bay Darcy, çok nadiren bağışlandığınızı, bir kere darıldınız mı artık bir daha barışmadığınızı söylediğinizi hatırlıyorum. Acaba bu yüzden mi herhangi bir kimseye kin bağlama konusunda titiz davranıyorsunuz? Evet öyle, dedi Darcy sert bir ses tonuyla. Demek ki ön yargının sizi körleştirmesine izin veriyorsunuz. Evet, Fikirlerini hiç değiştirmeyen kişiler için başlarda doğru düşündüğünden emin olmak şarttır. Bu sorularınızın amacının ne olduğunu öğrenebilir miyim? Elizabeth üzerine çökmüş olan ciddi tavrını silkip atmaya çalışarak cevap verdi. Yalnız ve yalnız karakterinizi anlamaya çalışıyorum. Ne dereceye kadar başarılı oldunuz? Genç kız başını olumsuz anlamda iki yana salladı. Hiçbir şey elde edemiyorum. Sizin için birbirinden farklı o kadar şey duyuyorum ki son derece kararsızım. Darcy ciddi bir tavırla cevap verdi. Benim için söylenenlerin birbirini hiç tutmadığına kolaylıkla inanabilirim. Hele şu sırada benim karakterimi çizmeye kalkışmanızı hiç istemem Bayan Bennet. Çünkü bu portrenin ikimize de yakışmayacak bir şey olmasından korkarım. Ama bunu şimdi yapmazsam belki de böyle bir fırsat bir daha elime geçmez. Genç adam buz gibi bir ses tonuyla "Bu da sizi çok büyük bir zevkten yoksun bırakmaz sanırım." diye karşılık verdi. Elizabeth de sesini çıkarmadı. Bir dans daha ettiler ve sessizce ayrıldılar. İki tarafta hoşnutsuzdu ama aynı derecede değil. Darcy'nin kalbinde genç kıza karşı uyanan oldukça kuvvetli bir duygu onu hemen bağışlatmış, öfkesini bir başkasına çevirmişti. Aradan çok geçmemişti ki kerolayın Bingley Elizabeth'in yanına geldi ve nazik bir alayla ''Bayan Eliza'' dedi. ''George Wickham'dan pek hoşlandığınızı duydum. Kardeşiniz bana durmadan ondan söz edip hakkında yüzlerce soru sordu. Anladığıma göre bu genç size verdiği bir sürü bilgi arasında kendisinin rahmetli Bay Darcy'nin kahyasının oğlu olduğunu söylemeyi unutmuş. Yine de bir dost olarak size bütün söylediklerine kuşkuya kapılmadan inanmamanızı öneririm.'' Çünkü Bay Darcy'nin ona haksızlık ettiği tamamıyla yalandır. George Wickham, Bay Darcy'ye karşı yüz kızartıcı hareketlerde bulunduğu halde Bay Darcy ona şaşılacak kadar çok iyilik etmiştir. Konunun ayrıntılarını bilmiyorum ama Bay Darcy'nin en küçük bir suçu bile olmadığını, George Wickham'ın adının anılmasına bile dayanamadığını çok iyi biliyorum. Kardeşim, subaylara yoladığı davet listesinden onu adını çıkaramayacağını düşünüyordu ama Wickham'ın kendiliğinden çıktığını görünce doğrusu çok sevindi. Onun buralara gelmesi bile büyük bir küstahlık. Gerçekten bunu yapmaya nasıl cüret etti aklım almıyor. Pek beğendiğiniz birinin suçunun ortaya çıkmasından ötürü size acıyorum bayan Eliza. Ama nasıl bir soydan geldiği düşünülürse gerçekten daha fazlası beklenemezdi. Elizabeth öfkeyle sizin gözünüzde soyla sopun aynı şey olduğu anlaşılıyor dedi. Böyle ya, Bay Dersin'in kahyasının oğlu olmanın dışında herhangi bir suçundan söz ettiğinizi işitmedim. Onu da bana kendisinin söylediğinden emin olabilirsiniz. Caroline Bingley dudak büküp başını çevirerek, ''Özür dilerim, karıştığım için bağışlayın.'' dedi. Ama sizin iyiliğinizi düşünmüştüm. Elizabeth kendi kendine, ''Kaba kız.'' diye söylendi. ''Böyle saçma bir saldırıyla beni etkileyebileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun.'' Bu saldırıda senin taraf tutan cehaletinden ve Bay kötülüğünden başka bir şey göremiyorum. Bundan sonra bu konuda Bingley'den bir şeyler öğrenmeye söz vermiş olan ablasını aradı. Jane kardeşini karşılarken yüzünde öyle tatlı ve rahat bir gülümseyiş, öyle mutlu bir aydınlık vardı ki geceden ne kadar memnuduğu yeterince ortadaydı. Elizabeth onun duygularını derhal anladı ve Wickham hakkındaki endişeleri, onun düşmanlarına karşı olan kini ve diğer her şey o anda Jane'in mutluluğa giden en güzel yola girdiği ümidi karşısında dağılıverdi. En az ablasınınki kadar gülümseyen bir yüzle, "Wickham hakkında neler öğrendiğini bilmek istiyorum," dedi. "Ama belki de üçüncü bir kişiyi düşünmeye zaman bulamayacak kadar hoş vakit geçiriyorsun." Eğer öyleyse seni bağışlayacağımdan emin olabilirsin. Jane: "Hayır, Wickham'ı unutmadım." dedi. "Ama sana söyleyecek doğru dürüst bir şeyim yok. Bay Bingley Wickham'ın geçmişini pek bilmiyor. Aralarında geçen olaylardan da habersiz. Ancak arkadaşının ahlakı iyi, dürüst ve şerefli bir insan olduğuna yemin edebileceğini, Bay Wickham'ın Darcy'den gördüğü kadar ilgiyi bile hak etmediğine inandığını söylüyor." Ne yazık ki hem onun hem de kız kardeşinin anlattıklarına göre Bay Wickham hiç de saygıdeğer bir genç değil. Korkarım çok düşüncesiz davranarak Bay Darcy'nin dostluğunu kaybetmeyi hak etmiş. Bay Bingley, Bay Wickham'ı yakından tanıyor mu? Hayır. Geçen gün Meriton'da karşılaştığı zamana kadar onu hiç görmemiş. Demek ki yalnızca Bay Darcy'den öğrendiklerini söylüyor. Tam düşündüğüm gibi. Papazlığı konusunda ne diyor? Bay Darcy'den birkaç kez dinlediği halde tam olarak hatırlamıyor. Yalnız bu papazlığın Bay Wickham'a koşullu olarak bırakıldığını sanıyor. Elizabeth içtenlikle, Bay Binkley'nin bunlara inandığından kuşku duymuyorum, dedi. Ama yalnızca kanılar ve inançlarla yetinmezsem siz de benim kusuruma bakmayın. Bay Bingley belki de arkadaşını çok iyi savundu. Fakat konunun birçok tarafını bilmediği, kalanını da arkadaşının ağzından dinlediği için ben bu iki beyefendi hakkında eskisi gibi düşünmeyi sürdürme cüretini göstereceğim. Bundan sonra sözü değiştirerek her ikisi için de daha hoş olan ve fikir ayrılığına yol açmayan bir konuya geçti. Elizabeth, Bingley'nin ilgisine karşı Jane'in beslediği mutlu ama alçak gönüllü ümitleri sevinçle dinledi. Ablasının güvenini artırmak için ona destek olacak sözler söyledi. Tam o sırada Bay Bingley onlara katılınca Elizabeth Gene Catherine Lucas'ın yanına gitti. Son kavalyesinin hoş olup olmadığı sorusuna doğru dürüst cevap veremeden Bay Collins çıka geldi ve büyük bir neşe içinde çok önemli bir şey keşfetme mutluluğuna erdiğini söyledi. Çok tuhaf bir rastlantı sonucu şimdi bu odada koruyucumun çok yakın bir akrabasının bulunduğunu öğrendim. Rastlantı sonucu bu beyefendinin ev sahibi genç bayana bu kişinin yeğeni Bayan Duberg'le annesi Lady Catherine'den söz ettiğini duydum. Bazen dünyada ne inanılmaz rastlantılar oluyor. Benim bu toplantıda Lady Catherine de belki de bir yeğenine rastlayacağım kimin aklına gelirdi? Bu keşfi tam zamanında yaptığıma çok memnunum. Böylelikle bu kişiye saygılarımı sunabileceğim. Şimdi hemen gidiyorum ve bunu daha önce yapmadığım için beni hoş göreceğine inanıyorum. Aralarındaki akrabalıktan haberim olmaması gecikmemi herhalde bağışlatır. Kendinizi Bay Darcy'ye takdim etmeyeceksiniz herhalde. Kesinlikle edeceğim. Bunu daha önce yapmadığım için de özür dileyeceğim. Bu gencin Lady Catherine'in yeğeni olduğunu sanıyorum. Sayın Lady'nin bir hafta önce sağlığının iyi olduğunu kendisine söylemekle onur duyacağım. Elizabeth onu böyle bir şey yapmaktan vazgeçirmek için çok uğraştı. Kendisiyle tanıştırılmadan Bay Darcy ile gidip görüşmeye kalkışmasını, Bay Darcy'nin bunu teyzesine gösterilen bir saygı belirtisinden çok kesinlikle kendisine karşı yapılmış bir saygısızlık sayacağını, gerekli olsa bile tanışma isteğini daha yüksek mevkide bir kişi olan Darcy'nin göstermesi gerektiğini belirtti. Bay Collins, kendi bildiğini okumakta kararlı bir tavırla bu sözleri dinledi ve Elizabeth konuşmasını bitirince, ''Sevgili bayan Elizabeth, aklınızın alabileceği bütün konular hakkında bir yargı gücünüz var bence. Ama şunu söylememe izin verin.'' halk arasında uygulanan törenin şekilleriyle papaz sınıfının törenleri birbirlerinden çok farklıdır, dedi. Papazın alçak gönüllülükten ayrılmaması koşuluyla papazlık makamını şeref bakımından krallığın içinde en yüksek düzeyle aynı ayarda saydığımı affınıza sığınarak arz ederim. Bu nedenle şimdiki durumda da vicdanımın emirlerine uyarak bence bir görev olan bu töreni yerine getirmeme izin vermelisiniz. Bütün diğer konularda değişmez bir önder olarak değerlendireceğim öğütlerinizden bu konuda yararlanmadığım için beni hoş görün. Karar vermek için gerek eğitim, gerek görgü bakımından kendimi sizin gibi genç bir bayandan daha uygun bir durumda görüyorum. Bu sözleri söyledikten sonra yerlere kadar eğilerek Elizabeth'e selam verdi ve Bay Darcy'ye doğru yürüdü. Genç kız Bay Darcy'nin bu durumu nasıl karşılayacağını merakla izliyordu. Bay Darcy'nin kendisiyle böyle konuşulmasına şaşırdığı ortadaydı. Bay Collins söze başlamadan önce çok ciddi bir tavırla yerlere kadar eğildi. Elizabeth bir kelime bile duyamadığı halde sanki bütün söylenenleri işitiyormuş gibiydi. Onun dudaklarını oynatışından özür, Hansford, Lady Catherine de Bourgh sözcüklerini okuyabiliyordu. Kuzeninin kendini Darcy gibi bir erkeğin karşısında gülünç bir duruma düşürmesi çok canını sıktı. Bay Darcy adamı gizleyemediği bir şaşkınlıkla süzüyordu. Sonunda Bay Collins konuşmasına fırsat verince Bay Darcy nezaketten uzak, gururlu bir havayla cevap verdi. Ama bu tavır Bay Collins'in cesaretini kıramamıştı ve tekrar konuşmaya başladı. İkinci söylevin uzunluğu karşısında Bay Darcy'nin küçümsemesi de sanki artıyordu. Söylev bitince belli belirsiz eğilerek selam verdi ve Collins'ten uzaklaştı. O zaman Bay Collins, Elizabeth'in yanına döndü. Sizi temin ederim, dedi. Bay Darcy'nin davranışından memnun olmamam için hiçbir neden yok. Gösterdiğim saygı ve yakınlık da Bay Darcy'yi hoşnut bıraktı sanıyorum. Bana son derece büyük bir nezaketle karşılık verdi. Hatta Lady Catherine'in çok aklı başında olduğundan ve layık olmayan kimselere hiç yakınlık göstermediğinden dem vurması beni pohpohladığı bile çok büyük bir incelik. Doğrusu ondan pek hoşlandım. Artık Elizabeth'i ilgilendiren başka bir şey kalmadığı için o da hemen hemen bütün dikkatini ablasıyla Bay Bingley'e çevirdi. Gördüklerinin kafasında uyandırdığı birbirini kovalayan hoş düşünceler onu belki de en az ablası kadar mutlu ediyordu. Hayalinde Jane'i bu evde gerçek bir sevginin verebileceği mutlulukla kuşatılmış olarak görüyor ve böyle bir durumda Bingley'nin iki kız kardeşinden hoşlanmak için elinden geleni yapabileceğini düşünüyordu. Annesinin düşüncelerinin de aynı olduğu açıkça ortadaydı. Onun ağzını açtırma korkusundan yanına yaklaşmayı göze alamıyordu. Bu nedenle akşam yemeğine oturdukları zaman annesinin yanına düştüğünü görünce bu kötü rastlantıya çok üzüldü. Annesinin Lady Lucas'a açıldığını, onunla açıkça konuştuğunu ve Jane'in yakında Bay Bingley ile evleneceğini umduğundan başka hiçbir şeyin lafını etmediğini duyunca Canı sıkıldı. Bu iç açıcı bir konuydu ve Bayan Bennet böyle bir birleşmenin yararlarını sayarken yorulmak nedir bilmiyordu. Bingley'nin çok alımlı bir genç ve çok zengin oluşu, Longbourn'dan ancak üç mil uzakta oturuşu kendi kendini kutlaması için başlıca noktalardı. Ayrıca Bay Bingley'nin iki kız kardeşinin de Jane'e çok düşkün olmaları ve böyle bir bağı kendisi kadar onların da dilediklerinden kuşku duymaması gönlünü ferahlatıyordu kaldı ki bu küçük kızları için de umut vericiydi çünkü Jane'in parlak evliliği kardeşlerini diğer zengin bekarların çevresine sokacaktı ayrıca küçük kızlarını artık ablalarına emanet edebileceği için canı istemedikçe toplantılara sürüklenmekten kurtulacak olmasına da seviniyordu bu toplantılarda görgü kuralları eğlenir görünmeyi gerektiriyordu ama hiç kimse hayatının her döneminde evde oturmayı Bayan Bennett kadar sevemezdi mümkün olmadığına belirgin biçimde inandığı ve hiç olasılık vermediği davranışlarından anlaşıldığı halde Lady Lucas'a yakında aynı şansa ermesi için birçok iyi dileklerde bulunarak konuşmasını bitirdi. Elizabeth annesinin konuşmasını kesmek, onu mutluluğunu biraz daha alçak sesle anlatmasını sağlamak için boş yere uğraştı. Çünkü bu sözlerin büyük bir kısmının karşılarında oturan Darcy tarafından duyulduğunu görmek can sıkıcıydı. Gel gelelim, Annesi onu saçmaladığı için payladı. Bay Darcy kim oluyor da ondan korkacağım. Konuştuklarımızı onun keyfine göre ayarlamak zorunda mıyız? Tanrı aşkına anneciğim, biraz daha alçak sesle konuşun. Bay Darcy'yi gücendirmekten elinize ne geçer? Böyle yapmakla arkadaşının gözüne giremezsiniz. Ama genç kız ne söylese etki etmiyordu. Annesi hiç istifini bozmadan fikirlerini çevredeki herkesin duyup anlayabileceği bir sesle söyledi durdu. Utançtan ve can sıkıntısından Elizabeth renkten renge girdi. Her bakışında korkusunun yerinde olduğu kanısı güçlense de gözlerini sık sık Darcy'ye çevirmekten kendini alamıyordu. Ve Bay Darcy'nin sürekli Bayan Bennet'ın tarafına bakmasa da bütün dikkatini ona verdiğini hissediyordu. Bay Darcy'nin yüzündeki öfkeli küçümseme giderek donuk bir ciddiyete dönüştü. Neyse ki sonunda Bayan Bennett'ın söyleyecek sözü kalmadı. Kendisinin paylaşma olasılığı olmayan mutluluk hayallerini çoktandır esneyerek dinlemekte olan Lady Lucas, jambon ve piliç söğüşünde avuntu aradı. Elizabeth de rahat bir soluk almıştı ama bu rahatlık çok uzun sürmedi. Yemek bitip de şarkı söylemekten söz açılınca Mary'nin fazla ısrara gerek bırakmadan insanları memnun etmeye hazırlandığını büyük bir üzüntüyle gördü birçok anlamlı bakış ve sessiz yakarışlarla kardeşini bu nezaketi göstermekten vazgeçirmeye çalıştı ama boşuna. Mary bunları anlamazlıktan geldi. Kendini göstermek için yakaladığı bu fırsat hoşuna gitmişti ve şarkısına başladı. Elizabeth'in acı dolu bakışları kardeşine dikilmişti. Mary'nin uzun şarkısının bitmesini sabırsızlıkla bekledi ama sabırsızlığının karşılığını göremedi. Dört bir yandan yükselen bravo bağırışları arasında Yeniden şarkı söylemesi için bir rica sezer gibi olan Mary birkaç saniye durakladıktan sonra gene ağzını açtı. Mary'nin müzik yeteneği böyle bir gösteri için yeterli değildi. Sesi zayıf, tavırları yapmacıktı. Elizabeth yerin dibine geçiyordu. Jane'in buna nasıl dayanabildiğini anlamak için ablasına baktı. Ama o rahat rahat Pinkley ile konuşuyordu. Elizabeth bu kez gözlerini Bingley'nin kız kardeşlerine çevirdi ve birbirlerine alay dolu işaretler yaptıklarını gördü. Ama Bay Darcy ciddiyetini koruyordu. Elizabeth, Mary'nin bütün gece şarkı söylemesinden korkarak araya girmesi için yalvarırcasına babasından yana baktı. Bay Bennet bu bakışın anlamını sezdi ve Mary ikinci şarkısını bitirince yüksek sesle "Bu kadarı yeter yavrum." dedi. "Bize yeterince zevk verdin." Bırak da biraz başka genç kızlar kendilerini göstersin. Mary bu sözleri duymamış gibi yaptıysa da biraz bozulmuştu. Hem kardeşine hem de babasının söylediklerini üzülen Elizabeth endişesinin yersiz olmasından korktu. Bay Collins de söze karışarak, Şarkı söyleyebilecek kadar şanslı olsaydım, eminim çevremdekileri güzel melodilerle eğlendirmekten mutluluk duyardım, dedi. Çünkü bence müzik çok masumca, ve bir papazın mesleğine mükemmel derecede yakışacak bir eğlencedir. Yine de müziğe çok fazla zaman harcamayabiliriz demek istemiyorum. Kuşkusuz bizi bekleyen başka işler de var. Bir köy papazının yapması gereken çok iş vardır. Öncelikle ondalık için öyle bir anlaşma yapmalıdır ki hem kendisi yararlansın hem de koruyucusu zarar görmesin. Ayrıca vaazlarını yazıp hazırlamalıdır. Geri kalan zamanda da cemaatine karşı ödevlerini yerine getirmeye Oturduğu evin bakımı ve onarımıyla uğraşmalıdır. Papazın evini mümkün olduğunca rahat bir yer haline getirmemesi için hiçbir özrü yoktur. Herkese ve özellikle o mevkiye gelmesine yardım edenlere karşı ilgi göstermesi ve uysal davranması da az önemli değildir. Bu görevden onu asla affedemediğim gibi aileye yakınlı olan herkese karşı saygılarını sunma fırsatını ihmal eden bir köy papazını hiçbir zaman bağışlayamam. Bay Collins, salondakilerin yarısının duyabileceği kadar yüksek sesle söylediği sözlerini Bay Darcy'ye bakıp eğilerek bitirdi. Salondakilerin çoğu alayla baktı. Birçoğu da gülümsedi. Ama görünüşe bakılırsa kimse Bay Bennett kadar eğlenmemişti. Öte yandan Bayan Bennett, bu kadar akıllı bir konuşma yaptığı için Bay Collins'i övüyor ve Lady Lucas'a akrabasının şaşılacak kadar zeki ve iyi bir genç olduğunu fısıldıyordu. Elizabeth'e öyle geliyordu ki ailesi o gece kendilerini gülünç bir duruma düşürmek için, ellerinden geleni yapmak için söz birliği etselerdi, rollerini bundan daha mükemmel ve daha içten oynayamazlardı. Gözlerinin bazı kısımlarının Bay Binkley'nin gözünden kaçmasını, gördüğü saçmalıklara da aldırış edecek bir adam olmamasını gerek ablası gerekse Bay Binkley açısından şans sayıyordu. Yine de Bingley'nin kız kardeşlerine ve Darcy'e alay etme fırsatını vermeleri çok kötüydü. Elizabeth adı geçen iki kız kardeşin küstah gülümsemelerinin mi yoksa Bay Darcy'nin sessiz küçümsemesinin mi daha dayanılmaz olduğunu kestiremiyordu. Balonun geri kalan saatleri de onun için pek eğlenceli geçmedi. Yanından hemen hiç ayrılmayan Bay Collins onu çok sıkıyordu. Gerçi genç adam onu bir daha dansa kalkması için ikna edememiş ama başkasıyla dans etmesini de engellemişti. Elizabeth'in bir başkasını dansa kaldırması için ona yalvarması ve hangi genç kızla isterse onunla tanıştırmaya söz vermesi boşunaydı. Bay Collins, dansa hiç de meraklı olmadığını, baştaca isteğinin Elizabeth'e hoş görünmek olduğunu, bu nedenle bütün gece onun yanından ayrılmamaya çalışacağını kesin bir dille belirtti. Böyle bir adamla tartışmaya girişmek boşunaydı. Neyse ki arkadaşı Charlotte Lucas sık yanlarına gelerek büyük bir uysallıkla Bay Collins'le sohbet ediyor. Elizabeth de bu sayede rahat nefes alabiliyordu. Elizabeth şimdi hiç olmazsa artık Bay Darcy ile konuşma eziyetinden kurtulmuş olduğuna şükrediyordu. Bay Darcy çoğunlukla ona pek yakın bir yerde durduğu, hiç kimseyle de ilgilenmediği halde bir kez bile genç kızın yanına gelip konuşmadı. Elizabeth bu tavrın Bay Wickham konusunda kendi atmış olduğu taşın bir sonucu olduğunu sezdi ve sevindi. Balodan en son ayrılan Longbourn ailesi oldu. Bayan Bennet'in bir manevrasıyla herkes dağıldıktan sonra onlar bir çeyrek saat kadar arabalarını beklemek zorunda kaldılar ve böylelikle ev sahiplerinden bazılarının kendilerinin çıkıp gittiğini görmeyi ne kadar candan istediklerine tanık oldular. Bayan ve kız kardeşi ağızlarını neredeyse sadece yorgunluktan yakınmak için açıyorlardı. Ve evde artık yalnız kalmak için sabırsızlandıkları gözle görülüyordu. Bayan Bennet'ın çene çalmak için gösterdiği bütün çabaları boşa çıkarmışlar ve bu yüzden herkesin üzerine bir sessizlik ve uyuşukluk çökmesine neden olmuşlardı. Bay Binkley'nin ve kız kardeşlerinin misafirlerini eğlendirme konusundaki inceliklerini, konukseverliliklerini, davetlilere olan davranışlarında Göze çarpan nezaketlerini, toplantının güzelliğini öven Bay Collins'in uzun nutukları da havadaki ağırlığı dağıtamadı. Dersi ağzını açmıyordu. Bay Bennet de tıpkı onun gibi sessiz oturuyor, içinde bulundukları durumla eğleniyordu. Bay Bingley ile Jane herkesten biraz uzakta, baş başa durmuş, yalnız birbirleriyle konuşuyorlardı. Elizabeth de Bayan Hurst ve Bayan Caroline Bingley gibi susuyordu. Lydia bile arada sırada ''Aman tanrım öyle yorgunum ki'' diye yüksek sesle konuşup gürültüyle esnemekten başka ses çıkarmıyordu. En sonunda veda etmek için ayaklandıklarında Bayan Bennett bütün aileyi yakında Longbourn'da görmeyi arzu ettiğini ısrarlı bir nezaketle belirtti. Özellikle Bay Bingley'e dönmüş olarak onun bir gün davet beklemeden yemeğe gelirse kendilerine çok büyük mutluluk vereceğini söyledi. Bingley büyük bir mutlulukla teşekkür ederek ertesi gün kısa süreliğine Londra'ya gitmek zorunda olduğunu fakat döner dönmez ilk fırsatta Bayan Bennet'ı ziyaret edeceğine söz verdi. Bayan Bennet onun bu cevabından pek hoşnut kaldı. Oradan ayrılırken nikah işlemlerinin, eşya ve çeyiz hazırlıklarının kaç zaman süreceğini hesaplıyor ve Jane'in bilemedin 3-4 ay sonra konağa gelin gitmiş olacağını düşünerek seviniyordu. İkinci kızının da Bay Collins'le evleneceğine aynı derecede inanıyor. Jane'inki kadar değilse de bundan da hayli mutluluk duyuyordu. Kızlar arasında en az beğendiği Elizabeth'ti ve Bayan Bennet, Bay Collins'e Elizabeth için oldukça parlak bir kısmet sayıyordu. Yine de Bay Bingley ile Netherfield onları gölgede bırakıyordu. Ertesi gün Longbourn yeni bir olaya sahne oldu. Bay Collins resmen evlenme teklif etti. Ertesi cumartesiye kadar izinli olduğu için bu işi zaman kaybetmeden yapmak istemiş. Hiçbir çekingenlik duymadığı için de teklifi yaparken bu işin gereği olduğuna inandığı birçok şeyi atlamıştı. Kahvaltıdan hemen sonra Bayan Bennet'ı, Elizabeth'i ve küçük kızlardan birini bir arada görünce anneye ''Sayın bayan'' dedi. Güzel kızınız Elizabeth'e olan sevginize sığınarak onunla bu sabah özel görüşme şerefinin bana bağışlanmasını dilesem, bu dileğimin kabul edileceğini umabilir miyim? Elizabeth şaşkınlık içindeydi. Kızarmaktan başka bir şey yapacak zaman bulamadan Bayan Bennet cevap verdi. Ah evet tabii. Eminim ki Lizzy çok mutlu olacaktır. Hiçbir sakıncası yok. Gel Kitty yukarıda işimiz var. Annesi el işlerini toplayarak alelacele çıkmaya davranırken Elizabeth anneciğim gitmeyin diye yalvardı. Yalvarırım gitmeyin. Bay Collins beni bağışlasın. Bana başkalarının duymasında sakınca olan bir şey söyleyecek olamaz. Zaten ben de gidiyorum. Annesi ters dedi. Hayır hayır. Lizzie saçmalama. Çok rica ederim. Otur oturduğun yerde. Çok bunalmış ve şaşırmış görünen Lizzie'nin gerçekten kaçmaya hazırlandığını anlayınca Lizzie diye ekledi. Burada kalmanda ve Bay Collins'in söyleyeceklerini dinlemende ısrar ediyorum. Elizabeth böyle bir buyruğa karşı gelemezdi. Bir an bu işi bir an önce olabildiğince sessiz sedasız atlatmanın daha iyi olacağını düşündü. Tekrar yerine oturdu. Hiç durmadan nakış işleyerek gülmekle ağlamak arasında bocalayan duygularını gizlemeye çalıştı. Bayan Bennett'la kiti gittiler. Onlar çıkar çıkmaz Bay Collins söze başladı. İnanın ki sevgili Bayan Elizabeth Alçak gönüllülüğünüz sizin için kötü bir not olmak şöyle dursun. Diğer mükemmel özelliklerinize bir yenisini eklemekte. Bu küçük çekingenliği göstermeseydiniz gözümde daha az sevimli olacaktınız. Ama bu konuşmayı yapmak için sayın annenizden izin almış bulunduğumu söylememe izin verin. Yaradılıştan, utangaç olmanızdan ötürü duygularınızı gizlemeye kalkışsanız da bu sözlerimin anlamını kavramamanıza imkan yok. Size karşı gösterdiğim ilgi hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar güçlü. Daha evinize ayak basar basmaz sizi gelecekteki hayatımın yoldaşı olarak seçmiştim. Ama bu konudaki duygularıma kapılıp kendimi unutmadan önce belki de neden evlenmek istediğimi, neden kendime bir eş bulmak için Hartford'a geldiğimi anlatmak yerinde olur. Bay Collins'in bütün ciddiyetine ve kendinden emin tavrına rağmen duygularına kapılıp kendini unutmasından söz etmesi Elizabeth'in o kadar tuhafına gitti ki gülmemeye çalışırken Collins'in verdiği bu kısa aradan yararlanıp sözlerini ağzına tıkamayı beceremedi. Genç papaz devam etti. Evlenmek isteyişimin ilk nedeni bence hali vakti benim gibi yerinde olan her papazın evlenerek cemaatine örnek olması gerektiğidir. İkincisi evlenmenin mutluluğuma çok şey katacağına inanıyorum. Üçüncüsü ise, bunu belki de ilk başta söylemem gerekirdi. Koruyucum olmasından şeref duyduğum çok soylu Leydi'nin bana özellikle evlenmemi önermesidir. Bu konuda iki defa fikirlerini belirtme alçak gönüllülüğünü gösterdi. Hem de sorulmadan. Ve cumartesi akşamı Hansford'dan ayrılmadan önce Rosings'te kadril oynadığımız sırada Bayan Jenkins'ın, Bayan Duberg'ün ayağının altına bir tabure yerleştirirken Lady Catherine de Bourgh bana şöyle dedi. Bay Collins evlenmelisiniz. Sizin gibi bir papazın evlenmesi şart. Benim hatırım için eşinizi iyi seçin. Kibar bir kız bulun. Kendi iyiliğiniz için çalışkan, yararlı bir insan olsun. Size tavsiyem yüksek düzeyde bir hayat içinde yetişmemiş ve az gelirli, iyi bir seçim sağlayabilecek bir kız olsun. Size tavsiyem bu. En kısa zamanda böyle bir eş bulup Hansford'a getirirseniz ben de ziyaretine gelirim. Güzel kuzenim size sunabileceğim iyi arasında Lady Catherine de yakın ilgisi ve inceliğinin önemli bir yer tuttuğunu söylememe izin verin. Tavırlarının ve hareketlerinin sözlere sığmayacak kadar kibar olduğunu, onu gördüğünüz zaman siz de anlayacaksınız. Sizin zekanız ve canlılığınız da bunlara Lady'nin bulunduğu mevkinin kaçınılmaz şartı olan sessizlik ve saygı da katılırsa Herhalde onun hoşuna gidecektir. Buraya kadar evlenmek isteyişimin asıl nedenlerini saydım. Şimdi sıra kendi çevrem dururken gözlerimin neden Longhorn'a çevrildiğini söylemeye geldi. Çünkü emin olun kendi çevremde birçok sevimli genç bayan var. Ancak saygıdeğer babanızın ölümünden sonra umarım daha uzun yıllar yaşar. Mülküne ben varis olacağım için eşimi onun kızları arasından seçmeden... Ve daha önce de söylediğim gibi uzun yıllar gerçekleşmeyecek bu acıklı olay üzerine uğrayacakları kaybın mümkün olduğu kadar azalmasını sağlamadan rahat edemezdim. İşte güzel kuzenim, amacımın bu olduğunu söyledikten sonra gözünüzden düşmeyeceğime inanıyorum. Şimdi artık size duyduğum sevgimin gücünü oldukça ateşli bir dille belirtmekten başka yapacağım bir şey kalmadı. Çeyiz'e hiç önem vermem. Yerine getirilemeyeceğini bildiğim için babanızdan bu konuda bir dilekte bulunmayacağım. Annenizin ölümünden sonra elinize geçecek bin sterlinin dörtte biri oranındaki gelirden başka bir servete konmayacağınızı da biliyorum. Bu nedenle bu konudan asla söz açmayacağım ve emin olun evlendiğimiz zaman bunu sizin başınıza kalkma alçaklığında bulunmayacağım. Artık onun sözünü kesme sırası gelmişti. Genç kız, çok acelecisiniz efendim diye sesini yükseltti. Size henüz bir cevap vermediğimi unutuyorsunuz. İzin verin de daha fazla zaman kaybetmeden cevabımı vereyim. Övgüleriniz için teşekkürlerimi kabul edin. Teklifinizden şeref duydum. Ancak elimden bu öneriyi reddetmekten başka bir şey gelmez. Bay Collins elini ciddiyetle sallayarak cevap verdi. Genç kızların kabul etmek için gizlice niyetlendikleri halde taliplerinin ilk başvurusunu reddetme huyunda olduklarını yeni öğrenmiyorum. Bu reddedişin iki, hatta üç hafta tekrarlandığını da biliyorum. Bu nedenle sözleriniz cesaretimi ve yakın zamanda sizi kolumda kilisenin mihrabına götürme ümidimi de hiç de kırmış değil. Elizabeth, aman beyefendi, verdiğim cevaptan sonra hala umutlu olmanız doğrusu gerçekten garip, diye söylendi. Benim mutluluğunu ikinci bir teklifin yapılması olasılığına bağlayacak kadar cesur kızlardan şayet böyleleri varsa olmadığıma inanabilirsiniz. Yanıtım içten ve kesindir. Siz beni mutlu edemezsiniz. Ayrıca bu dünyada sizi mutlu edebilecek en son kadının ben olduğundan eminim. Hatta ve hatta büyük dostunuz Lady Catherine beni tanısaydı, öyle inanıyorum ki hiçbir açıdan beni bu mevki için uygun bulmazdı. Bay Collins ciddi ciddi Lady Catherine'in gerçekten böyle düşüneceğini bilsem, dedi. Fakat Lady'nin sizi beğenmeyeceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca emin olun, onu tekrar görme şerefine eriştiğim zaman alçak gönüllülüğünüzü, tutumluluğunuzu ve diğer hoşa giden özelliklerinizi kendisine ballandıra ballandıra anlatacağım. Gerçekten Bay Collins, beni övmenizin hiç gereği yok. Kendi kararlarımı kendim vermeme izin vermeli ve sözlerime inanma iyiliğini göstermelisiniz.'' sizin çok mutlu ve çok varlıklı olmanızı dilerim. Teklifinizi kabul etmemekle size de bu mutluluğa ve zenginliğe ulaşmanız için elimden gelen en büyük yardımı yapmış oluyorum. Bana evlenme teklifinde bulunmakla aileme karşı beslediğiniz ince duygularınızı da belirtmiş oldunuz. Bu durumda Longbourn mülkü size kaldığı zaman artık vicdan azabı çekmeden gelip yerleşebilirsiniz. Yani bu olaya artık her yönden kapanmış gözüyle bakabiliriz.'' Elizabeth bunları söylerken ayağa kalkarak odadan çıkmaya hazırlandı. Ama Bay Collins ona şöyle dedi. Bu konuda sizinle bir daha konuşma şerefine eriştiğim zaman şimdikinden daha olumlu bir cevap alacağımı umarım. Şu anda sizi taş yürekli olmakla suçlamak aklımdan bile geçmez. Çünkü bir erkeğin ilk teklifini reddetmenin cinsinizin eski bir huyu olduğunu biliyorum. Şu anda bile beni kadın yaratılışının gerçek inceliğine yaraşabilecek derecede yüreklendirmiş bulunuyorsunuz. Elizabeth bir parça kızararak bağırdı. Gerçekten Bay Collins beni çok şaşırtıyorsunuz. Eğer şu ana kadar söylediklerimi cesaret verici olarak yorumluyorsanız, red cevabımın samimi olduğuna sizi nasıl ikna etmeliyim bilmiyorum. Sevgili kuzenim, teklifimi reddedişinizin yalnız sözde olduğunu düşünerek gurur duymama izin verin. Bu inancımın nedenlerini kısaca şöyle sayabilirim. Teklifimin sizce kabul etmemeye layık olmadığını ve size sağlayabileceğim hayata imrenilemeyeceğini sanmıyorum. Hayattaki mevkim, Duberg ailesiyle bağlarım ve sizin ailenizle olan akrabalığım benim için olumlu noktalardır. Ayrıca birçok çekici tarafınız bulunmakla beraber size bir başka evlenme teklifinin daha yapılacağının kesin olmadığını da göz önünde tutun. Ne yazık ki size düşecek miras o kadar az ki bunun bütün güzelliğinizin ve sevimli özelliklerinizin etkilerini sıfıra indirmesi çok kuvvetli bir olasılık. Bu nedenle verdiğiniz red cevabının ciddi olmadığı, kibar bayanların huyu olduğu üzere sevgimi büsbütün alevlendirmek için beni bekletmek istediğiniz sonucuna varıyorum. Beyefendi, saygıdeğer bir adamı acı içinde bırakmak demek olan bu türden bir kibarlığa yeltenmediğime inanabilirsiniz.'' samimi olduğuma inanmanızı daha büyük bir iltifat sayacağım. Teklifinizle bana bağışladığınız şeref için tekrar tekrar teşekkür ederim ama kabul etmeme imkan yok. Duygularım her bakımdan buna engel. Daha ne kadar açık söyleyebilirim. Artık beni sinyet denen kibar bir bayan olarak değil, yüreğinden geldiği gibi konuşan aklı başında bir yaratık gözüyle görün. Bay Collins yapmacık bir nezaketle eşsiz bir çekiciliğiniz var, dedi. Saygıdeğer ana babanızın rızaları da alındıktan sonra teklifimin kesinlikle kabul edileceğine inanıyorum. Bay Collins'in kendi kendini aldatmakta gösterdiği ısrar karşısında Elizabeth verecek bir cevap bulamadı ve hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Tekrar tekrar verdiği red cevaplarını Bay Collins yüreklendirici saymakta inat ederse babasına başvurmaya karar verdi. Herhalde babası kuşkuya yer bırakmayacak şekilde red cevabını verirdi. Hiç olmazsa onun tavırları kibar bir bayanın yapmacıklığı ve cilvesi sayılmazdı. Bay Collins tek başına gelin güvey olacak pek zaman bulamadı. Çünkü görüşmenin sonunu gözetlemek için aralıkta oyalanmakta olan Bayan Bennet, Elizabeth'in kapıyı açtığını ve acele yanından geçerek merdivenlere doğru koştuğunu görür görmez kahvaltı odasına girdi ve aralarında kurulacak daha yakın bağlar için hem kendini hem de Bay Collins'i kutladı. Bay Collins bu sevinçli sözleri aynı mutlulukla karşılayıp Bayan Bennet'i kutladıktan sonra Elizabeth'le yaptığı görüşmeyi ayrıntılarıyla anlattı. Bu görüşmenin sonunda memnunluk duyması için her türlü neden vardı. Çünkü kuzeninin onu ısrarla reddedişi onun utangaçlıkla karışık alçak gönüllülüğünden ve karakterinin gerçek inceliğinden ötürüydü. Ama duydukları bayan Bennet'i ürküttü. Kızının teklifi Bay Collins'i cesaretlendirmek için reddettiğine inanabilse o da en az Bay Collins kadar sevinecekti. Ama bundan pek umutlu değildi ve bu düşüncelerini söylemekten kendini alamadı. ''Ama şuna güvenin Bay Collins'' dedi dizinin aklı başına getirilecektir. Onunla bu konuyu doğrudan doğruya ben görüşeceğim. Çok dik kafalı, başına buyruk bir kızdır ve kendi çıkarının nerede olduğunu bilmez. Ama ben ona öğretmesini bilirim. Bay Collins heyecanla atıldı. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim hanımefendi. Ama kızınız eğer gerçekten dik kafalı ve başına buyruksa benim durumumdaki gibi evlilikten mutluluk bekleyen bir adamın isteyeceği bir eş olamaz. Bu nedenle, eğer teklifimi gerçekten reddetmekte ayak direrse onu zorlamamak belki daha yerinde olur. Çünkü bu tür huysuzlukları varsa, bana mutluluk getirmeyeceği ortadadır. Bayan Benut telaşla, beni yanlış anladınız beyefendi, dedi. Lize ancak bu gibi konularda dik başlıdır. Başka her yönden ondan uysalı yoktur. Ben şimdi doğru Bay Benut'a gideceğim ve eminim bu işi Lize ile hemen halledeceğiz. Bay Collins'in cevap vermesine fırsat bırakmadan acele kocasının yanına koştu ve daha kütüphaneye girerken konuşmaya başladı. Ah Bay Bennet, ocağına düştük. Birbirimize girdik. Gelin Lizzie'yi Bay Collins'le evlenmeye ikna edin. Çünkü bir yandan o Bay Collins'i istemem diye yemin ediyor. Öte yandan eğer acele etmezseniz Bay Collins de onunla evlenmekten vazgeçeceğe benziyor. Bay Bennet, Karısı içeri girerken başını kitabından kaldırarak sakin bir kayıtsızlıkla gözlerini ona dikmişti. Bayan Bennet kocasının kayıtsızlığının hiç de etkilemediği sözlerini bitirince Bay Bennet sizi anlama mutluluğuna eremedim. Neden söz ediyorsunuz? dedi. Bay Collins'le liseden Lizi Bay Collins'le evlenmem dediği için şimdi de Bay Collins Lizi ile evlenmem diyor. Ben ne yapabilirim ki? Durumu mutsuz gibi. Siz konuyu Lizzie ile konuşun. Ona Bay Collins ile evlenmesinde ısrar ettiğinizi söyleyin. Onu buraya çağırın, düşüncemi kendisine bildireyim. Bayan Bennett çıngırağı çaldı ve Bayan Elizabeth kütüphaneye çağrıldı. Elizabeth içeri girince babası, Buraya gel çocuğum, dedi. Seni önemli bir iş için çağırttım. Anladığım kadarıyla Bay Collins sana evlenme teklif etmiş, doğru mu? Elizabeth öyle olduğunu söyledi. Pekala, sen de bu teklifi reddettin, öyle mi? Evet efendim. Pekala, şimdi asıl konuya geliyoruz. Annen bu teklifi kabul etmende ısrar ediyor. Öyle değil mi Bayan Bennet? Evet, yoksa bir daha yüzüne bakmam. Karşında iki seçenek var Elizabeth. Şu günden başlayarak ister istemez ya annenle ya da babanla küsmek zorunda kalacaksın. Annen Bay Collins'le evlenmezsen yüzüne bakmayacakmış. Ben de evlenirsen. Elizabeth babasının söze böyle başlayıp bu sonuca varmasına gülümsemekten kendini alamadı. Kocasının konuyu kendi istediği gibi düşündüğüne inanarak aldanan Bayan Bennet şaşırıp kalmıştı. Bu sözlerle ne demek istiyorsunuz Bay Bennet? Bana söz vermiştiniz. Liz'in Bay Collins'le evlenmesinde ısrar edeceğinize söz vermiştiniz. Şekerim diye cevap verdi kocası. Sizden iki küçük ricam var. Birincisi bu konuda kendi yargıma göre davranabilmem. İkincisi de odamda rahat bırakılmam. Kütüphanemi ne kadar çabuk bana bırakırsanız o kadar memnun olurum. Kocasından yana hayal kırıklığına uğradığı halde Bayan Bennet henüz ümidini kesmemişti. Elizabeth'le kah tatlılıkla, kah tehditle tekrar tekrar konuştu. Jane'i de kendi tarafına çekmeye çalıştı ama Jane olabildiğince yumuşak davranmakla birlikte bu işe karışmayı reddetti. Elizabeth de kimi zaman ciddi ve içten sözlerle, kimi zaman da alaycı bir neşeyle annesinin saldırılarına karşılık verdi. Genç kızın cevaplarının tarzı değişmekle beraber kararı kesindi. Öte yandan Bay Collins tek başına kalıp olup bitenleri düşünmeye dalmıştı. Kendini kuzeninin nasıl olup da red cevabı verdiğini anlayamayacak kadar beğeniyordu. Gerçi gururu incinmişti ama ona acı verecek herhangi bir duygu yoktu. Aile bu karmaşa içindeyken Charlotte Lucas o günü onlarla birlikte geçirmek üzere misafirliğe geldi. Onu Lydia karşıladı. Adeta uçarak ona koşmuş ve heyecanla şöyle fısıldamıştı. Gelmene sevindim çünkü evde öyle bir eğlence var ki bu sabah ne oldu dersiniz? Bay Collins, Lizzie'ye evlenme teklif etti. Lizzie de ayak diriyor. Charlotte, bir şey demeye zaman bulamadan aynı haberi vermek için gelen Kitty de onlara katıldı. Ve kahvaltı odasına girer girmez de Bayan Bennet aynı konudan söz açarak Bayan Charlotte Lucas'a kendini acındırmaya çalışarak Lizzie'yi ailesindeki herkesin kendi isteğine uymaları için ona yalvararak acıklı bir tavırla Lütfen ricamı yerine getirin sevgili Charlotte, dedi. Çünkü kimse benim tarafımı tutmuyor. Bana zulmediyorlar. Zavallı sinirlerime kimse acımıyor. Jane ile Elizabeth'in içeri girmeleri Charlotte'ı karşılık vermekten kurtardı. İşte geliyor, diye sözlerine devam etti Bayan Bennet. Dünya umrunda değil. Sanki York'daymışız gibi bize artık aldırmıyor. Yeter ki kendi istediği olsun. Ama şunu söyleyeyim Bayan Lizzie. Eğer her evlenme teklifini böyle reddetmeyi kafana koyduysan koca bulamazsın. Baban öldükten sonra sana kim bakacak? Orasını da bilmiyorum. Ben bakamam. Seni şimdiden uyarıyorum. Bugünden sonra artık seninle hiçbir ilgim yok. Biliyorsun, kütüphanede de söyledim. Artık seninle konuşmayacağım. Sözümün eri olduğumu göreceksin. Söz dinlemeyen çocuklarla konuşup da ne yapacağım? Hoş, sanki herhangi biriyle de konuşmaktan hoşlanıyorum da. Benim gibi sinirleri bozuk insanların canı pek konuşmak istemez. Ne çektiğimi kimse bilemez. Ama bu hep böyledir. Halinden şikayet etmeyenlere hiçbir zaman acımazlar. Karşılık vermenin veya yatıştırmaya kalkışmanın annelerini büsbütün çileden çıkaracağını bilen kızlar bu taşkınlığı ses çıkarmadan dinlediler. Bu nedenle Bayan Bennett, Bay Collins onlara katılıncaya kadar hiç durmadan söylenmeye devam etti her zamankinden daha gururlu bir havayla içeri giren Bay Collins'i görünce Bayan Bennet kızlarına dönerek ''Onu bunu bilmem'' dedi. ''Hepiniz dilinizi tutun. Bay Collins'le baş başa konuşacaklarımız var.'' Elizabeth sessizce odadan çıktı. Jane ile Kitty de ardından gittiler. Ama dinlemeye kararlı olan Lydia yerinden bile kıpırdamadı. Başlangıçta Collins'in hatır sormasına ve bütün ailesinin sağlığı hakkında sorduğu ayrıntılı sorulara cevap vermek için İster istemez odada kalan, sonra da merakını yenemediği için uzaklaşmak istemeyen Charlotte pencereye doğru yürüyerek sanki konuşulanları duymuyormuş gibi görünmeyi yeterli buldu. Tasarladığı konuşmaya bayan Bennett, hüzünlü bir ses tonuyla başladı. Ah Bay Collins! Sayın hanımefendi diye cevap verdi Bay Collins. Bu konudan hiç söz açmayalım. Sonra hoşnutsuzluğunu belli eden bir ses tonuyla devam etti. Kızınızın davranışını kınamak aklımın ucundan bile geçmez. Kaçınılmaz kötülükleri tevekkülle karşılamak hepimizin, özellikle de benim gibi genç yaşta papaz olma şansına erişen birinin ödevidir. Ben bunu sabırla karşılıyorum. Güzel kuzenimin beni zaten mutlu edemeyeceğini düşünmekte de belki bana bu durumda yardımcı oluyor. Çünkü elimizden kaçırdığımız nimetlerin çok da değerli olmadığını görmeye başladığımızda yazgımıza daha kolay boyun eğebiliriz ve Bay Benet'in benim için aracılık etmenize fırsat vermek sizin teklifimi geri alıyorsam bunu ailenize karşı yapılan bir saygısızlık saymayacağınızı umarım. Hayır, cevabını sizin ağzınızdan değil de sadece kızınızın ağzından işittiğim halde hemen boyun eğişimi belki daha doğru bulmayabilirsiniz. Ama hepimizin kusuru var. Bu işin başından sonuna kadar iyi niyetle hareket ettiğime emin olabilirsiniz. Amacım bütün ailenizin çıkarını gereği gibi göz önünde tutarak kendime sevimli bir hayat arkadaşı bulmaktı. Eğer ayıplanacak herhangi bir kusur işlemişsem şimdi burada özür dilerim. Bay Collins'in teklifinin sözü artık kapanmış sayılırdı. Elizabeth sadece arada sırada bu konuyu düşündükçe kendi içinde uyanan tatsız duygulara ve annesinin rahatsız edici ters laflarına katlanmak zorundaydı. Söz konusu olan beyefendiye gelince duygularını üzüntüye kapılarak ya da Elizabeth'den kaçmaya çalışarak değil surat asarak siten dolu bir sessizlikle ifade ediyordu. Elizabeth'le neredeyse hiç konuşmadı. Bu zamana kadar Elizabeth'e yükselttiği övgülerle ilgiyi günün geri kalan kısmında da Charlotte Lucas'a çevirdi. Charlotte'ın Bay Collins'i dinleme nezaketini göstermesi herkese özellikle de arkadaşı Elizabeth'e rahat bir nefes aldırmıştı. Ertesi gün bayan Bennet'ın ne huysuzluğu ne de sinirliliği azalmıştı. Bay Collins de aynı öfkeli ve gururlu tavrını koruyordu. Elizabeth onun gücenince misafirliğini kısa keseceğini ummuştu. Ama bunun Collins'in planına en küçük bir etki bile yapmadığını görüyordu. İlk geldiğinde cumartesi günü hareket edeceğini söylemişti ve hala ertesi cumartesiye kadar kalmak niyetindeydi. Kahvaltıdan sonra kızlar... Bay Wickham'ın dönüp dönmediğini öğrenmek ve kendisine Netherfield balosuna gelemeyişine ne kadar üzüldüklerini bildirmek için Merit'ına kadar yürüdüler. Dağ kasabaya girerlerken Wickham onlara katıldı ve teyzelerine kadar eşlik etti. Orada baloya gelemeyişinin kendisini ve herkesi nasıl üzdüğü uzun uzun konuşuldu. Hepsi de ilgisini adam akıllı belirtti. Wickham, baloya gelmesini engelleyen nedeni kendisinin yarattığını Elizabeth'e itiraf etti. Balo gecesi yaklaştıkça Bay Darcy ile karşılaşmamanın benim için daha iyi olacağını, onunla aynı baloda, aynı salonda saatlerce bir arada bulunmaya belki de dayanamayacağımı, bunun yalnız benim için değil, başkaları için de hoşa gitmeyecek şeylere yol açabileceğini anladım. Elizabeth onun gösterdiği bu irade gücünü çok beğendi. Beacon ve bir subay arkadaşı Kızlarla beraber Longbourn'a kadar yürüdükleri için bu konu üzerinde ayrıntılı konuşmaya ve birbirlerini övmeye yetecek kadar zamanları oldu. Yürüyüş sırasında Wickham özellikle Elizabeth'le ilgilendi. Wickham'ın onlara evlerine kadar eşlik etmesinin Elizabeth açısından iki hoş tarafı vardı. Genç kız bunun kendisine yöneltilmiş büyük bir iltifat olduğunu hissediyor aynı zamanda bu subayı babasına ve annesine tanıtmak için eline de güzel bir fırsat geçmiş oluyordu. Eve dönüşlerinden kısa bir süre sonra Jane'e bir mektup geldi. Netherfield'dan gönderilen bir mektup hemen açıldı. Zarfın içinde bir bayanın özenli, güzel el yazısı olan küçük şık bir kağıt vardı. Elizabeth, mektubu okurken ablasının renkten renge girdiğini, ve kimi bölümleri üst üste okuduğunu gördü. Gerçi Jane hemen kendini topladı ve mektubu bir kenara kaldırarak, her zamanki neşesiyle konuşulanlara katılmaya çalıştı. Ama Elizabeth, Wickham'a karşı bile ilgi gösteremeyecek kadar endişelendi ve Wickham arkadaşıyla beraber gider gitmez, Jane bir bakışıyla onu yukarı çağırdı. Odalarına vardıklarında Jane mektubu çıkararak, Caroline Bingley'den, Okuyunca çok şaşırdım doğrusu. Bütün aile şu anda Netherfield'den ayrılmış, Londra'ya doğru yola çıkmış durumda. Hem de geri dönmeye hiç niyetleri yokmuş. Dinle bak ne diyor, dedi. Bundan sonra Jane, Caroline'ların hemen kardeşlerinin ardından Londra'ya gitmeye karar verdiklerini, o gün öğle yemeğini Bay Hurst'ün evinin bulunduğu Grosvenor Caddesi'nde yiyeceklerini bildiren ilk cümleyi yüksek sesle okudu. İkinci cümle şöyleydi. Hartford Şart'tan ayrılırken yalnız sizin arkadaşlığınızdan uzaklaşacağım için üzülüyorum. Çok sevgili arkadaşım. Ama tattığımız bu zevkli toplantıların gelecekte birçok kez yeniden tekrarlanacağını ümit edebilir. O zamana kadar da birbirimize sık ve samimi mektuplar yollayarak ayrılığın acısını azaltabiliriz. Bu konuda size güveniyorum. Bu adılı sözleri Elizabeth inanmaz bir kayıtsızlıkla dinledi. Caroline'ların ansızın Londra'ya taşınması onu şaşırtıyorsa da bunda gerçekten üzülecek bir taraf göremiyordu. Netherfield'da olmayışlarının Bingley'i buraya gelmekten alıkoyacağını sanıyorlardı. Arkadaşlıklarından yoksun kalmaya gelince herhalde Jane, Bingley'nin yanında olmanın tadını çıkarırken onları özlemeye zaman bulamayacaktı. Kısa bir sessizlikten sonra ablasına, arkadaşlarını buradan ayrılmadan görememen çok yazık, dedi. Ama umarım Bayan Caroline Binkley'nin de ümitle beklediği mutluluk dönemi onun sandığından daha çabuk gelir ve arkadaş olarak tattığınız tatlı günleri kardeş olarak daha memnun edici şekilde yeniden canlandırırsınız. Bay Binkley onlar yüzünden Londra'da kalacak değil ya. Caroline aralarından hiç kimsenin bu kış fırışıra dönmeyeceğini kesin olarak söylüyor. Bak okuyayım Kardeşim dün bizden ayrılırken kendisini Londra'ya götüren işin 3-4 günde bitebileceğini düşünüyordu ama biz öyle olmayacağından eminiz. Aynı zamanda Charles'ın bir kez Londra'ya gidince artık dönmekte çok acele etmeyeceğine de inanıyoruz. Boş zamanlarını rahatsız otellerde geçirmek zorunda kalmaması için hepimiz peşinden gitmeye karar verdik. Tanıdıklarımdan çoğu kışı geçirmek üzere şimdiden Londra'da bulunuyorlar ve sizin de onların arasına katılmak niyetinde olduğunuzu işitebilirsem çok sevineceğim sevgili kardeşim. Ama ne yazık ki hiç ümidim yok. Noel'i Hartfordshire'da bu mevsimin her zaman getirdiği neşelerden nasibinizi bol alarak geçirmenizi ve bizim ayrılmamız üzerine kaybettiğiniz üç arkadaşı aratmayacak kadar çok arkadaşın etrafınızı çevirmesini yürekten dilerim. Jane Bay Bingley'nin artık bu kış buraya dönmeyeceği açıkça anlaşılıyor diye açıkça anlaşılan bir şey varsa o da Bayan Caroline Bingley'nin böyle istediğidir. Neden böyle düşünüyorsun? Bu kararı Bay Bingley vermiştir. O kendi başına buyruk değil mi? Sonra sen her şeyi bilmiyorsun. Beni özellikle inciten bölümü sana okuyayım. Senden bir şey saklayacak değilim. Bay Darcy kız kardeşini görmek için sabırsızlanıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Onunla tekrar bir arada olmayı biz de en az Bay Darcy kadar özledik. Gerçekten Georgiana Darcy'nin güzellikte, incelikte ve beceriklilikte bir eşi yoktur sanıyorum. Onun bende ve Louisa'da uyandırdığı sevgi, bundan sonra kardeşimiz olması konusunda besleme cesaretini gösterdiğimiz ümitlerden ötürü daha ilgi çekici bir hale almaktadır. Bu konudaki duygularımdan size hiç söz açmış mıydım bilmiyorum ama Buradan ayrılırken size açılıyor, bu duygularımı anlamsız bulmayacağınızı umuyorum. Kardeşim Charles da onu çok beğeniyor. Artık onunla çok samimi olarak görüşmeye sık fırsat bulacak. Akrabalarımız kadar Georgiana Darcy'nin ailesi de bu birleşmeyi istiyor. Charles'ın hemen her kadının kalbini kazanabilecek bir adam olduğunu söyleyerek bir kız kardeş olarak taraf tuttuğumu sanmıyorum. Her şeyin bu birleşme lehinde olduğuna ve buna hiçbir engel olmadığına göre hepimizi mutlu edecek olayı ümitle beklemekte haksız mıyım sevgili Jane'cim? Jane bu satırları okuduktan sonra kız kardeşine Liz'cim bu cümleye ne dersin yeterince açık değil mi diye sordu. Caroline'ın beni kardeşliğe kabul etmeyi hem beklemediğini hem de istemediğini kesin olarak göstermiyor mu? Kardeşinin bana karşı kayıtsızlığını bildiğini, benim Bay Bingley'e karşı beslediğim duygulardan kuşku duyuyorsa Beni lütfen uyarmak niyetini beslediğini göstermiyor mu? Bu konuda başka türlü düşünmek mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü benim düşüncem bambaşka. Dinlemek ister misin? Hay hay. Birkaç kelimeyle söyleyeyim. Bayan Caroline Bingley kardeşinin seni sevdiğini görüyor ve onun Georgiana Darcy ile evlenmesini istiyor. Kardeşini Londra'da tutacağını umarak arkasından Londra'ya gidiyor ve seni de onun sana ilgi duymadığına inandırmaya çalışıyor. Jane başına hayır anlamında salladı. Elizabeth devam etti. Gerçekten Jane, inan bana. Sizi bir arada gören hiç kimse Bay Bingley'nin sevgisinden kuşkulanamaz. Herhalde Caroline Bingley de kuşku duymaz. O kadar aptal değil. Bay Darcy de kendine karşı bu sevginin yarısını görse düğün elbiselerini ısmarlardı. Ama asıl konu şu. Biz onların gözüne girecek kadar zengin veya soylu değiliz. Caroline'ın Georgiana Darcy'yi daha çok istemesinin nedeni iki aile arasında bir evlenme olduktan sonra ikinci bir evlenmeyi daha kolaylıkla sağlayacağını düşünmesidir. Kuşkusuz biraz akıllıca bir düşünce. Ortada Bayan Dubourg olmasa belki de bu düşüncesi başarıyla gerçekleşirdi. Ama canım Jane, Caroline Bingley kardeşinin Georgiana Darcy'yi çok beğendiğini söylüyor diye senin yeteneklerine karşı hayranlığının Salı günü seninle vedalaştığı andan sonra en ufak bir kayba uğradığına ciddi olarak inanamazsın. Sonra kardeşini senin yerine kendi arkadaşını sevdiğine inandırmak Caroline'ın elinde olabilir mi? Caroline Bingley hakkındaki düşüncelerimiz aynı olsa senin bu yorumun yüreğime su serperdi. Ama aslında haksızlık ettiğini biliyorum. Caroline'ın elinden kimseyi bilerek ve isteyerek aldatmak gelmez. Bu konuda ancak onun kendi kendini aldattığını ümit edebilirim. Pekala, benim fikrimi kabul etmeyeceğine göre bu söylediğinden daha memnun edici bir fikir olamaz. Caroline'ın aldandığına inan. Buna hiç itirazım yok. Ona karşı görevini yaptığına göre artık kendini üzme. Ama sevgili kardeşim, en iyiyi tahmin etsek bile kız kardeşleri ve dostlarının başkasıyla evlendirmek istediği bir adamı kabul ederek mutlu olabilir miyim? Bu senin bileceğin bir şey, dedi Elizabeth. Eğer iyice düşündükten sonra Bay Bingley'nin iki kız kardeşini hoşnut etmemekten duyacağın ıstırabın, onun karısı olma mutluluğunu çok geride bırakacağını düşünüyorsan, sana tavsiyem Bay Bingley'i şüphesiz reddetmendir. Jane hafifçe gülümseyerek, nasıl böyle konuşabilirsin, dedi. Onların rızaları olmamasına çok üzülmekle birlikte gözümü bile kırpmadan onunla evleneceğimi bilmen gerekir. Tereddüt etmeyeceğini ben de biliyorum. İş böyle olduktan sonra durumunda pek acınacak bir şey göremiyorum. Ama Bay Bingley bu kış buraya hiç dönmezse o zaman kimse benim kararımı sormayacak. Bu altı ay içinde her şey olabilir. Bingley'nin bir daha dönmeyeceği düşüncesine Elizabeth hiç olasılık vermiyordu. Ona göre bu, Caroline'ın kendi çıkarını düşünerek ortaya attığı, ne kadar açık ve ustalıklı belirtilirse belirtilsin herkesten bağımsız bir gence etki edebileceğini bir an için bile aklına getiremediği bir fikirden başka bir şey değildi. Bu duygularını var gücüyle belirtti ve çok geçmeden bunun mutlu sonucunu görerek sevindi. Jane umutsuzluğa kapılacak bir kız değildi. Sevilmediği kuşkusu arada sırada ümitlerini bastırsa da Bingley'nin Netherfield'e dönerek kalbinin bütün dileklerine karşılık vereceğine yönelik güveni yavaş yavaş arttı. Bayan Benita yalnızca Bingley ailesinin ayrıldığını duyurmaya, onu Bay Bingley konusunda endişelendirmemeye karar verdiler. Ama bu kadarı bile Bayan Bennett'ı bir hayli endişeye düşürdü. Tam sıkı fıkı olmaya başladıkları sırada oradan uzaklaşmalarını çok talihsiz bularak üzüldü. Fakat epeyce sızlandıktan sonra Bay Bingley'nin yakında tekrar Netherfield'e ineceğini ve Longbourn'a yemeğe geleceğini düşünerek kendi kendini avuttu. Sonunda şöyle bir karara vardı. Her ne kadar Bay Bintley her günkü aile sofrasına çağrılmış olsa da Bayan Bennet onun için iki türlü et yemeği hazırlatacaktı. Bennetlar Lucas'lara yemeğe davetliydiler. Ve yine Charlotte Lucas günün büyük bir kısmında Bay Collins'in söylediklerini dinleme nezaketini gösterdi. Elizabeth fırsatını bulunca ona teşekkür ederek ''Böyle yapmakla onu yatıştırıyorsun.'' dedi. Sana ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Charlotte, arkadaşına yararlı olabildiği için sevinç duyduğunu, bu uğurda seve seve birkaç saatini harcayabileceğini söyledi. Bunlar tatlı sözlerdi. Ama Charlotte'ın inceliğinde Elizabeth'in düşündüğünden öte çok şey gizliydi. Bay Collins'in ilgisini kendi üzerine çekerek bir daha Elizabeth'e dönmemesini sağlamayı amaçlıyordu. Charlotte Lucas'ın tasarısı işte buydu. Belirtilerde o kadar ümit vericiydi ki Bay Collins Hartfordshire'dan bu kadar kısa bir sürede ayrılacak olmasaydı o gecenin sonunda Charlotte başarısına kesin gözüyle bakabilecekti. Ama bu noktada genç papazın ateşli ve bağımsız karakterine haksızlık ediyordu. Çünkü bu karakteri sayesinde ertesi sabah Longbourn'dan imrenilecek bir ustalıkla sıvışıp kendini Charlotte'ın ayaklarına atmak için Lukasların evine koşmuştu. Kuzenlerinin dikkatini çekmekten sakınmıştı. Çünkü evden çıktığını görürlerse niyetini kesinlikle sezeceklerini sanıyordu. Bu girişimin ancak başarıyla sonuçlandığı takdirde duyulmasını istiyordu. Bu sonuçtan adeta emin olmakla birlikte Charlotte hoşgörüyle karşılanacak kadar cesaret vermişti. Gittiği yerde pek iyi karşılandı. Geldiğini üst kattaki pencereden gören Charlotte Lucas, onunla patikada tesadüfen karşılaşmak için hemen aşağı koştu. Gene de kendisini Ummay'a cesaret edebildiğinden çok daha büyük bir aşk ve çok daha güzel sözler bekliyordu. Bay Collins'in uzun nutuklarının izin verdiği ölçüde her şey her iki tarafı da hoşnut bırakacak şekilde kararlaştırıldı. Eve girerlerken Bay Collins Charlotte'tan kendini dünyanın en mutlu adamı yapacak olan günü bildirmesini heyecanla diledi. Bu dileğin şimdilik bir kenara bırakılması gerektiği halde genç kız onun mutluluğuyla oynamak istemedi. Bay Collins'in doğuştan aptallığı yüzünden kur yapması bile çok soğuktu. Hiçbir kadın bunun sürüp gitmesini istemezdi. Onu yalnız ve yalnız bir ev bark sahibi olmak istediği için kabul eden Charlotte Lucas da bu ev barka ne kadar çabuk kavuşacağına artık aldırmıyordu. Hemen onayları sorulan Sir William'la Lady Lucas da büyük bir sevinçle razı olduklarını bildirdiler. Bay Collins'in varlık durumu az çeyiz verebilecekleri kızları için bu evliliği çok uygun kılıyordu. İleride zengin olma olasılığı da pek güçlüydü. Lady Lucas şimdiye kadar bu konuya karşı hiç duymadığı bir ilgiyle Bay Bennet'ın, daha kaç yıl yaşayabileceğini hesaplamaya başladı. Sir William da Bay Collins'e Longbourn mülkünün sahibi olunca hemen hem kendisinin hem de karısının saraya takdim edilmeleri gerektiği fikrinde olduğunu belirtti. Sözün kısası, bütün aile bu işe çok sevinmişti. Küçük kızlar beklediklerinden de bir iki yıl önce sıraya gireceklerini ummaya başlamışlar Oğlanlar da Charlotte'ın ihtiyar bir kız olarak öleceği korkusundan kurtulmuşlardı. Charlotte oldukça sakindi. İstediği olmuştu. Düşünceleri genel olarak memnunluk vericiydi. Gerçi Bay Collins ne akıllı ne de hoş bir adamdı. Arkadaşlığı sıkıcı, kendine olan bağlılığı da herhalde hayal ürünüydü. Ama ne de olsa kocası olacaktı. Ne erkeklerden ne de evlilikten çok fazla bir şey beklememekle birlikte Evlenmek öteden beri amacıydı. İyi eğitim görmüş, az gelirli genç kızlar için evlilik tek şerefli geçim yoluydu. Her ne kadar mutluluk getireceği kesin değilse de, ihtiyaçlarını karşılamanın ve korunmanın en hoş yolu buydu. Charlotte işte bu korunmayı sağlamıştı. Hiç güzel olmadığını ve 27 yaşına da geldiğini göz önünde tutarak bunun kendisi için çok iyi bir talih olduğunu kabul ediyordu. Bu durumda hiç hoşa gitmeyen bir şey varsa o da arkadaşlığına her şeyden çok değer verdiği Elizabeth Bennet'ın duyacağı şaşkınlıktı. Evet, Elizabeth şaşıracak ve belki de onu ayıplayacaktı. Gerçi kararından dönecek değildi ama arkadaşının dudak büküşü karşısında kesinlikle incinecekti. Haberi Elizabeth'e kendisi vermeye karar verdi. Bunun için Bay Collins'e Longbourn'a yemeğe gittiği zaman aileden hiç kimseye olup bitenleri sezdirmemesini söyledi. Bay Collins hemen bu sırrı saklayacağına söz verdi. Ama yerine getirmesi o kadar kolay olmadı. Çünkü uzun zaman ortalarda görünmemesinin uyandırdığı merak, Longbourne'a dönünce kendisine bir yığın soru sorulmasına yol açtı. Bunlara cevap vermek gerçekten ustalık istiyordu. İlan etmek için sabırsızlık duyduğu mutlu aşkının kazandığı başarıyı ancak kendini çok zorlayarak gizli tutabiliyordu. Bay Collins, ertesi sabah çok erken yola çıkacağından ev sahipleriyle görüşemeyecekti. Bu nedenle bayanlar odalarına çekilirken veda töreni yapıldı. Bayan Bennet büyük bir nezaket ve samimiyetle misafirini başka işlerinden fırsat bulabildikçe tekrar Longbourn'da görmekten mutluluk duyacağını söyledi. Bay Collins, sayın hanımefendiciğim, davetinize özellikle teşekkür etmeliyim diye cevap verdi. Çünkü benim dileğim de budur. Bu davetinizi mümkün olan en kısa zamanda yerine getireceğime güvenebilirsiniz. Herkes şaşırmıştı. Misafirliğinin bu kadar çabuk yenilenmesini hiç istemeyen Bay Bennet hemen söze karıştı. Ama sevgili beyefendi, Lady Catherine'in canının sıkılması tehlikesi yok mu? Koruyucunuzu gücendirme tehlikesini göze almaktansa akrabalarınızı ihmal ediverin daha iyi. Bay Collins. Sayın bay, bu dostça övdüğünüz için size özellikle minnet borçluyum, diye cevap verdi. Böyle bir adımı sayın Lady'nin onayı olmaksızın atmayacağıma güvenebilirsiniz. Ne kadar çekingen davranırsanız o kadar iyi olur. Lady'nin canına sıkmaktansa başka her şeyi feda etmeyi göze alın. Bize bir daha misafirliğe gelmenin böyle bir tehlike doğurabileceğini anlarsanız ki bence bu çok muhtemeldir. Rahatça evinizde oturun. İçiniz ferah olsun, biz gücenmeyiz. Sayın Bay, inanın ki bu sıcak ilgi şükran duygularımı uyandırdı. Gerek bunun için, gerekse art kaldığım sürece gösterdiğiniz yakınlık için size teşekkürlerimi bildiren bir mektubumu yakında alacaksınız. Buradan uzakta geçireceğim zaman bu kadar uzun vadeli dilekleri gerektirmeyecek kadar kısa olacaksa da Bayan Elizabeth'te dahil olmak üzere Güzel kuzenlerimin hepsine sağlık ve mutluluk dilemek isterim. Bayanlar nezaketle çekildiler. Bay Collins'in yakında tekrar gelmeyi düşünmesi hepsini şaşırtmıştı. Bayan Bennet bundan Bay Collins'in küçük kızlardan birine teklif yapmayı düşündüğü anlamını çıkarmak istedi. Belki Mary onu kabul etmeye razı olurdu. Genç adamın yeteneklerini kardeşlerinin hepsinden çok sayıp döken oydu. Bay Collins'in düşüncelerindeki sağlamlık, çoğu zaman Mary'i etkilemişti. Genç kız onu kendisi kadar zeki bulmamakla birlikte okuyup kültürünü artırmaya özendirilirse, teşvik edilirse, hele önünde kendi gibi bir örnek bulununca çok hoş bir arkadaş olacağını düşünüyordu. Ama ertesi sabah bu umutların hepsi suya düştü. Kahvaltıdan biraz sonra Charlotte Lucas geldi ve Elizabeth'le yalnız görüşerek bir gün önce olup bitenleri anlattı. Bay Collins'in kendini Charlotte'a aşık sanması olasılığı son 1 iki gün içinde Elizabeth'in aklına gelmişti. Ama Charlotte'ın ona cesaret vermesini, kendisinin cesaret vermesi kadar uzak bir olasılık olarak görmüştü. Duyduğu şaşkınlık o kadar büyüktü ki görgü sınırlarını aşarak vardı. Bay Collins'le nişanlandın mı? Charlotte'cığım olamaz bu. Charlotte Lucas'ın olup bitenleri anlatırken takındığı serin kanlılık bu apaçık saldırı karşısında sarsıldı. Ama bu beklemediği bir şey olmadığı için hemen kendini topladı ve soğukkanlılıkla ''Neden şaşıyorsun? Senin gözüne girme mutluluğuna eremedi.'' diye Bay Collins'i hiçbir kadının beğeneceğine inanmıyor musun?'' dedi. Elizabeth de kendine gelmişti. Büyük bir çaba harcayarak akraba olacaklarına çok sevindiğini ve mutluluklar dilediğini söyledi. ''Duygularını anlıyorum.'' dedi Charlotte. Daha bir iki gün önce Bay Collins seninle evlenmek istediği için herhalde şimdi şaşırmış. Hem de çok şaşırmışsındır. Ama bunu iyice düşünmeye zaman bulunca umarım ki yaptığım iş seni de memnun edecektir. Biliyorsun romantik değilimdir. Hiçbir zaman da olmadım. Tek istediğim yalnızca rahat bir yuva. Bay Collins'in karakteri, çevresi ve konumunu göz önüne alınca şuna inanıyorum ki mutlu olmam için gereken imkanlar birçok insanın evlenirken övünmesine neden olacak imkanlar kadar çok. Elizabeth sakince, kuşkusuz diye cevap verdi ve tatsız bir sessizlikten sonra gidip diğerlerine katıldılar. Charlotte çok oturmadı. O gidince Elizabeth de duyduklarını iyice kafasında tartmaya zaman buldu. Ama bu kadar uygunsuz bir birleşmeyi içine sindirmesi uzun zaman aldı. Bay Collins'in üç gün içinde iki evlenme teklifi yapmasındaki tuhaflık, şimdi teklifinin kabul edilmesi yanında hiç kalıyordu. Charlotte'ın evlilik hakkındaki düşüncelerinin kendininkilere uymadığını her zaman hissetmişti. Ama iş karar vermeye gelince bütün güzel duyguları maddi çıkar uğruna göz ardı edebileceğine ihtimal vermemişti. Charlotte, Bay Collins'in eşi olsun, utanç verici bir tabloydu bu. Bir arkadaşının kendi kendini küçültmesinden, gözünden düşmesinden duyduğu acıya, bir de bu arkadaşın seçtiği yolda mutluluğu bulamayacağını düşünmenin verdiği tasa eklenmiş oluyordu. Elizabeth, annesi ve kardeşleriyle oturmuş, duyduklarını kafasında tartar, bundan söz açmanın doğru olup olmadığını düşünürken, kızı tarafından nişanlandığını Bennet ailesine haber vermesi için gönderilen Sir William Lucas çıka geldi. Bennet'lara birçok iltifatlar yağdırdıktan ve iki aile arasında kurulacak bağdan ötürü kendi kendini bir hayli kutladıktan sonra konuyu açıkladı. Ev sahipleri yalnız şaşırmakla kalmamış, aynı zamanda bu haberi inanılmaz da bulmuşlardı. Bayan Bennet ise inceliği falan unutarak Sir Lucas'ın kesinlikle bir yanlış olduğunu söyledi. Her zaman patavatsız ve çoğu zaman kaba olan Lydia da bağıra bağıra ''Aman tanrım Sir William'' dedi. ''Böyle bir masalı nasıl uydurabiliyorsunuz?'' Bay Collins'in Liz ile evlenmek istediğini bilmiyor musunuz? Böyle bir davranış karşısında bir saraylı hoşgörüsüne sahip olmayan hiç kimse öfkelenmemezlik edemezdi. Ama Sir William iyi terbiyesi sayesinde bütün bunları başarıyla atlatmayı sağladı. Verdiği haberin doğruluğunu izin isteyerek belirtmekle beraber ev sahibinin bütün küstahlıklarını büyük bir sabırla ve nezaketle dinledi. Elizabeth hiç de hoş olmayan bu durumdan misafirini kurtarmayı bir borç sayarak ortaya atıldı. Ve Charlotte'tan bu haberi kendisinin de duyduğunu söyleyerek verilen haberi doğruladı. Sonra da annesiyle kardeşlerinin çığlıklarına bir son verme çabasıyla Sir William'ı yürekten kutladı. Ve Elizabeth'in bu çabasına Jane de hemen katılarak bu birleşmenin getireceği mutlulukları sayıp döktü. Bay Collins'in mükemmel karakterini övdü. Hansford'la Londra'nın yakın oluşundan dem vurdu. Bayan Bennet çok afalladığından Sir William oturduğu sürece gerçekten fazla bir şey söyleyememişti. Ama o gider gitmez hemencecik duygularını boşaltmaya başladı. İlk olarak konuya bütünüyle inanmamakta direndi. Sonra Bay Collins'in kafese konulmuş olduğundan emin olduğunu söyledi. Üçüncü olarak da hiçbir zaman mutlu olamayacaklarını kesin bir dille belirtti. Ve sonunda bu işin bozulacağını umduğunu ekledi. Ancak bütün bunlardan açıkça şu iki sonuç çıkarılıyordu. Birincisi, bütün bu rezaletin nedeni Elizabeth'ti. İkincisi, hepsi de kendisine çok acı çektiriyordu. Artık o gün hep bu iki nokta üstünde durdu. Onu hiçbir şey avutamıyor, yatıştıramıyordu. Hatta bütün bir gün dargınlığını gidermeye bile yetmedi. Elizabeth'i görüp de azarlamadan durabilmesi için aradan ancak bir hafta geçmesi gerekti. Sir William ya da Lady Lucas'la kabalık etmeden konuşabilmesi için bir ay geçmesi gerekti. Charlotte'ı da ancak aylar sonra bağışlayabildi. Bu konuda Bay Bennet'ın duyguları çok daha rahat ve söylediğine göre öfkeden çok uzaktı. Çünkü oldukça aklı başında biri olarak tanıdığı Charlotte Lucas'ın en az karısı kadar ve kızından daha büyük bir aptal olduğunu öğrenmenin hoşuna gittiğini söylüyordu. Jane bu birleşmeye Biraz şaştığını itiraf etti ama şaşkınlığını belirtmekten çok mutlulukları için hararetli dileklerde bulundu. Elizabeth, mutlu olmalarına imkan olmadığını Jane'e bir türlü kabul ettiremedi. Bay Collins alt tarafı sadece bir papaz olduğundan Kitty ile Lydia, Charlotte Lucas'ı kıskanmayı akıllarına bile getirmediler. Bu haber onlar için Meriton'a yayacak bir haber konusu olmaktan ileri gitmedi. Lady Lucas, bir kızını iyi kocaya vermenin yarattığı iç rahatlığını bayan Bennet'e söyleyerek kendine atılan taşı gediğine koymaktan geri durmuyordu. Bayan Bennet'in asık suratı ve hırçın sözleri bu mutluluğu yok etmeye yetip tarttığı halde Lady Lucas ne kadar mutlu olduğunu söylemek için Longbourn'a her zamankinden daha sık uğramaya başladı. Elizabeth ile Charlotte arasında bu konuyu açmalarına engel olan bir gerilim vardı. Elizabeth artık aralarında bir daha hiç gerçek bir güven duygusunun kurulamayacağına inanmıştı. Charlotte konusunda uğradığı hayal kırıklığı onu ablasına daha şefkatli bir saygıyla yaklaştırdı. Jane'in doğruluğuna, inceliğine olan inancının hiçbir zaman sarsılmayacağından emindi. Bingley gideli bir hafta olduğu, dönüşüne dair de hiçbir haber alınamadığı için onun mutluluğu üzerine her gün biraz daha endişe duymaya başlamıştı. Jane, Caroline'ın mektubuna hemen cevap vermiş, tekrar ne zaman mektup alabileceğini hesaplamaya başlamıştı. Bay Collins'in söz verdiği teşekkür mektubu salı günü gelmişti. Babalarına hitaben yazılan bu mektup, ailede 12 aydır misafirmiş gibi ciddi teşekkürlerle doluydu. Bay Collins, vicdanının emrettiği görevi yerine getirdikten sonra, bir yığın coşku dolu sözlerle Sevimli komşuları Charlotte Lucas'ın sevgisini kazanmaktan doğan mutluluğunu belirtiyor. Kendisini tekrar Longbourn'da görme dileğinde bulunma lütfunu gösterdikleri için yapılan daveti sadece Charlotte Lucas'ın yanında olma düşüncesiyle kabul ettiğini, iki hafta sonraki pazartesiye tekrar Longbourn'a gelmeyi umduğunu yazıyordu. Bay Collins daha sonra Lady Catherine'in bu evliliği çok yürekten desteklediğini düğününün mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istediğini, bunun üzerine sevimli Charlotte'ın kendini dünyanın en mutlu adamı yapacak günü kararlaştıracağına inandığını bildiriyordu. Bay Collins'in Hartfordshire'a dönmesi artık Bayan Bennet için sevindirici bir olay değildi. Tam tersine bundan en az kocası kadar şikayetçiydi. Lucas köşkü yerine Longbourn'a gelmesi tuhaftı Ayrıca hem çok uygunsuz hem de fazlasıyla rahatsızlık vericiydi. Sağlık durumu bu kadar kötüyken doğrusu evin içinde misafirinden nefret ederdi. En çok da aşıklardan. Bayan Bennett'ın kendi kendine mırıldandığı şikayetler işte bunlardı. Ancak Bay Bingley'nin bir türlü dönmeyişinden doğan üzüntü bu şikayetlere bazen ara verdiriyordu. Bingley konusunda Jane ile Elizabeth'in de içleri hiç rahat değildi. Günler kısa bir zamanda Meriton'da yayılan ve Bay Bingley'nin o kış Netherfield'e dönmeyeceğini bildiren habere yeni bir şey katmadan birbirini kovalıyordu. Bu habere çok kızan Bayan Bennet, bunun çirkin bir yalan olduğunu ileri sürerek yalanlamaktan geri kalmıyordu. Elizabeth bile endişelenmeye başlamıştı. Bingley'nin kayıtsızlığından değil, kız kardeşlerinin onu Meriton'dan uzakta tutma konusunda başarılı olmalarından. Jane'in mutluluğuna gölge düşürecek ve sevgilisinin vefakarlığına leke sürecek böyle bir fikri kabul etmek istememekle birlikte bu fikrin sık sık aklına gelmesini önleyemiyordu. İki duygusuz kız kardeşiyle birlikte genç adam üzerinde güçlü bir etkisi olan arkadaşının işbirliği, Georgiana Darcy'nin çekiciliği ve Londra eğlencelerinin yardımıyla Bingley'nin ablasına olan bağlılığının sarsılacağından korkuyordu. Jane e gelince bu gecikmeden onun duyduğu endişe Elizabeth'inkinden daha büyüktü. Ama duyguları ne olursa olsun dışa vurmak istemiyor. Bu yüzden de Elizabeth'le aralarında bu konudan hiç söz açılmıyordu. Ancak böyle bir inceliğe sahip olmayan annesi saat geçmiyordu ki Bingley'nin sözüne etmesin, gelmesi için duyduğu sabırsızlığı anlatmasın. Hatta Jane'i de sıkıştırıyor. Eğer bu genç adam geri dönmezse kendisini aldatılmış sayacağını genç kıza itiraf ettirmeye çalışıyordu. Bütün bu saldırılara dayanabilmek Jane'in bütün serinkanlı yumuşaklığını kullanmasını gerektiriyordu. Bay Collins tam dediği günde, yani mektubundan 15 gün sonra Longbourn'a döndü. Ama ilk gelişindeki kadar candan karşılanmadı. Gel gelelim, genç adam pek fazla yakınlık beklemeyecek kadar mutluydu. Ev halkının şansına genç papaz çoğu zamanının nişanlısıyla geçirdiğinden hep bir arada olma yükünden kurtuluyorlardı. Bay Collins günlerinin çoğunu Lucas Köşk'ünde geçiriyor, bazen Longbourn'a döndüğü zaman ancak ev sahipleri yatmadan önce özür dileyecek kadar zaman bulabiliyordu. Bayan Bennet gerçekten çok acınacak haldeydi. Bu birleşmeye dair duyduğu her söz onu huysuzluğa sürüklüyordu ve nereye giderse gitsin sanki hep bundan söz edildiğini duyduğunu sanıyordu. Charlotte Lucas'ı görmekten nefret ediyordu. Günün birinde Longbourn'da kendi yerine geçeceğini düşündükçe kıza karşı kıskançlıkla dolu bir kin duyuyor. Bayan Bennet, Charlotte ne zaman misafirliğe gelse Longbourn'a yerleşeceği günü hesapladığını ve ne zaman nişanlısıyla alçak sesle konuşsa kesinlikle Longbourn mülkünden söz ettiğini, Bay Bennet ölür ölmez kendisiyle kızlarını hemen kovmayı kararlaştırdığını düşünüyordu. Bütün bunlardan kocasına acı acı dert yanarak, ''Gerçekten Bay Bennet'' dedi. ''Charlotte Lucas'ın bu evin hanımı olacağını, benim burasını ona bırakmak zorunda kalacağımı, benim yerime geçtiğini gözlerimle göreceğimi düşünmek çok zor.'' ''Şekerim, kendinizi böyle gamlı düşüncelere kaptırmayın. Daha iyi şeyler umalım. Benim sizden sonra öleceğimi düşünerek sevinelim.'' Bu Bayan Bennet'ı pek avutacak bir fikir değildi. Onun için cevap verecek yerde sözlerine devam etti. Bütün bu mülkün onlara kalacağını düşünmeye bile dayanamıyorum. Bu miras işi olmasa aldırmazdım. Neye aldırmazdınız? Hiçbir şey aldırmazdım. Bu sorun sizi böyle bir duygusuzluktan koruduğu için şükredelim. Bu miras konusunda şükredebileceğim hiçbir an yok Bay Bennet. Bir insanın malını kızlarından başkasına bağışlaması nasıl bir vicdana sığabilir anlamıyorum. Hem de bütün bunlar Bay Collins'in yararına oluyor. Bunu herkesten fazla niye o hak ediyormuş? Bay Bennet, orasını artık sen kendin bul çıkar, dedi. Bayan Caroline Bingley'nin beklenen mektubu en sonunda geldi ve bütün kuşkuları sildi. Genç kız daha ilk cümlesinde Londra'da bütün kış kalacaklarını kesin olarak bildiriyor ve Bay Bingley'nin Hartfordshire'dan ayrılmadan önce dostlarına saygılarını sunmaya zaman bulamadığı için duyduğu üzüntüyü belirterek son veriyordu. Ümit kalmamıştı, hem de hiç. Jane, mektubun geri kalan kısmını okuyabilecek hale geldiğinde, Caroline Bingley'nin sevgilerini sunan cümlelerinden başka bir avuntu bulamadı. Mektubun önemli bölümü, Georgiana Darcy'yi övmeye ayrılmıştı. Yine bu genç kızın birçok çekici yönü üzerinde durulmuştu. Caroline aralarında artan yakınlığa sevinçle böbürleniyor, bir önceki mektubunda sözünü ettiği dileklerinin gerçekleşeceğini ve aynı zamanda kardeşinin Bay Darcy'nin evinde kaldığını, Bay Darcy'nin yeni mobilya alma tasarılarını adeta kendinden geçercesine anlatıyordu. Elizabeth az sonra mektubun özetini kendisine anlatan Jane'i sessiz bir öfkeyle dinledi kalbi ablası için duyduğu endişe ve diğerlerine karşı beslediği öfke arasında bölünüyordu. Caroline'ın kardeşinin Georgiana Darcy'ye eğilimi olduğu konusunda ileri sürdüğü fikirlere hiç aldırmıyordu. Onun Jane'e gerçekten tutkun olduğundan her zamanki gibi şimdi de kuşkusu yoktu ve Bay Bingley'e karşı sevgi duymayı çok istemekle birlikte onu düzenbaz arkadaşlarının esiri eden, onların keyif ve kaprisleri uğruna kendi mutluluğunu çiğneten yumuşaklığına ve kararsızlığına öfkelenmekten ve hatta bu yüzden onu küçük görmekten kendini alamıyordu. Çünkü Bingley çevresindeki sahtekarların esiri olmuş, onların keyifleri ve kaprisleri uğruna kendi mutluluğunu çiğnemişti. Çiğnediği yalnız kendi mutluluğu olsa istediği gibi oynanmasına belki izin verilebilirdi ama buna ablasının mutluluğu da dahildi. Bingley'nin bu konuda hassas davranması gerekirdi. Kısacası bu insanı boş yere uzun düşündüren bir konuydu. Elizabeth'in kafası hep bu konuyla doluydu. Bingley'nin ilgisi gerçekten sönmüş müydü yoksa arkadaşının baskısı altında sindirilmiş miydi? Jane'in sevgisinin farkında mıydı yoksa değil miydi? Ne olursa olsun bu düşünceler Elizabeth'in Bingley hakkındaki olumlu fikirlerine etki edecekti. Jane'in durumu da aynıydı. Kalbi son derece kırılmıştı. Jane'in duygularını Elizabeth'e açmaya cesaret edebilmesi için aradan birkaç gün geçmesi gerekti. Bir gün Bayan Bennet Netherfield ve sahibinden her zamankinden daha uzun ve daha öfkeli sözler ettikten sonra iki kızını odada bırakarak dışarı çıkınca Jane kendini tutamadı. Anneciğim dedi. Biraz kendini tutabilseydi. Durmadan ondan söz açmakla bana ne çok acı verdiğinin farkında değil. Ama üzülmeyeceğim. Bu uzun süremez. Onu unutacağım ve hepimiz gene eski günlerimize döneceğiz. Elizabeth ablasına inanılmaz bir kaygıyla baktı ama bir şey söylemedi. Jane hafifçe kızararak heyecanlı bir sesle "Bana inanmıyorsun." dedi. Bana inanmıyorsun. O tanıdığım en sevimli erkek olarak anılarımda yaşayacak belki ama o kadar. Ne korkum, ne ümidim, ne de onu suçlu bulmam için bir neden var. Tanrı'ya şükür hiç olmazsa beni bu acıdan korudu. Onun için biraz zaman, kuşkusuz çalışarak daha iyi. Sonra daha kuvvetli bir ses tonuyla devam etti. Şu avıntı hemen imdadıma yetişiyor. Her şey yarattığım bir yanılsamadan kaynaklandı ve neyse ki benden başka kimse zarar görmedi. Elizabeth heyecanla, sevgili Jane dedi. Aşırı iyisin. Tatlılığın ve bencillikten uzak oluşunla sen gerçekten bir meleksin. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kendimi senin hakkını hiçbir zaman verememişim. Seni hak ettiğin kadar sevememişim gibi hissediyorum. Jane Bennett bu olağanüstü iyi olduğu fikrini reddetti ve bütün bu övgüleri kardeşinin sıcak sevgisinden geldiğini ileri sürdü. Elizabeth: "Hayır, bu doğru değil." dedi. "Sen bütün dünyayı dürüst sanmak istiyorsun ve benim birini yermem seni kırıyor. Bense yalnız senin kusursuz olduğunu düşünmek istiyorum. Sen buna da karşı çıkıyorsun. Benim aşırı bir şey yapacağımdan, bütün dünyaya karşı duyduğun iyi niyeti sarsacağımdan korkma. Korkmana gerek yok." Sevdiğim pek az kimse var. Beğendiklerimse daha da az. Dünyayı daha iyi tanıdıkça hoşnutsuzluğum artıyor ve her geçen gün insan karakterinin kararsızlığına ve insanların görünüşlerine ne kadar az bel bağlanabileceğine olan inancımı doğruluyor. Son günlerde bunun iki örneğiyle karşılaştım. Birincisinden bahsetmeyeceğim söylemeyeyim. Öbürü Charlotte'ın evliliği. Böyle bir şeyi hiçbir bakımdan aklıma almıyor. Lizicim, kendini bu tür duygulara kaptırma. Bunlar mutluluğunu yıkar. Mevki ve karakter farklarına yeterli hoşgörüyü göstermiyorsun. Bay Collins'in saygın tavrını, Charlotte'ın ölçülü değişmez karakterini düşün. Charlotte'ın kalabalık bir ailenin kızı olduğunu ve bu birleşmenin maddi bakımdan da çok iyi sayılacağını hatırla. Sonra herkesin hatırı için şuna da inanmaya çalış. Charlotte kuzenimize karşı saygı ve beğeniye benzer bir şey de duymuş olabilir. Seni hoşnut etmek için neredeyse her şeye inanmaya razıyım. Ama buna inanmamın kimseye bir yararı olmaz. Çünkü Charlotte'ın Bay Collins'e karşı biraz olsun sevgi duyduğuna inanabilsem, şimdi kalbine karşı duyduğum küçümsemeyi o zaman aklına karşı hem de daha şiddetle duyardım. Sevgili Jane, Bay Collins kibirli, Kendini beğenmiş, dar görüşlü, aptal adamın teki. Bunu sen de benim kadar biliyorsun. Onunla evlenen kadının kesinlikle sağlıklı düşünemeyeceğini benim gibi herhalde sen de hissediyorsun. Bu şarlıklık hasta olsa onu savunamazsın. Bir tek kişi için ilkenin ve şerefin anlamını değiştiremez. Bencilliğin hesap demek olduğuna, tehlikeyi duymazlığın, mutluluk sağladığına da ne beni ne de kendini inandıramazsın. Onlardan bahsederken kullandığın dil çok ağır diye cevap verdi Jane. Umarım onları mutlu görerek düşünceni değiştireceksin. Ama şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Bir şey daha ima etmiştin. İki örnek var demiştin. Seni yanlış anlamış olamam. Ama yalvarırım Lezicim, ona kabahatli bularak onun gözünden düştüğünü söyleyerek bana acı verme. Bizi bilerek ve isteyerek kırdığı yolunda bir kuruntuya kapılmakta acele etmeyelim. Hayat dolu genç bir adamın sürekli çok hesaplı ve art niyetli olmasını bekleyemeyiz. Çoğu zaman bizi aldatan kendi gururumuzdan başka bir şey değil. Kadınlar beğenmenin olduğundan fazla bir anlam taşıdığı hayaline kapılırlar. Erkekler de böyle olmasını sağlamaya dikkat ederler. Tasarlanarak yapılırsa haklı görülecek bir tarafı elbette olamaz ama dünyada bazı kişilerin hayal ettikleri kadar çok komplo düzenlendiğini sanmıyorum. ''Bay Bingley'nin hiçbir hareketinin özel bir tasarı sonucu olduğunu söylemiyorum.'' dedi Elizabeth. ''Ama hata yapmayı veya başkalarını mutsuz etmeyi tasarlamadan da hata yapmak veya acıya yol açmak mümkün. Düşüncesizlik başkalarının duygularına karşı ilgisizlik ve kararsızlık yapabilir.'' ''Mutsuzluğunu bunlardan birine mi bağlıyorsun?'' ''Evet, sonuncusuna. Ama devam edersem...'' Saygı beslediğin kişiler hakkında düşündüklerimi söyleyerek canını sıkacağım. Vakit varken beni sustur. Şu halde kız kardeşlerinin onu etkilediğinde ısrar ediyorsun. Evet, arkadaşlarıyla da beraber. Buna inanamam. Neden uğraşsınlar? Onlar Bay Bingley'nin ancak mutlu olmasını dileyebilirler. Eğer beni seviyorsa onun sevgisini başka hiçbir kadın kazanamaz. İlk inancın yanlış onun mutluluğundan başka birçok şey daha dileyebilirler. Servetinin ve mevkiinin artmasını, paralı, yüksek sosyeteden tanınmış bir ailenin kızıyla evlenmesini. Kuşkusuz Georgiana Darcy ile evlenmesini istiyorlar, dedi Jane. Ama bu konudaki düşünceleri senin sandığından daha iyi olabilir. Ne de olsa onu benden çok daha önce tanıyorlar. Onu daha çok sevmelerine şaşmamalı. Ama isteklerin ne olursa olsun Kardeşlerinin isteklerine karşı gelmeleri pek mümkün değil. Çünkü ortada çok uygunsuz bir durumu olmadıkça hangi kız kardeş kendinde böyle bir hak bulabilir? Onun beni sevdiğine inansalardı bizi ayırmaya çalışmazlardı. Eğer bağlı olsaydı zaten ayıramazlardı. Böyle bir sevginin varlığını hayal etmekle herkesin hareketlerine aykırı ve yanlış bir anlam veriyor. Beni de çok mutsuz ediyorsun.'' Yanılmış olmaktan utanmıyorum ya da en azından utansam da pek az. Onun veya kardeşlerinin kötü insanlar olduklarına inanmanın yanında bu hiç kalır. Bırak bunu iyi yönden. Aklımın alabileceği açıdan göreyim. Elizabeth böyle bir isteğe karşı gelemezdi. Bundan sonra Bay Bingley'nin adını aralarında hemen hemen hiç anmaz oldular. Bayan Bennet, genç adamın dönmemesine hala şaşmaya ve sızlanmaya devam ediyordu. Elizabeth'in buna açıkça tanık olmadığı bir gün hemen hemen hiç geçmiyorsa da annesinin bu konuyu daha az bir endişeyle düşünme olasılığı az görünüyordu. Elizabeth onu kendinin de inanmadığı bir şeye ikna etmeye çalışıyor. Bay Bingley'nin Jane'e duyduğu ilginin genel geçici bir beğenmeden başka bir şey olmadığını, kızı görmeyince bu ilginin de söndüğünü söylüyordu. Fakat bu sözlerin akla yakınlığı kabul edilse de aynı sızlanmalar her gün yineleniyordu. Bayan Bennet'ın en büyük avuntusu Bay Bingley'nin yazın kesinlikle yeniden geleceği düşüncesindeydi. Bay Bennet ise konuyu bambaşka bir açıdan ele alıyordu. Bir gün Elizabeth'e, demek ablan aşkta hayal kırıklığına uğradı, dedi. Onu kutlarım. Bir kızın evlilikten sonra en çok hoşuna giden şey, arada sırada aşkta hayal kırıklığına uğramaktır insana düşünecek şey çıkar ve bir kıza arkadaşları arasında bir tür ayrıcalık kazandırır. Sana ne zaman sıra gelecek? Uzun zaman Jane'den geri kalmaya dayanamazsın sanırım. Şimdi sıra sende. Ayrıca Merit'in da ülkedeki bütün genç kızları hayal kırıklığına uğratmaya yetecek kadar da subay varken. Gel sen Wickham'ı seç. Hoş adam ve seni pek güzel yaralayacaktır. Teşekkür ederim efendim. Daha az sevimli birine de razıyım. Hepimiz Jane kadar talihli olamayız ya. Doğru, dedi Bay Bennet. Ancak kısmetine nasıl biri düşerse düşsün, çok şükür bunu büyütüp sorun yapmaya her zaman hazır olan bir anneniz var. Bay Wickham'ın dostluğu son günlerde ters giden olayların Longbourn ailesinden birçoğunun üzerine çöken üzüntüyü dağıtmakta da gerçekten yararlı oluyordu. Bennetler onu sık görüyorlardı ve birçok üstünlüğüne şimdi açık göz sözlülüğü de eklenmişti. Elizabeth'in önceden duydukları yani Bay Wickham'ın Bay Darcy'den gördüğü haksızlık ve çektiği ıstıraplar artık açıkça konuşuluyor, üzerinde dedikodu yapılıyordu. Bu konu hakkında hiçbir şey bilmeden önce bile Bay Darcy'den sürekli ne kadar nefret ettiklerini düşünmek bütün Meriton'luları sevindiriyordu. Bu konunun Hartfordshire halkınca bilinmeyen hafifletici bir tarafı olabileceği yalnız Jane'in aklına geliyordu. Onun uysallığı ve her zaman temiz olan kalbi sürekli bir mazeret arıyor, yanlışlık olma olasılığı üzerinde duruyordu. Ama ondan başka herkes Bay Darcy'ye insanların en kötüsü damgasını vurmuştu. Aşk itirafları ve mutluluk planlarıyla geçen bir haftadan sonra, cumartesinin gelişiyle Bay Collins sevimli Charlotte'ından ayrılmak durumundaydı. Ayrılık acısını Collins'in düğün hazırlıkları hafifletebilirdi. Çünkü Hartfordshire'a ikinci dönüşünden kısa bir süre sonra onu dünyanın en mutlu adamı yapacak günün kararlaştırılacağına inanıyordu. Longbourn'daki akrabalarıyla geçen seferki kadar ciddi bir şekilde vedalaştı. Güzel kuzenlerine sağlık ve mutluluk diledi ve babalarına da bir teşekkür mektubu daha yollamaya söz verdi. Pazartesi günü Bayan Bennet her zamanki gibi Noel'i Longbourn'da geçirmeye gelen kardeşiyle karısını sevinçle karşıladı. Bay Gardiner aklı başında, kibar, gerek huy gerek eğitim bakımından kız kardeşinden çok üstün bir adamdı. Ticaretle geçinen, kendi mağazaları olan bir adamın bu kadar hoş, bu kadar terbiyeli olabileceğine Netherfield hanımları inanmakta güçlük çekiyorlardı. Bayan Bennett'tan ve Bayan Phillips'ten bir hayli genç olan Bayan Gardiner sevimli, akıllı, zarif bir kadındı. Ve Longbourn'daki yeğenleri arasında pek sevilirdi. Hele iki büyük yeğeniyle arasında çok özel bir yakınlık vardı. İki genç kız sık sık Londra'da ona misafir olurlardı. Bayan Gardiner'ın gelir gelmez ilk işi hediyelerini dağıtmak ve en son modayı anlatmak oldu. Bu iş bitince daha az etkin bir rolü kalmış, dinleme sırası ona gelmişti. Bayan Bennet'in anlatacak birçok derdi, sayıp dökecek çok sıkıntısı vardı. Son görüşmelerinden bu yana başlarına neler gelmişti neler. Kızlarından ikisinin evlenmesine ramak kalmışken sonunda işler bozuluvermişti. Jane'i suçlamıyorum diye devam etti konuşmasına Bayan Bennet. Çünkü elinde olsaydı Bay Bingley ile evlenecekti. Ama Liz'i, ah kardeşim, terslik etmeseydi şu anda belki de Bay Collins'in karısı olabilirdi. Bunu düşünmek gücüme gidiyor. Adam ona tam bu odada teklifte bulundu. Ama Liz'i kabul etmedi. Bunun sonucu olarak Lady Lucas benden önce bir kız evlendirecek ve Longbourn mülkü de tabii gene başkasına kalacak. Lucaslar çok becerikli insanlar. Gerçekten kardeşim, ne kapabilirlerse kapmaya bakıyorlar. Onlar hakkında böyle konuşmak beni üzüyor ama işin doğrusu bu. Kendi ailemin içinde sözümün geçmemesi, komşularımın herkesten önce kendilerini düşünmesi beni çok yıpratıyor ve sinirlerimi bozuyor. Neyse, tam bu sırada gelmeniz içimi rahatlattı. Uzun modası konusunda anlattıklarınız beni çok sevindirdi. Bu haberlerin büyük kısmını Jane ve Elizabeth'in mektuplarından önceden öğrenmiş bulunan Bayan Gardiner görümcesine kısaca cevap verdi ve yeğenlerine üzüldüğü için sözü başka konuya çevirdi. Daha sonra Elizabeth'le yalnız kalınca bu konu üzerinde daha çok konuştu. Öyle görülüyor ki bu Jane için çok iyi bir evlilik olacaktı, dedi. Bozulduğuna üzüldüm. Ama böyle şeyler o kadar çok yaşanıyor ki. Anlattıklarınızdan çıkarabildiğim kadarıyla Bay Bingley tipindeki adamlar güzel bir kıza birkaç hafta için kolayca aşık olur. Sonra bir kaza onları ayırınca onu çok kolaylıkla unuturlar. Bu tür uçarılıklara çok razlanıyor. Bu bir bakıma çok güzel bir avuntu, dedi Elizabeth. Ama bizi avutamaz. Bağımsız ve zengin bir gencin çevresinin etkisiyle daha birkaç gün öncesine kadar deliler gibi sevdiği bir kızı unutması pek sık rastlanan bir olay olmasa gerek. Ama şu deliler gibi sevme deyimi o kadar beylik, o kadar ortada bir söz ki bana çok da bir şey ifade etmiyor.'' Gerçekte bu deyim güçlü bağlar için kullanıldığı gibi bir saatlik tanışıklıktan doğan duygular için de çok sık kullanılıyor. Sahi Bay Bingley'nin sevgisi ne derece deli gibiydi? Bundan daha derin bir sevgi görmedim desem yeridir. Gözü kimseyi görmüyor gibiydi ve hep Jane'le ilgileniyordu. Her karşılaşmalarında bu daha kesin, daha göze çarpar bir durum alıyordu. Kendi verdiği baloda iki veya üç genç lady'yi dansa kaldırmayarak gücendirdi. İki kez de benim sözlerimi cevapsız bıraktı. Bunlardan güzel belirti olabilir mi? Etrafa aldırış etmemek aşkın ta kendisi değil midir? Evet, bu gencin duyduğunu tahmin ettiğim aşkın ta kendisidir. Zavallı Jane, ona acıyorum. Çünkü onun yaratılışında bir kız bunu hemen atlatamayabilir. Keşke böyle bir şey senin başına gelseydi Lizzie her şeyi alaya alıp gülerek bu derdi çok daha çabuk unuturdun. Acaba Jane bizimle Londra'ya gelmeye razı olur mu dersin? Belki değişiklik iyi gelir ve evden biraz uzaklaşmak çok büyük yarar sağlar. Elizabeth bu teklife çok sevindi ve ablasının da kabul edeceğini hissetti. Umarım, diye ekledi Bayan Gardiner. Bu gencin de Londra'da olması Jane'in kararına etkilemez. Biz şehrin ayrı bir semtinde oturuyoruz. Çevrelerimiz o kadar ayrı ve senin de çok iyi bildiğin gibi o kadar az dışarı çıkıyoruz ki Bay Bingley özel olarak Jane'i görmeye gelmezse karşılaşmaları olası değil. Ki bu da olacak iş değil. Çünkü şu anda arkadaşının gözetimi altında. Bay Darcy onun Jane'i görmek için Londra'nın böyle bir semtine gitmesine izin vermez. Yengeciğim böyle bir şeyi nasıl düşünebildiniz? Bay Darcy, Grace Chage Caddesi diye bir yerin adını duymuş olabilir. Ama oraya ayak basacak olsa pisliğinin bir aydan önce temizleneceğine hayatta inanmaz. Ayrıca inanın, Bay Bingley'nin onsuz şuradan şuraya adım atmayacağından kuşkunuz olmasın. Böyle olması daha iyi. Umarım hiç karşılaşmazlar. Ama Jane, Bay Bingley'nin kız kardeşiyle mektuplaşmıyor mu? O, Jane'i görmeye gelmemezlik edemez.'' Jane'i tanıdığını unutacaktır. Ama Elizabeth bu noktayı vurgulamak ve özellikle Bingley'nin Jane'i görmekten alıkonduğunu belirtirken çok kesin bir dil kullandığı halde bu duyguyu analiz edince tamamıyla ümidini kesmiş olmadığını görerek sevindi. Bingley'nin sevgisinin, Jane'in çekiciliğinin doğal etkisinin, arkadaşlarının etkisini ortadan kaldırmasının mümkün hatta olası olduğunu düşünüyordu. Jane Bennet yengesinin davetini sevinçle kabul etti. Bay Caroline kardeşiyle aynı evde oturmadığı için Bay Bingley ile karşılaşma tehlikesi olmaksızın arada bir sabahları ona uğrayabileceğini de düşündü. Gardinerlar Longbourn'da bir hafta kaldılar ve Philipsler, Lucaslar ve subaylar sayesinde bir günleri bile boş geçmedi. Bayan Bennet, kardeşini ve gelinini eğlendirmek için öyle bir program hazırlamıştı ki bir kere bile ailecek baş başa yemek yiyemediler. Evde yedikleri zamanlar aralarında kesinlikle Wickham'ın da bulunduğu subaylar geliyordu. Ve böyle günlerde Bayan Gardiner, Elizabeth'in hararetli övgülerinden kuşkuya kapıldığı için ikisini de adam akıllı inceleme imkanı buluyordu. Gördüklerinden çıkardığı kadarıyla bu iki gencin çok ciddi bir aşka tutulduklarını sanmamakla birlikte, onların birbirlerini herkese tercih ettikleri Bayan Gardiner'ın rahatını kaçıracak kadar ortadaydı. Hartfordshire'dan ayrılmadan önce bu konuda Elizabeth'le konuşup böyle bir bağ sürdürmenin düşüncesizce olacağını ona anlatmaya karar verdi. Wickham, Bayan Gardiner'a genel özellikleriyle hiç ilgisi olmayan bir eğlence sunuyordu. Bayan Gardiner evlenmeden önce 12 yıl Derbyshire'da Wickham'ın büyüdüğü bölgede uzun süre oturmuştu. Bu yüzden birçok ortak tanıdıkları vardı. Wickham, beş yıl önce Darcy'nin babası öldüğünden beri oraya pek az gitmişse de, eski arkadaşları Bayan Gardiner'a Wickham'la ilgili onun edinebileceğinden daha taze haberler verebiliyordu. Bayan Gardiner, Pemberley'i görmüştü ve rahmetli Bay Darcy'yi de iyi bir insan olarak tanırdı. Bu da Bayan Gardiner'la Wickham arasında bitmez tükenmez bir konuşma konusu oluyordu. Pemberley'nin kendisinde kalan anılarıyla Wickham'ın yaptığı ayrıntılı tanımları karşılaştırmak ve köşkün rahmetli sahibini bol bol övmekle hem kendini hem de Wickham'ı eğlendiriyordu. Artık babasının yerini alan Bay Darcy'nin Wickham'a yaptıklarını öğrenince bu gencin henüz bir delikanlıyken çevrede nasıl tanındığını hatırlamaya çalışarak ondan böyle bir hareketin beklenip beklenmeyeceğini düşündü. Sonunda Bay William'ın Darcy'den çok gururlu, huysuz bir çocuk diye söz ettiğini hatırladı. Bayan Gardiner, Elizabeth'le baş başa kaldığı ilk fırsatta hiç zaman kaybetmeden şefkatli bir dille öğüt verdi. Düşüncelerini dürüstçe anlattıktan sonra şöyle devam etti. Yapma dediler diye inatına aşık olmayacak kadar aklı başında bir kızsın Lizzie. Onun için seninle açık konuşmaktan korkmuyorum. Ciddi söylüyorum, dikkatli ol. Ne sen kendini ona kaptır, ne de onun sana bağlanmasına fırsat ver. Çünkü bu maddi açıdan çok hesapsız bir hareket olur. Onun kişiliğine diyecek bir şeyim yok. Çok ilgi çekici bir çocuk ve eğer konması gereken mirasa konsaydı ondan daha iyisini bulamazdın. Ama durum böyleyken hayal peşinde sürüklenmemelisin. Akıllı bir kızsın ve hepimiz senden aklını kullanmanı bekliyoruz.'' Eminim baban senin kararlarına ve iyi ahlakına güvenecektir. Onu hayal kırıklığına uğratmamalısın. Yengecim, gerçekten de ciddi konuşuyorsunuz. Evet, senin de bu işe benim gibi ciddi bakmanı umuyorum. Peki, öyleyse korkmanıza hiç gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım, hatta Vikum'un da. Elimden gelirse bana aşık olmasını önleyeceğim. Elizabeth, ciddi konuşmuyorsun. Özür dilerim, baştan başlayayım. Şu an Bay Wickham'a aşık değilim. Evet, kesinlikle değilim. Ama bugüne kadar gördüklerimle kıyaslanamayacak kadar hoş bir genç eğer bana gerçekten bağlanırsa ama bağlanmasa daha iyi. Çünkü bunun akıllıca olmayacağını anlıyorum. Ah, şu suratsız Bay Darcy. Babamın bana güvenmesi benim için büyük bir şereftir. Gözünden düşersem yıkılırım. Ama babam Bay Wickham'dan hoşlanıyor. Kısacası yengecim, İçinizden birinin benim yüzümden mutsuz olmasına neden olursam çok üzülürüm. Ancak sevgi olunca parasızlığın gençleri birbirlerini sevmeyi engellemeyeceğini her gün görüyoruz. Amçılanırsa benzerlerimden daha akıllıca hareket edeceğime nasıl söz verebilirim? Hatta bu duygulara karşı durmanın akıllılık olacağını nasıl bilebilirim? Onun için size ancak acele etmeyeceğime dair söz verebilirim. Bay Wickham'ın gözdesi olduğuma inanmakta acele etmeyeceğim. Onunla birlikteyken hayal kurmayacağım. Kısacası elimden geleni yapacağım. Belki de onu buraya kadar sık gelme cesaretini vermezsen iyi edersin. Hiç olmazsa annene onu davet etmesini hatırlatmazsan. Elizabeth ne denmek istendiğini anladığını gösterir bir gülümsemeyle. Geçen gün yaptığım gibi. Çok doğru. Bundan kaçınmak akıllıca bir iş olur. Ama bize her zaman bu kadar sık geldiğini sanmayın. Bu hafta sizin hatırınız için böyle sık çağrıldı. Bilirsiniz, annem misafirleri için durmadan eş dost çağırmayı görev sayar. Gerçekten en akıllıca olduğunu sandığım şeyi yapacağıma şerefim üzerine söz veriyorum. Umarım içiniz rahat etmiştir. Yengesi içinin rahat ettiğini söyledi ve Elizabeth öğütleri için ona teşekkür ettikten sonra ayrıldılar. Böyle nazik bir konuda genç kızı gücendirmeden çok yerinde öğüt vermişti. Gardiner'lar ve Jane gittikten çok kısa bir süre sonra Bay Collins Hartfordshire'a döndü ama Lucas'larda kaldığı için gelişi Bayan Bennet'ı fazla rahatsız etmedi. Evlilik tarihi hızla yaklaşıyordu. Bayan Bennet de artık buna kaçınılmaz gözüyle bakmaya başlayarak inattan vazgeçmiş, sık sık umarım mutlu olurlar demeye başlamıştı. Düğün perşembe günü yapılacaktı. Charlotte Lucas çarşamba günü veda ziyaretlerini yaptı ve gitmek için kalktığı zaman annesinin iyi dileklerini söylerken gösterdiği nezaketsizlikten ve isteksizlikten utanan ve samimi olarak üzülen Elizabeth, arkadaşıyla beraber odadan çıktı. Merdivenlerden inerlerken Charlotte, ''Senden sık sık mektup alacağımı umuyorum Eliza.'' dedi. ''Elbette umabilirsin. Bir şey daha rica edeceğim. Beni görmeye gelir misin?'' Ben senin sık sık buraya geleceğini umuyorum. Bir süre şehirden ayrılmama ihtimal yok. Onun için Hansford'a geleceğine söz ver. Elizabeth bu misafirlikten zevk alacağını hiç ummamasına rağmen gelmem diyemedi. Babamla Manamart'ta bize gelecekler dedi arkadaşı. Senin de onlara katılacağını umarım. Gerçekten Eliza, onların gelişine nasıl sevindiysem, senin gelişine de en az o kadar sevineceğim. Nikah kıyıldı ve gelinle damat kiliseden çıkar çıkmaz yolcu edildiler. Herkes bu konuda söylenmesi gel gelen şeyleri dinledi ve söyledi. Elizabeth çok geçmeden arkadaşından mektup aldı. Birbirlerine her zaman yaptıkları gibi sık ve düzenli yazdılar. Ancak bunların eski mektupları kadar samimi olmasına imkan yoktu. Elizabeth, Charlotte'la olan samimiyetlerinin getirdiği bütün rahatlığın artık bittiğini hissetmeden yapamıyor ve cevaplarını geciktirmemeye karar vermiş olmasına rağmen bunu bugünden çok geçmişin hatırı için yapıyordu. Charlotte'ın ilk mektupları bir hayli merakla karşılanmıştı. Yeni evinden nasıl söz edeceğini, Lady Catherine'i nasıl bulacağını, ne dereceye kadar mutlu olduğunu iddia edebileceğini merak etmemek elde değildi. Ama Mektuplar okunduğunda Elizabeth, Charlotte'ın kendini her konuda tam önceden beklediği gibi bir dille ifade ettiğini hissetti. Neşeli bir ifade kullanıyor, rahatlık içindeymişe benziyor ve övemeyeceği hiçbir şeyden söz açmıyordu. Ev, eşya, muhit ve yollar, her şey tam beğendiği gibiymiş. Ve Lady Catherine de ona karşı çok arkadaşça ve nazik davranıyormuş. Bu, Hansford'un ve Rosings'in By Collins tarafından çizilen tablosunun akıllıca yumuşatılmış bir kopyasıydı ve Elizabeth anlatılmayanları öğrenmek için misafirliğe gideceği zamanı beklemesi gerektiğini düşünüyordu. Jane, kardeşine Londra'ya sağ salim vardıklarını bildiren birkaç satırlık bir mektup yazmıştı. Bundan sonraki mektubunda Elizabeth, onun bin dilerden de bir haber verebilecek durumda olmasını bekliyordu. Elizabeth, Jane'in ikinci mektubunu sabırsızlıkla bekledi ve her zaman olduğu gibi aldığı mektup bu sabırsızlığa değmedi. Jane, Londra'ya gideli bir hafta olduğu halde Caroline'ı ne görmüş ne de ondan haber almıştı. Yine de arkadaşına Longbourn'dan yolladığı son mektubun bir kazaya uğrayarak kaybolduğuna karar vermiş ve mektubuna şöyle devam etmişti. Yengem, yarın Londra'nın onların oturduğu bölgesine gidecek. Ben de bu fırsattan yararlanarak Grosvenor Caddesi'ne uğrayacağım. Bu ziyareti gerçekleştirdikten ve Caroline Bingley'i gördükten sonra bir mektup daha yazdı. Bunda da diyordu ki Caroline'ın pek keyfi yoktu. Ama beni gördüğüne çok memnun oldu ve Londra'ya geleceğimi kendisine haber vermediğim için bana sitem etti. Demek ki mektubumun eline geçmediğini düşünmekte haklıymışım. Ağabeyinin de hatırını sordum tabii. İyiymiş ama vaktinin çoğunu Bay Darcy'ye ayırdığı için yüzünü bile görmüyorlarmış. Georgiana Darcy'yi yemeğe beklediklerini anladım. Onu görmeyi çok isterdim. Caroline'la Bayan Hurst dışarı çıkacakları için misafirliğim pek uzun olamadı. Sanırım yakında bize gelecekler. Elizabeth bunları okuyunca başını acıyla salladı. Ablasının Londra'da olduğunu Bay Bingley'nin ancak bir rastlantıyla öğrenebileceğine inanıyordu. Aradan dört hafta geçtiği halde Jane hala Bingley'i görmemişti. Buna üzülmediğine kendi kendini inandırmaya çalışıyordu. Ama Caroline Bingley'nin kayıtsızlığını artık görmemezlik edemiyordu. Tam iki hafta her sabah evde bekledikten, her akşamda onun adına yeni bir özür bulduktan sonra beklediği ziyaretçi gelebildi. Ama çok kısa oturması ve özellikle tavırlarındaki değişiklik Jane'in kendi kendini daha fazla aldatmasına izin vermedi bunun üzerine kız kardeşine yazdığı mektup neler hissettiğini gösteriyordu. Caroline Bingley'nin bana karşı olan duygularında tamamıyla yanıldığımı itiraf edersem, sevgili Lizciğimin doğru yargıda bulunduğu için sevinemeyeceğime eminim. Ama canım kardeşim, olaylar seni haklı çıkardıysa da, onun bana karşı davranışlarına bakarak duyduğum güvenin, senin kuşkun kadar doğal olduğunu ileri sürersem, inatçı olduğumu düşünme benimle ne diye arkadaş olmak istemiş hiç anlamıyorum. Ama aynı durum bugün tekrarlansa eminim gene aldanırım. Caroline düne kadar ziyaretime karşılık vermedi ve arada geçen sürede ise ne bir satır mektup ne de bir haber çıktı ondan. Geldiğinde bundan keyif almadığı çok belliydi. Daha önce gelemediği için üstün körü bir özür diledi. Beni tekrar görmek istediğine dair bir tek söz söylemedi. Ve her açıdan o kadar bambaşka bir kızdı ki Kalkıp gittiği zaman bu dostluğu artık burada kesmeye, daha fazla devam ettirmemeye karar vermiştim. Elimden onu suçlu bulmamak gelmese de ona acıyorum. Herkesin içinden bir tek beni seçip arkadaş olmakla büyük bir hata işlemiş olduğunu düşündüğünü sanıyorum. Bir zamanlar arkadaş olmamızı istemişti. Ona acıyorum. Çünkü yaptığının doğru olmadığını hissediyordur ve bunun nedeninin kardeşi için duyduğu endişe olduğuna kuşku duymadığından ona acıyorum bir konuya daha fazla değinmeme gerek yok. Bu endişenin hiç de yerinde olmadığını biz biliyoruz ama eğer o her şeye rağmen endişe duyuyorsa bana karşı neden böyle davrandığı anlaşılır. Kardeşinin üstüne haklı olarak o kadar titriyordu ki onun için duyduğu her endişe doğaldır ve kardeşlikten kaynaklanıyordur. Ama Caroline'ın hala bu gibi korkular taşımasına şaşmamak elimden gelmiyor.'' Çünkü Bay Bentley'nin bana karşı biraz olsun ilgisi olsaydı çoktan çok önceden karşılaşmamız gerekirdi. Caroline'ın söylediği bir sözden çıkardığım kadarıyla Londra'da olduğundan haberi var. Yine de konuşurken büründüğü tavırdan kardeşinin Georgiana Darcy'ye eğilimi olduğuna kendi kendini inandırmaya çalıştığı sonucu çıkıyor. Bunu anlayamıyorum. Günah almaktan korkmasam bu işte büyük bir ikiyüzlülük sezebilirim. Ama bundan sonra kaygılı bütün düşünceleri silmeye ve yalnız beni mutlu edecek şeyleri düşünmeye çalışacağım. Senin şefkatini, dayıcığımın ve yengeciğimin bitmez tükenmez iyiliklerini hatırlayacağım. Ne olur bana hemen mektup yaz. Caroline Bingley onun Netherfield'e bir daha dönmeyeceği, köşke elden çıkaracağı gibi bir şeyler söyledi ama kesin konuşmadı. Artık bunun üstünde durmamak daha iyi. Hansford'daki arkadaşlarımızdan güzel haberler veren mektuplar almana çok sevindim. Sir William ve Maria ile beraber ziyaretlerine gitmeni isterim. Orada çok rahat edeceğine kuşkum yok. Sevgiler. Bu mektup Elizabeth'i çok üzdü. Ama Jane'in artık hiç olmazsa Caroline'ın iki yüzlülüğüne aldanmayacağını düşününce keyfi yerine geldi. Artık Bay Bingley'den hiçbir şey beklenemezdi. Zaten Elizabeth onun Jane'e olan ilgisinin yeniden canlanmasını bile dilemiyordu. Olup bitenleri düşündükçe Bay Bingley gözünden düşüyordu. Hem ona ceza olması hem de belki böylesi Jane için daha iyi olur diye onun gerçekten yakında Georgiana Darcy ile evlenmesini diledi. Wickham'ın anlattığına bakılırsa bu kız Bay Bingley'i Jane'i elinden kaçırdığı için bin pişman edecek türdendi. Öte yandan Bayan Gardiner, Elizabeth'e Wickham hakkında verdiği sözü hatırlatarak ondan bilgi istedi. Ve Elizabeth kendinden çok yengesinin hoşuna gidecek şeyler yazma gereğini duydu. Bay Wickham'ın görünürdeki eğilimi azalmış, ilgisi sönmüştü. Şimdi artık bir başkasını beğeniyordu. Elizabeth olup bitenleri görebiliyordu. Ama bunu görmek de, yazmak da ona acı vermiyordu. Maddi durumları el verse, Bay Wickham'ın yalnız onu seçeceğine inanmak gururunu okşuyordu. Wickham'ın şimdi hoşuna gitmeye çalıştığı genç bayanın en göze çarpan çekiciliği ansızın 10 bin sterlinlik bir servete konmuş olmasıydı. Elizabeth, Wickham'a karşı arkadaşı Charlotte'a davrandığından daha hoşgörülü davranıyor, onun para için evlenmek istemesini kınamıyordu. Tersine, bundan daha doğal ne olabilirdi? Ondan vazgeçmek için genç adamın duygularıyla savaştığını tahmin edebilmekle beraber, bunun her ikisi için de akıllıca ve uygun bir karar olduğunu kabul etmeye hazırdı. Ve ona gerçekten yürekten mutluluklar dileyebilirdi. Elizabeth bütün bunları Bayan Gardiner'a anlattı. Durumu da ayrıntılı olarak bildirdikten sonra şöyle devam etti. Çok da aşık olmadığıma artık inandım yengecim. Çünkü bu temiz ve yüksek tutkuyu duymuş olsaydım, şu anda onun adından bile nefret edecek ve onun için her türlü kötülüğü dileyecektim. Oysa şimdi ona karşı yalnızca dostluk duymakla kalmıyor. Aynı zamanda Bayan King'e karşı da tarafsız davranabiliyorum. Ondan nefret ettiğimi, onun çok iyi bir kız olduğunu düşünmekte, isteksizlik duyduğumu gösteren bir şey hissetmiyorum. Bütün bunlar aşk olamaz. Olup bitenleri görebilmem çok yararlı sonuç verdi. Gerçi ona çılgınca bağlansaydım, tanıdıklarım için çok daha ilgi çekici bir konu olurdum. Silik kaldığıma üzüldüğümü söyleyemem. Bu bazen çok pahalıya mal oluyor. Kit ile Lydia onun bu vazgeçişine benden fazla kederleniyorlar. Onlar henüz dünyayı anlamak için yakışıklı gençlerin de çirkin erkekler gibi para kazanmaları gerektiği görüşünü tatsız bulurlar, kabul edemezler. Ocak ve Şubat ayları Longbourn ailesi için bunlardan daha önemli olaylar ve Meriton'a yapılan yürüyüşlerden başka bir değişiklik getirmeden geçip gitti. Mart ayında Elizabeth Hansford'a gidiyordu. Önceleri oraya gitmeyi pek ciddiye almamıştı. Ama çok geçmeden Charlotte'ın onun gelmesine bel bağladığını anladı. Ve sonra kendisi de yavaş yavaş bu misafirliği daha büyük bir zevkle ve kesinlikle düşünmeye başladı. Charlotte'ın yokluğu onu tekrar görme isteğini artırmış, Bay Collins'e duyduğu tiksintiyi azaltmıştı. Hem bu tasarı içinde bir soyluluk da barındırıyordu annesi ve uyuşamadığı kız kardeşleriyle evdeki yaşantısı kusursuz sayılmazdı. Ve genç kızın herhangi bir değişikliğe hiç olmazsa yalnızca değişiklik olduğu için gereksinimi vardı. Kaldı ki bu yolculuk Jane'i de kısa bir süre için olsun görmesini sağlayacaktı. Ve sözün kısası yolculuk vakti yaklaştıkça gidemezse üzüleceğini bile hissetmeye başladı. Neyse ki hiçbir aksilik çıkmadı ve her şey Charlotte'ın ilk çizdiği programa göre ilerledi. Yolculuğa Sir William ve küçük kızıyla bir gece Londra'da kalmaları da eklenince program adam akıllı mükemmelleşti. Elizabeth'in tek üzüldüğü şey babasından ayrılmaktı. Kızını özleyeceği kesin olan Bay Bennet, iş ciddiye binince Elizabeth'in gitmesine o kadar üzüldü ki ona mektup yazmasını söyledi ve kendisinin de karşılık yazacağına dair söz verdi. Elizabeth'le ile Bay Wickham'ın vedalaşmaları dostça oldu. Hatta Wickham Elizabeth'ten bile dostça davrandı. Bugün başkasının peşinde olsa bile bu ona ilk ilgisini çeken ve hak eden, ilk onu dinleyen ve ilk acıyan, ilk beğendiği kızın Elizabeth olduğunu unutturamazdı. Onu uğurlayıp iyi eğlenceler dilerken, Lady Catherine de Bourgh'den neler beklemesi gerektiğini anlatırken, gerek bu Lady, gerekse göreceği diğer insanlar hakkındaki düşüncelerinin birbirlerini tutmasını dilerken davrında öyle bir incelik ve öyle bir ilgi vardı ki Elizabeth bunların kendini bu genç adama her zaman çok içten bir sevgiyle bağlayacağını hissetti. Ondan ayrılırken ister evli ister bekar olsun onu her zaman sevimli ve hoş bir erkek örneği olarak göreceğini düşündü. Ertesi gün Elizabeth'e yol arkadaşlığı edenler de Bay Wickham hakkındaki olumlu izlenimlerinden bir şey kaybettirmediler. Ne Sir William Lucas ne de iyi huylu fakat babası kadar boş kafalı bir kız olan Maria dinlenmeye değer bir şey söyleyemiyordu. Elizabeth onları ancak arabanın tıkırtısından duyduğu kadar bir zevkle dinliyordu. Gerçi Elizabeth gülünç konulara bayılırdı ama Sir William'ı saçmalıklarından sıkılacak kadar uzun süredir tanıyordu. Ne krala takdim edilişinin ne de şövalyeliliğinin anlatılmadık tarafı kalmıştı nezaketi de anlattıkları kadar bayat, ezbere bilinen bir şeydi. Yolculukları yalnızca 24 mil sürecekti. O kadar erken yola koyulmuşlardı ki, Öğleyin Grace Jade caddesine vardılar. Araba Bay Gardiner'ın kapısına geldiği zaman Jane salonun penceresinde gelmelerini bekliyordu. Kapıdan girdikleri zaman da onları karşılamaya koşmuştu ve merakla ablasını süzen Elizabeth onu her zamanki kadar güzel ve sağlıklı gördüğüne sevindi. Merdivenlerde sıra sıra kız ve erkek çocuğu dizilmiş bekliyordu. Gardiner'ın çocukları Elizabeth'i görmek için salonda bekleyemeyecek kadar sabırsızlanmışlardı. Ama onu bir senedir görmedikleri için duydukları utangaçlık da aşağı inmelerine engel olmuştu. Herkes şen, herkes memnundu. O gün çok hoş, sabahleyin telaşla ve alışverişle Gece de tiyatrolardan birinde geçti. Tiyatroda Elizabeth yengesinin yanında oturdu. İlk söz açtıkları konu Jane oldu. İnceden inceye sorduğu sorulara Jane'in moralini yüksek tutmak için çok uğraştığı halde arada sırada ümitsizliğe kapıldığı cevabını alınca şaşkınlıktan çok üzüntü duydu. Gene de bunun uzun sürmeyeceğini ummak akla yakındı. Bayan Gardiner, Bayan Caroline Bingley'nin Grace Jay Caddesi'ne yaptığı ziyaret hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Jane ile kendisi arasında farklı zamanlarda geçen ve Jane'in bu dostluğun devam etmesini artık gerçekten istemediğini gösteren konuşmaları aktardı. Daha sonra Bayan Gardiner yeğenine Bay Wickham'ın uçarılığından ötürü takıldı ve bu duruma bu derece iyi katlandığı için genç kızı kutladı. ''Ama Elizabeth'ciğim'' dedi. ''Şu Bayan King nasıl bir kız?'' Dostumuzun kendisini para için sattığını düşünmek beni üzer. Rica ederim yengecim. Evlenme işlerinde satılmakla akıllıca hareket etmenin arasında ne fark var? Sağduyu nerede biter? Para hırsı nerede başlar? Geçen Noel'de onun benimle evlenmesinden korkuyor. Çünkü bunun akıllıca olmayacağını düşünüyordunuz. Şimdi de 10 bin sterlini olan bir kızla evlenmeye kalkıştı diye kendini para için satıyor mu satmıyor mu diye anlamak istiyorsunuz. Sen bana Bayan King'in nasıl bir kız olduğunu söylersen ben de bu konuda ne düşüneceğimi bilirim. Bence çok iyi bir kız. Bir kötülüğünü duymuş değilim. Ama büyük babası ölüp de kız bu servete konuncaya kadar Bay Wickham ona metelik vermemişti. Vermemişti. Niye versin? Param olmadığı için benim sevgimi kazanması nasıl uygun görünmüyorsa, ilgi duymadığı, üstelik benim kadar da yoksul olan bir kıza ilgi göstermesinde ne anlam olabilirdi ki? Ama kıza bu olaydan hemen sonra ilgi göstermesi incelikten uzak görünüyor. Darda olan bir adamın başkalarının uyabileceği kibarlıkları yerine getirecek zamanı yoktur. Kızın buna bir itirazı yoksa bize ne? Kızın itiraz etmemesi Bay Wickham'ı haklı gösteremez. Bu ancak kızda bir eksiklik ya aklının ya da duygusunun kıt olduğunu gösterir. Pekala, dedi Elizabeth. İstediğiniz gibi olsun. Adamı çıkarcı kızı da aptal olarak bilin. Hayır Lezi, benim istediğim bu değil. Biliyorsun ki, Derbişar'da bu kadar uzun zaman yaşamış olan bir genç için kötü düşünmek beni üzer. Ha, eğer bütün sorun buysa, ben Derbişar'da oturan gençler hakkında kötü düşünüyorum. Hartford'da oturan dostlarının da onlardan aşağı kalır yanı yok. Hepsinden bıktım. Çok şükür yarın tek bir hoş tarafı olmayan, ne tavrından ne de zekasında beğenilecek hiçbir özellik bulunmayan bir adamın oturduğu yere gidiyorum. Aslında yakından tanımaya değer olan yalnızca aptal erkeklerdir. Dikkat et Lizzie. bu sözlerde sevda yarası almış genç kızların hayal kırıklığı seziliyor. Oyunun bitmesiyle birbirlerinden ayrılmadan önce Elizabeth, dayısıyla yengesinin o yaz yapmayı tasarladıkları bir geziye katılma daveti alma gibi beklenmedik bir mutluluğa erdi. Bu yolculuğun nereye kadar uzanacağını kararlaştırmadık, dedi Bayan Gardiner. Ama belki göller bölgesine kadar uzanırız. Elizabeth için bundan daha hoş bir plan olamazdı. Daveti hemen büyük bir mutlulukla kabul etti. Benim canım, canım yengecim, dedi coşkuyla. Ne sevinç ne mutluluk, canıma can kattınız, bana kuvvet verdiniz. Hayal kırıklığına ve hüzne elveda, Kayaların ve dağların yanında erkekler nedir ki? Ah, ne sevinçli saatler yaşayacağız. Döndüğümüz zaman gezip gördükleri yerlere dair herhangi bir izlenimleri olmayan yolcular gibi olmayacağız. Nereye gittiğimizi bileceğiz. Ne gördüğümüzü hatırlayacağız. Göller, dağlar ve nehirler hayalimizde birbirine karışmayacak. Ne de belirli bir manzarayı anlatırken onun yeri şurasıdır, burasıdır diye kavga edeceğiz. Bizim övgülerimiz diğer yolcularınki gibi bıktırıcı olmayacak. Ertesi gün yolculukta gördüğü her şey Elizabeth için yeni ve ilgi uyandırıcıydı. Keyfi de pek yerindeydi. Çünkü ablasını çok iyi görmüş, sağlığı hakkında hiçbir endişeye neden olmadığını anlamıştı. Kuzeye yapacağı yolculuğun düşüncesi de kendisi için sonsuz bir sevinç kaynağıydı. Ana yoldan ayrılıp da Hansford'a giden patikaya saptıklarında bütün gözler papaz lojmanını aramaya ve herkes her dönemecin ardından karşılarına bu evin çıkmasını beklemeye başladı. Yolun bir yanına Rosing Parkı'nı parmaklıkları sınırlıyordu. Elizabeth burada oturanlar hakkında duyduğu şeyleri düşünerek gülümsedi. Sonunda ev göründü. Hafif bir bayırla yola inen bahçenin ortasında yeşil tahta parmaklıklı ve taştan bir ev vardı. Her şey eve vardıklarını gösteriyordu. Bay Collins ve Charlotte kapıda göründüler ve araba küçük bahçe kapısının önünde durdu. Konuklar çakılı yolda kısa bir yürüyüşte eve giderken herkes birbirine başıyla selam veriyor gülümsüyordu. Misafirlerle ev sahipleri birbirlerini görmenin verdiği sevinç içindeydiler. Bayan Collins arkadaşını çok candan bir sevinçle karşıladı. Bu kadar samimi karşılanmak Elizabeth'i geldiği için gittikçe daha çok sevindiriyordu. Evlenmenin kuzeninin tavırlarında hiçbir değişiklik yapmadığını fark etti. Aynı resmi nezaketini koruyordu ve ailesinin sağlık durumunu sormak ve memnuniyet verici cevaplar almak için genç kızı birkaç dakika kapıda tuttu. Bundan sonra Bay Collins'in girişteki holün güzelliğini övmesi için bir süre oyalanmasını saymazsak, vakit kaybetmeden içeri girdiler. Salona gelir gelmez Bay Collins ağdalı bir resmiyetle hepsine bir kez daha hoş geldiniz diyerek fakir fakirhanesine şeref verdiklerini belirtti. Sonra da karısının içecek bir şey almaları konusunda yaptığı bütün teklifleri yineledi. Elizabeth kendini kuzeninin caka satmasını görmeye hazırlamıştı. Bay Collins odanın genişliği, manzarası ve mobilyaları üzerinde dururken, genç kız Bay Collins'in bunları özellikle kendisine göstermek istediği duygusuna kapılıyordu. Bay Collins, Elizabeth'in kendini reddetmekle neler kaybettiğini ona anlatmak ister gibiydi. Fakat her şey rahat, derli toplu görünse de genç kız herhangi bir pişmanlık belirtisi göstererek kuzenini memnun edemedi. Tersine, böyle bir hayat arkadaşıyla bir arada olduğu halde hala neşeli olabilen arkadaşına şaşkınlıkla bakıyordu. Bay Collins, karısının utanacağı bir şey söyleyince ki bu sık oluyordu, Elizabeth gözlerini istemeden Charlotte'a çeviriyordu. Bir iki kez arkadaşının hafifçe kızardığını fark etti. Ama genelde Charlotte akıllılık ediyor, her şeyi duymuyordu. Büfeden şöminenin önündeki parmaklığa kadar odadaki her mobilya parçasını beğenip övmeye, Londra'da olup bitenleri anlatmaya yetecek kadar oturduktan sonra Bay Collins misafirlerini bahçede dolaşmaları için çağırdı. Geniş ve iyi düzenlenmiş bahçenin bakımıyla kendisi ilgileniyordu. Bahçesinde çalışmak en çok övündüğü zevklerinden biriydi. Ve Charlotte'ın bahçeyle uğraşmanın çok yararlı bir spor olduğunu ve kocasını buna elinden geldiği kadar özendirdiğini ciddiyetle söylemesine Elizabeth hayranlık duydu. Gerek yollarda gerek yol dönemeçlerinde hep önden giden Bay Collins onlardan beklediğini hissettirdiği övücü sözlerin söylenmesine Güç bela fırsat verirken geride bıraktıkları manzaraların güzelliğine de işaret ediyordu. Dört bir yandan uzanan tarlaların ve çok uzak koruluktaki ağaçların sayısını bile ezberebiliyordu. Ama papaz evinin karşısına düşen ağaçların arasında görünen Rosings ne kendi bahçesiyle ne civardaki ne de ülkedeki hiçbir manzarayla kıyaslanamazdı. Bu köşk bir yamaca yapılmış güzel ve modern bir binaydı. Bay Collins misafirlere bahçeden sonra kendine ait olan iki tarlayı da gösterecekti. Fakat bayanlar sabahki kırağının ıslaklığına dayanacak türden pabuçlar giymemiş olduklarından geri döndüler. Ve Sir William, Bay Collins'e eşlik ederken Charlotte'a kardeşiyle Elizabeth'i diğer odaları gezmeleri için eve götürdü. Belki de burasını kocasının yardımı olmaksızın kendisi gezdirip göstereceği için çok seviniyor olsa gerekti. Ev biraz küçüktü ama iyi inşa edilmişti. Her şey güzel, temiz ve kullanışlı bir şekilde yerleştirilmişti. Elizabeth bunun Charlotte'ın becerisi olduğu sonucunu çıkardı. Bay Collins'i unutabilse etrafta gerçekten huzur hissedebiliyordu. Bundan Charlotte'ın da açıkça memnun olduğunu gören Elizabeth onun Bay Collins'i sık sık unutabilmeyi başardığını düşündü. Elizabeth, Lady Catherine'in hala köyde olduğunu öğrenmişti. Yemekteyken bundan gene söz açılınca Bay Collins söze karıştı. Evet bayan Eliza, Lady Catherine Duberg'ü gelecek pazar kilisede görme şerefine ereceksiniz. Ve kendilerini çok beğeneceğinizi söylememe gerek yok. Çok hatırsayan, çok alçak gönüllü bir eğitidir. Tören bittikten sonra sizinle biraz ilgilenme alçak gönüllülüğünde bulunacaklarından ve böylece size büyük bir şeref bağışlayacaklarından kuşkum yok. Burada bulunduğunuz süre boyunca bize bağışlayacakları her davet şerefinde siz ve Maria kardeşimi de unutmayacağımı hiç çekinmeden söyleyebilirim. Şarlıkçığıma karşı pek tatlı davranıyorlar. Haftada iki defa Rosings'de yemeye kalıyoruz. Dönüşte de yüremimize izin vermezler. ''Sayın Lady'nin arabası tam zamanında bizim için hazırlatılır. Arabalarından bir demek daha doğru olur çünkü çok arabası var.'' Charlotte, ''Lady Catherine gerçekten çok saygıdeğer. Aklı başında bir kadın ve çok iyi bir komşu.'' diye ekledi. ''Çok doğru hayatım. Benim demek istediğim de bu. Ona ne kadar saygı duyulsa gene de azdır.'' O gecenin büyük kısmı Hartfordshire'la ilgili haberlerden bahsedilmesiyle ve mektuplarda bildirilenlerin tekrarlanmasıyla geçti. Elizabeth odasında yalnız kalınca Charlotte'ın ne dereceye kadar memnun olduğunu düşünmeye, kocasına yol göstermek ve onu idare etme işini ne dereceye kadar başarabildiğini anlamaya çalıştı. Arkadaşının bunda çok başarılı olduğunu kabul etmek zorundaydı. Misafirliğinin nasıl geçeceği de şimdiden belliydi. Alışıldık eğlenceler, Bay Collins'in müdahaleleri, Rosings'e yapılacak ziyaretlerin neşesi. Çok geçmeden gördüğü rüyalar bu düşüncelerin hepsini sildi. Elizabeth ertesi gün öğleye doğru yürüyüşe çıkmak için odasında hazırlanırken bütün evi karmaşaya boğan bir gürültü duydu. Bir an kulak kabarttıktan sonra birinin müthiş bir aceleyle yukarı koştuğunu, bağırarak onu çağırdığını duydu. Kapıyı açınca sahanlıkta Maria ile karşılaştı. Maria heyecandan nefes nefese Ah Elizacığım dedi. Lütfen acele yemek odasına gel. Görmen gereken bir şey var. Ne olduğunu söylemeyeceğim ki hemen aşağıya inebilirsin. Elizabeth boşuna soru sordu. Çünkü Maria hiçbir şey söylemiyordu. Bu olağanüstü manzarayı görmek için koşarak yolun karşısına düşen yemek odasına indiler. Bahçe kapısındaki alçak bir faytonda iki bayan vardı. Hepsi bu mu? diye bağırdı Elizabeth. Ben en azından domuzlar bahçeye saldırmıştır diye düşünmüştüm. ''Oysa Lady Catherine'le kızından başka bir şey göremiyorum.'' ''Yanılıyorsun şekerim.'' dedi Maria. Bu yanlışlık karşısında biraz şaşırmıştı. ''O Lady Catherine değil. İhtiyar kadın, onlarla yaşayan bayan Jenkins'ın. Diğeri de küçük bayan Duberg. Şuna bir bak, ne ufacık bir yaratık. Bu kadar sıska, bu kadar ufak tefek olacağı kimin aklına gelirdi?'' ''Bu rüzgarda Charlotte'ı dışarıda tutmakla büyük bir kabalık ediyor. Neden içeri girmiyor?'' Charlotte'ın söylediğine göre içeri girmeleri lütufların en büyüğüymüş ve bu lütfu çok ender bağışlarmış. Kafası bambaşka fikirlerle dolu olan Elizabeth, görünüşe hoşuma gitti, dedi. Hasta ve huysuz bir hali var. Evet ona çok uygun. Tam ona göre bir eş. Bay Collins Charlotte bahçe kapısında bayanlarla konuşuyorlardı. Sir William kapının eşiğinde yaşanan olayın büyüklüğünü kavramaya çalışan bir tavırla duruyor. Bayan Duberg ne zaman o tarafa baksa hemen yerlere kadar eğiliyordu. Bu durum Elizabeth'i çok eğlendirdi. Sonunda söylenecek başka söz kalmamış olacak ki bayanlar arabayı sürdüler. Ev sahipleri de eve girdiler. Bay Collins, Elizabeth'le Maria'yı görür görmez onları talihli oldukları için kutlamaya başladı. Şarlı tepsinin ertesi gün Rosings'te yemeğe çağrıldığını söyleyerek kocasının tebriklerinin nedenini açıkladı. Bu davet Bay Collins'in zaferini tamamlamıştı. Koruyucusu olan hanımefendinin görkemini göstererek misafirlerini şaşırtmak, onun kendine ve karısına gösterdiği nezaketi görmelerini sağlamak tam dilediği şeylerdi. Lady Catherine'in kendisine bunu yapabilme fırsatını bu kadar çabuk vermesi alçak gönüllülüğünün Öyle güzel bir belirtisiydi ki, genç papaz bu lütuf karşısında duyduğu mutluluğu nasıl anlatacağını bilemiyordum. Doğrusu, dedi, Sayın Lady pazar günü bizi çaya çağırsa ve pazar akşamını Rosings'te geçirmemizi istese hiç yaşmazdım. Onun yüce gönüllü olduğunu bildiğim için böyle bir şeyi bekliyordum. Ama bu kadar yakın bir ilgi göstereceğini kim umardı? Gelişinizden hemen sonra ziyafete çağrılacağımız, hem de hepimiz birden... Kimin aklına gelirdi? Sir William, hayatta konumunun sağladığı imkanlar sayesinde yüksek taba tabakadakilerin tavır ve hareketleri hakkında edindiğim bilgi bu davet karşısında şaşkınlık duymamı engelliyor diye karşılık verdi. Bu seçkin terbiye saray çevrelerinde pek görünmeyen şey değil. Bütün gün ve ertesi sabah Rosings'e yapılacak ziyaretten başka hiçbir şeyden söz açılmadı. Bay Collins, nelerle karşılaşacaklarını onlara dikkatle anlatarak odaların manzarası, hizmetçilerin çokluğu ve yemeğin görkemi karşısında şaşırıp kalmalarını önlemeye çalışıyordu. Bayanlar giyinmek için odalarına çekilirken de Elizabeth'e ''Görünüşünüz konusunda kendinizi üzmeyin sevgili kuzenim'' dedi. Lady Catherine kendine ve kızına uygun zarif elbiseleri bizden beklemekten çok uzaktır. Size tavsiyem en iyi elbiselerinizi giyivermenizdir.'' Daha fazla özenmenize gerek yok. Basit giyindiniz diye Lady Catherine sizi küçük görmez. Sınıf farkının gözetilmesi hoşuna gider. Giyinirlerken de Bay Collins iki üç kez her birinin kapısına giderek çabuk olmalarını, Lady Catherine'in yemeğe geç kalınmasından hiç hoşlanmadığını söyledi. Sayın Lady ve yaşayış tarzı hakkında anlatılan bu debdebeli şeyler, kalabalığa girmeye pek alışık olmayan Maria Lucas'ı Adam akıllı korkutmuştu ve Rossings'e takdim edilmek ona babasının saraya takdim edilirken duyduğu korkuyu yaşatıyordu. Hava güzel olduğu için parkın içinden yarım mil kadar bir mesafeyi yürüyerek geçtiler. Her park güzeldir ve kendine göre bir manzarası vardır. Elizabeth bu manzaradan Bay Collins'in umduğu kadar sarhoşluk duymamakla ve evin ön cephesindeki pencerelerin sayısı Bunların Sir Lewis Dubourg'e e kaça mal olduğu hakkında verilen bilgilere pek az etmekle beraber gözünü okşayacak bir hayli şey buldu. Köşkün merdivenlerini çıkıp hole geldiklerinde Maria'nın heyecanı da her an artıyordu. Hatta Sir William bile soğukkanlılığını kaybetmişti. Elizabeth'in cesareti kendisini yarı yolda bırakmadı. Lady Catherine'in olağanüstü yetenekli veya mucizevi denebilecek kadar erdemli, üstün bir insan olduğuna dair bir şey duymamıştı Elizabeth ve onun parasıyla sağladığı mevkiinin verdiği üstünlüğü de sarsılmadan seyredebilecek güçteydi. Bay Collins'in kendinden geçip coşarak büyüklüğünü ve süslemelerinin güzelliğini belirttiği holden geçip hizmetçileri takip ederek Lady Catherine, kızı ve Bayan Jenkins'in oturdukları salona açılan bekleme odasına geldiler. Sayın Lady büyük bir alçak gönüllülükle onları karşılamak için ayağa kalktı. Bayan Collins kocasıyla önceden anlaşmış, takdim etme işini kendi üzerine almıştı. Bu nedenle bu iş Bay Collins'in gerekli göreceği özür dilemelerden ve teşekkürlerden uzak, sade bir şekilde yapıldı. Seth James'i gördüğü halde Sir William etrafını saran ihtişam karşısında o kadar şaşırmıştı ki kendinde ancak hafif bir reverans yapacak kadar cesaret bulabildi. Sonra da tek bir söz söylemeden yerine oturdu. Korkusundan neredeyse aklını kaçırmış olan kızı da nereye bakacağını kestiremeyen bir halde iskemlesinin kenarına ilişmişti. Elizabeth durumu hiç yadırgamadı. Karşısındaki bayanları telaşlanmadan inceleyebiliyordu. Lady Catherine uzun boylu, iri bir kadındı. Bir zamanlar güzel olduğu belli olan yüz hatları keskindi tavrı dostça olmadığı gibi misafirlerini karşılarken takındığı tavırlar da onlara aşağı tabakadan olduklarını unutturmaktan uzaktı. Sessiz durarak çevresindekilerin cesaretini kırmıyordu ama her sözü kendini çok önemli bir kişilik saydığını gösteren oldukça otoriter bir tavırla söylüyordu. Bu Elizabeth'e hemen Bay Wickham'ı hatırlattı. O gün gördüklerinden Elizabeth, Lady Catherine'in tıpkı Wickham'ın anlattığı gibi bir kadın olduğu kanısına vardı. Elizabeth, Lady'yi süzerek gerek çehresinde gerek tavırlarında Bay Darcy'ye andıran yanlar bulduktan sonra gözlerini kıza çevirdi. Onun bu kadar sızka, bu kadar ufak tefek oluşuna şaşmakta olan Maria'ya neredeyse hak verecekti. Ne vücut ne de çehre bakımından iki Lady arasında hiçbir benzerlik yoktu. Genç Dubert soluk ve çelimsizdi. Hatları basit değilse de silikti. Bayan Jenkins'ın alçak sesle söyledikleri hesaba katılmazsa pek az konuşuyordu. Bayan Jenkins'ın görünüşünde de dikkati çekecek bir şey yoktu. Bütün işi gücü Bayan Duberg'ün söylediklerini dinlemek, genç lady'nin gözü rahatsız olmasın diye hiç durmadan ışık gelmesini önleyen paravanayı ayarlamaktı. Birkaç dakika oturduktan sonra hepsi güzel manzarayı övmeleri için pencerelerden birine gönderildiler manzaranın güzelliklerine işaret etmek üzere Bay Collins de onlarla beraber kalktı. Ve Lady Catherine ise özellikle yazın görülmeye değer olduğunu belirtme iyiliğinde bulundu. Yemek son derece güzeldi. Bay Collins'in söylemiş olduğu gibi bütün uşaklar ve bütün güzel tabak takımları ortaya çıkmıştı. Gene önceden bahsettiği gibi Bay Collins, Sayın Lady'nin isteği üzerine masanın öbür yanına oturdu. Halinden hayatta bundan daha büyük bir şeref olamayacağını düşündüğü anlaşılıyordu. Önündeki eti usulüyle kesiyor, yiyor, yemekleri büyük mutluluk ve sevinçle övüyordu. Her yemek önce Bay Collins, onun ardından da damadının söylediklerini yankı gibi tekrarlayacak kadar kendini toparlamış olan Sir William tarafından övülüyordu. Lady Catherine de onların bu aşırı hayranlıklarından memnun görünüyor, hele gelen yemek misafirlerin o zamana kadar görmedikleri bir çeşitse onları lütufkar gülümsemelere boğuyordu. Yemekte pek konuşma olmadı. Elizabeth fırsatını bulsa konuşmaya hazırdı ama Charlotte'la bayan Dubourg'un arasına oturmuştu. Charlotte, Lady Catherine'i dinlemekle meşguldü. Genç Dubourg ise yemekten kalkıncaya kadar tek kelime etmedi. Bayan Jenkins'ın işi gücü genç kızın ne kadar az yediğini söylemek, onu yeni gelen yemekten tatmaya zorlamak ve acaba hasta mı diye endişe duymaktı. Maria konuşmayı aklına bile getirmiyordu. Baylarsa yemekten ve yediklerini övmekten başka bir şey yapmıyorlardı. Bayanlar salona döndüklerinde kahve gelinceye kadar hiç aralıksız konuşan Lady Catherine'i dinlemekten başka yapacak pek bir şey bulamadılar. Lady her konuda düşüncelerini o kadar kesin bir dille söylüyordu ki Görüşlerinin reddedilmesine alışık olmadığı belliydi. Charlotte ev işleriyle ilgili ayrıntılı, hatta özel sorular sordu ve genç kadına her konuda uzun öğüt verdi. Bu gibi küçük bir ailede her şeyin nasıl ayarlanması gerektiğini, ineklerine ve kümes hayvanlarına nasıl bakılacağını anlattı. Elizabeth bu büyük leydinin başkalarına emretme fırsatı veren en küçük şeyle bile ilgilendiğini anlıyordu. Bayan Collins'le konuşurken arada bir de Maria ve Elizabeth'e çeşitli sorular soruyordu. Ama özellikle kimin nesi olduğunu pek az bildiği ve Bayan Collins'e belirttiği gibi çok terbiyeli ve şirin bulduğu Elizabeth'e ilgi gösterdi. Kaç kız kardeşi olduğunu, bunların Elizabeth'ten büyük mü yoksa küçük mü olduklarını, içlerinden birinin evlenme olasılığı olup olmadığını, güzel olup olmadıklarını, nerede eğitim gördüklerini, babalarının ne tür araba kullandığını, annesinin kızlık adını sorup durmuştu. Genç kız bu sorulardaki küstahlığı hissediyor fakat hepsine soğukkanlılıkla cevap veriyordu. En sonunda Lady Catherine, ''Sanırım babanızın mülkü Bay Collins'e miras kalacakmış.'' dedikten sonra Charlotte'a dönerek, ''Sizin adınıza seviniyorum ama gerçekte mülkün evlattan evlada geçmemesi için bir neden görmüyorum.'' Sörli ailesine Buna gerek duyulmamıştı. Piyano çalar, şarkı söyler misiniz Bayan Bennet? Biraz. İyi. O zaman bir başka gün sizi dinlemekten mutluluk duyarız. Piyanomuz çok mükemmeldir. Belki de şeyden daha üstündür. Neyse bir gün denersiniz. Kız kardeşleriniz de piyano çalıp şarkı söylüyorlar mı? Biri. Neden hepiniz öğrenmediniz? Hepinizin öğrenmesi gerekirdi. Ve, ve ailesinin bütün kızları bilir. Hem de babalarının sizin babanızınki kadar iyi bir geliri yok. Resim yapanınız var mı? Hayır, hiçbirimiz. Ne? Hiçbiriniz mi? Hiçbirimiz. Bu çok tuhaf. Ama herhalde fırsat bulamamışsınızdır. Anneniz sizi her baharda Londra'ya götürerek büyük sanatçılardan yararlanmanızı sağlamalıydı. Annemin buna bir itirazı olmazdı ama babam Londra'dan nefret eder. Mürebbiyeniz yanınızdan ayrıldı mı? Hiç mürebbiyemiz olmadı. Mürebbiyeniz yok muydu? Bu nasıl olur? Eş kız evde mürebbiyesiz yetişsin. Hiç böyle şey duymadım. Anneniz herhalde eğitiminiz için kendini parçalamıştır. Elizabeth, Lady'ye bunun hiç de böyle olmadığını bildirirken az daha kendini tutamayarak gülecekti. O halde sizi kim okuttu, kim yetiştirdi? Mürebbiyeniz olmadığından sanırım eğitimde geri kalmışsınızdır. Kimi ailelerle kıyaslanınca öyle olduğunu sanıyorum. Ama öğrenmek isteyenlerimiz için her zaman imkan vardı. Okumaya özendiriliyorduk ve kitaplığımızda gerekli bütün büyük yazarların kitapları vardı. Tembellikten hoşlananlarımız da tabii tembellik ettiler. Kuşkusuz ama mürebbiyede işte bu tembelliği önlemek için gereklidir. Annenizi tanımış olsaydım bir mürebbiye tutması için ona canla başla önerilerde bulunurdum. Düzenli öğretim olmadıkça eğitim yapılamayacağını hep söylemişimdir. Bunu da ancak bir mürebbiye verebilir. Bu konuda kaç aileye yardım ettiğimi bilseniz şaşarsınız. Genç kızları iyi ailelerin yanına yerleştirmekten hep mutluluk duymuşumdur. Bayan Jenkins'ın dört yeğeni de benim aracılığımda çok iyi yerlere yerleştiler. Daha geçen gün rastlantı eseri duyduğum bir genci tavsiye ettim. Onu alan aile de çok memnun. Bayan Collins, size Lady Matt Galfin dün gelerek bana teşekkür ettiğini söylemiş miydim? Bayan Pop'tan çok memnunum. Lady Catherine, siz bana bir hazine verdiniz diyor. Kız kardeşlerinizden sosyeteye tanıştırılan oldu mu Bayan Elizabeth Bennet? Evet efendim, hepsi. Hepsi mi? Nasıl? Beşi birden mi? Çok garip. Siz en büyükleri bile değilsiniz. Büyükler evlenmeden küçükler sosyeteye karışsın ha? Küçük kardeşleriniz epey genç olsa gerek. Evet, en küçüğümüz daha 16'sında yok. Sosyeteye karışmak için belki henüz çok küçük sayılır ama büyükler çabuk evlenmiyor veya evlenemiyor diye küçüklerin sosyeteden ve eğlenceden paylarını almamaları bence haksızlık efendim. Gençliğinin tadını çıkarmaya en büyük kız kadar en küçük kızın da hakkı var. Sırf ablaları evlenmedi diye küçükleri eve kapatmak bence bunun ne kardeş sevgisine ne de duyguların gelişimine bir faydası olur. Lady, bu kadar genç bir insan için fazla kesin konuşuyorsunuz, dedi. Kaç yaşındasınız Tanrı aşkına? Elizabeth gülümseyerek, kendimden küçük, üç yetişmiş kız kardeşim olduğu düşünülürse, sayın Lady, yaşımı açıklamamı herhalde beklemezler, dedi. Lady Catherine doğrudan bir cevap alamadığı için adam akıllı şaşırmışa benziyordu. Elizabeth bu kadar büyük bir cüret göstermeye cesaret eden ilk kişinin kendisi olduğunu düşündü. Lady, yirmiden fazla olamazsınız dedi. Buna eminim, onun için yaşınızı gizlemenize gerek yok. Yirmi bir yaşıma daha basmadım. Baylar da onlara katılıp çay içildikten sonra oyun masaları çıkarıldı. Lady Catherine, Sir William, Bayan ve Bay Collins kadril oyununa oturdular. Genç Burke, Kasino oynamak istediği için iki genç kız da Bayan Jenkins'in kadroyu tamamlamasına yardım etme şerefini kazandılar. Ama bu masada müthiş bir aptallık hakimdi. Arada sırada Bayan Jenkins'in genç Bayan Duberg'ün üşümesinden, ateşi olmasından, ışığın gözlerine fazla kuvvetli yahut fazla zayıf gelmesinden endişelenmesi dışında ağızlarından oyunla ilgisi olmayan tek bir söz bile çıkmıyordu. Öbür masa çok daha hareketliydi. Lady Catherine hemen hiç durmadan konuşuyor, diğer üçünün hatalarını söylüyor veya bir anısını anlatıyordu. Bay Collins'in işi gücü Sayın Lady'nin her söylediğini onaylamak, kazandığı her fiş için ona teşekkürlerini sunmak, çok kazandığını düşününce özür dilemekti. Sir William fazla konuşmuyor, Lady'nin anılarını ve soyluların isimlerini belleğine kaydediyordu. Lady Catherine ve kızının keyiflerinin istediği kadar oynandıktan sonra masalar kaldırıldı. Bayan Collins'e yapılan araba önerisi teşekkürlerle karşılanınca arabanın hemen hazırlanması emredildi. Bundan sonra herkes Lady Catherine'in ertesi gün havanın nasıl olacağı hakkında yaptığı yorumu dinlemek için şöminenin çevresine toplandı. Ama araba gelince bu konuşma yarım kaldı ve Bay Collins birçok teşekkür nutukları verdikten Sir William'da sayısız reverans yaptıktan sonra ayrıldılar. Araba kapıdan biraz uzaklaşır uzaklaşmaz Bay Collins Elizabeth'e Rosings'te gördükleri hakkında fikirlerini sordu. Genç kız Charlotte'ın hatırı için izlenimlerini aslında olduğundan daha olumlu gösterdi. Fakat kendini zorlama pahasına yaptığı bu övgüler Bay Collins'i kesinlikle tatmin etmedi ve bu yüzden Sayın Lady'i övme işini hemen kendisi üstüne aldı. Sir William, Hansford'da yalnızca bir hafta kaldı. Fakat bu kısa misafirliği, onu kızının çok rahat bir yuva kurduğuna, herkese kolay nasip olmayan bir kocası ve bir komşusu olduğuna inandırmaya yetmişti. Sir William orada kaldığı süre boyunca Bay Collins sabahlarını onu arabasıyla etrafta gezdirmeye ayırmıştı. Ama o gidince bütün aile sıradan işlerine koyuldular. Bu değişiklik üzerine Bay Collins'le birlikte geçen saatlerinin azalmasından Elizabeth memnundu. Çünkü Bay Collins şimdi kahvaltıyla öğle yemeği arasındaki zamanının çoğunu ya bahçede çalışmak veya okuyup yazmakla ya da yola bakan çalışma odasından dışarıyı seyretmekle geçiriyordu. Bayanların oturduğu oda arka taraftaydı. Charlotte'ın yemek salonunun oturma odası olarak kullanılmasına Elizabeth önce şaşmıştı. Çünkü burası hem daha geniş hem de manzaralı bir odaydı. Ama çok geçmeden bunun çok geçerli bir nedeni olduğunu anladı. Bay Collins'in çalışma odası kadar ferah bir odada oturulsa, o zaman genç adam kendi çalışma odasında daha az kalacaktı. Elizabeth aldığı bu önlemden ötürü Charlotte'ı takdir etti. Bu salondan bayanlar bahçe yolunu göremiyordu. Ancak Holden hangi arabaların geçtiğini Özellikle genç Duberg'ün faytonuyla kaç kere çıktığını ve bu hemen her gün tekrarlanan bir şey olduğu halde bildirmeyi hiç ihmal etmeyen Bay Collins'ten öğreniyorlardı. Genç Duberg sık sık papaz evinin önünde durur ve Charlotte'la birkaç dakika konuşurdu. Fakat o kadar çok ısrar edildiği halde arabadan hiç inmezdi. Bay Collins'in Rosings'e gitmediği günler pek azdı ve eşinin de görmeye gitmeyi ihmal ettiği gün yok gibiydi. Elizabeth başka bir papazlık ödeneğinin daha kazanılabileceği olasılığını aklına getirmeden karı kocanın bu kadar uzun saatler harcamalarına bir anlam verememişti. Arada sırada Sayın Lady onlara misafirliğe gelme şerefini bağışlıyor ve bu misafirlikler sırasında odada olan hiçbir şey gözünden kaçmıyordu. Neyle uğraştıklarını inceler, işlerine bakar, bunları başka türlü yapmalarını önerir, eşyanın yerleştirilmesinde kusur bulur, hizmetçiyi tembellik ederken yakalardı. Arada sırada yemek ikramını kabul ettiğinde bunu Bayan Collins'in rostolarının ailesine göre fazla büyük olup olmadığını ölçmek amacıyla yapıyor gibiydi. Elizabeth, bu büyük leydinin suç işleyenlere bakan yargıçlar komisyonunda olmamakla beraber kendi mahallesinde çok etkin bir yargıç olduğunu kısa zamanda gördü. Bu mahallenin en ufak dertlerini bile Bay Collins ona anlatır, kulübelerde kavga çıkarsa hoşnutsuzluk veya yoksulluk baş gösterirse Lady hemen oraya koşar, anlaşmazlıkları çözer, şikayetleri dindirir, onları azarlayarak barıştırır veya parasızlıktan kurtarırdı. Rosings'te yemek daveti haftada iki defa tekrarlanıyordu ve Sir William gittikten sonra yalnızca bir oyun masası kurulması bir yana her toplantı bir öncekinin aynıydı. Çevredeki insanların yaşama biçimi, Collins'lerin erişemediği düzeyde olduğu için bu toplantıların dışındaki eğlenceleri pek sayılıydı. Ama böyle olması Elizabeth'i sıkmıyordu. Genellikle hoş vakit geçiriyor, Charlotte'la tatlı sohbetler ediyordu. Sonra havalar da yılın o zamanına göre çok iyi gidiyor, genç kız da parkta dolaşarak eğlenebiliyordu. Güzel, gölgeli bir patikası da olan ve parkı çevreleyen açık koru boyunca uzanan yolu çok beğeniyordu. Başka hiç kimsenin rağbet etmediği anlaşılan bu yolda Elizabeth, evdekiler Lady Catherine'i ziyarete gittikleri zaman geziniyor, burada kendini Lady Catherine'in meraklı gözlerinden uzak hissediyordu. Bir çeşit et kızartması. Ziyaretinin ilk 15 günü böyle sakin şekilde çabucak geçiverdi. Paskalya yaklaşıyordu. Bu yortudan bir hafta önce Rosings'e gelecek akrabalarla aile kalabalıklaşacaktı ve bu kadar küçük bir çevrede kuşkusuz bunun önemi yoktu. Elizabeth geldikten kısa bir süre sonra Bay Darcy'nin birkaç haftaya kadar Rosings'te beklendiğini duymuştu. Genç kızın Bay Darcy'ye tercih etmediği tanıdıkları pek az olmakla beraber onun gelişiyle Rosings'teki toplantılarda hiç olmazsa yeni bir yüz bulunacağı için memnundu. Ayrıca Elizabeth, genç adamın kuzenine olan davranışına bakarak bayan Caroline Bingley'nin kurduğu hayallerin ne kadar ümitsiz olduğunu da görerek eğlenecekti. Çünkü Bay Darcy'nin gelecek olmasından büyük bir memnunluk duyduğunu belirten, ondan çok büyük hayranlıkla söz eden ve Maria Lucas'la Elizabeth'in onu sık görmüş bulunmalarına adeta öfkelenen Lady Catherine'in kızını Darcy'ye vermeyi kararlaştırdığı belliydi. Bay Darcy'nin gelişi papaz evinde hemen duyuldu. Çünkü Bay Collins o gün sabahtan öğleye kadar Hansford Lane'e bakan evleri görebilecek şekilde yürüyüp duruyordu. Ve dolayısıyla misafirin geldiğini en erken ve kesin olarak o öğrendi. Araba parka girerken yerlere kadar eğilip misafiri selamladıktan sonra hemen eve koşarak büyük haberi verdi. Ertesi sabah da saygılarını sunmak için acele Rosings'e gitti. Bu saygıların Lady Catherine'in iki yeğeni arasında bölüşülmesi gerekiyordu. Çünkü Bay Darcy beraberinde dayısı Lordların küçük oğlu Albay Fitz William adında birini de getirmişti. İşin en şaşırtıcı tarafı Bay Collins'in bu misafir baylarla beraber dönmesiydi. Charlotte kocasının odasından onları görmüştü. Hemen öbür odaya koşarak kızlara kendilerini bekleyen büyük şerefi müjdeledi. Bu şeref için sana çok teşekkür etmeliyim Eliza, dedi. Çünkü Bay Darcy benim ziyaretime asla bu kadar çabuk gelmezdi. Elizabeth bu iltifatı hiç hak etmediğini söylemeye zaman bulamadan kapının zili misafirlerin geldiklerini haber verdi ve az sonra da üç bay odaya girdi. En önde yürüyen Albay Fitzwilliam 30 yaşlarında, yakışıklı olmasa da hali ve tavrıyla tam bir beyefendiydi. Bay Darcy Hartfordshire'da nasılsa gene öyleydi. Bayan Collins'i her zamanki gibi duygularını hiç belli etmeyen bir tavırla selamladı. Elizabeth'e karşı duyguları ne olursa olsun onu da sakince selamladı. Genç kız tek kelime söylemeden sadece selam verdi. Albay Fitzwilliam iyi terbiye görmüş kişilere özgü bir rahatlıkla hemen konuşmaya başladı. Çok hoş konuşuyordu. Ama kuzeni Bay Darcy, Bayan Collins'e ev ve bahçe hakkında birkaç kelime söyledikten sonra bir süre kimseyle konuşmadan oturdu. Yine de sonunda Elizabeth'e ailesinin sağlığını soracak kadar nazik davrandı. Genç kız her zamanki tavrıyla ona cevap verdi ve bir dakikalık bir sessizlikten sonra ''Ablam üç aydan beri Londra'da, onunla hiç karşılaşmadınız mı?'' diye ekledi. Karşılaşmadıklarını çok iyi biliyordu ama Bingley'lerle Jane arasında geçenlerden haberi olduğunu belli edip etmeyeceğini görmek istiyordu. Elizabeth'e sanki Bayan Jane Bennet'a rastlama mutluluğuna eremediğini söylerken Bay Darcy biraz şaşırmış gibi geldi. Bu konuda daha fazla konuşulmadı. Biraz sonra da misafirler gittiler. Evdekiler Albay Fitzwilliam'ın tavırlarını çok beğenmişlerdi ve bayanlar Rosings'teki toplantıların bu genç sayesinde çok daha hoş olacağını hissediyorlardı. Ama köşke ancak birkaç gün sonra çağrıldılar. Çünkü misafirler varken onların arkadaşlığı pek aranmıyordu. Misafirler geldikten bir hafta sonra Paskalya günü böyle bir ilgiyle onurlandırıldılar. O da kiliseden çıkarken akşama oraya gitmeleri söylendiğinde. Hafta içinde Lady Catherine'i ve kızını pek az görmüşlerdi. Bu süre içinde Albay Fitzwilliam papaz evini bir iki defa ziyaret etmişti. Ama Bay Darcy sadece kilisede ortaya çıkmıştı. Davet elbette ki kabul edilmiş ve söylenen saatte Lady Catherine'in salonundaki topluluğa katılmışlardı. Sayın Lady onları nezaketle karşıladı. Fakat bunun kimseyi bulamadığı zamanlardaki kadar istekli olmadığı belliydi. Gerçekten Lady Catherine hemen hep yeğenleriyle ilgileniyordu. Odada herkesten çok onlarla, özellikle Darcy ile konuşuyordu. Albay Pace William misafirlerin geldiğine gerçekten sevinmişe benziyordu. Rosings de Herhangi bir yeniliğe susamıştı. Bayan Collins'in şirin arkadaşı da çok hoşuna gidiyordu. Onun yanına oturmuş kentten ve fırçardan seyahate çıkmaktan, evde oturmaktan, yeni kitaplardan ve müzikten tatlı konuşmuştu. Elizabeth bu odada o zamana kadar bu akşam eğlendiğinin yarısı kadar eğlenememişti. O kadar canlı ve uzun konuştular ki, Bay Darcy'nin yanı sıra Lady Catherine'in de ilgisini çektiler. Darcy'nin meraklı bakışları sık sık onlara çevriliyordu. Biraz sonra Sayın Lady'nin de aynı şekilde merak ettiği belli oldu. Çünkü Lady hiç çekinmeden "Neler anlatıyorsun Fitzwilliam?" dedi yüksek sesle. "Nelerden konuşuyorsunuz? Bayan Elizabeth Bennet'ten neler söylüyorsun? Ben de duyayım." Cevap vermek zorunda kalan Fitzwilliam, "Müzikten konuşuyoruz efendim." dedi. Müzikten mi? O halde rica ederim yüksek sesle konuşun. En hoşlandığım konudur bu. Eğer müzikten söz ediyorsanız sohbetten ben de payımı almalıyım. Sanırım İngiltere'de benim kadar gerçek bir müzik sevgi veya doğuştan zevk sahibi olan çok az kişi vardır. Eğer bir şey çalmayı öğrenseydim kesinlikle büyük bir yetenek olurdum. Sağlık durumu izin verse de kendini müziğe verebilse eminim en de çok güzel çalardı. Georgiana nasıl bu konuda dersi? Bay Darcy, kız kardeşinin yeteneğini sevgi dolu bir dille övdü. Lady Catherine, işte buna çok sevindim, dedi. Lütfen benim adıma ona çok çalışmazsa piyanoyu ilerletemeyeceğini söyle. Darcy, Georgia'nın böyle bir öğüde ihtiyacı olmadığından emin olabilirsiniz. Zaten devamlı çalışıyor, dedi. Ne kadar çalışırsa o kadar iyi. Çalışmanın fazlası yoktur. Bir dahaki mektubumda piyano derslerini hiçbir şekilde asmamasını öğütleyeceğim. Genç bayanlara her zaman sürekli çalışmadıkça ustalığa erişilemeyeceğini söylemişimdir. Bayan Elizabeth Bennet'a da daha çok çalışmazsa gerçekten iyi çalamayacağını birçok kez söyledim. Bayan Collins'in piyanosu yoksa da ona sık söylediğim gibi her gün Rosings'e gelebilir ve Bayan Jenkins'ın odasındaki küçük piyanoda çalışabilir. Evin o tarafında kimseyi de rahatsız etmez. Bay Darcy, teyzesinin kabalığı yüzünden biraz utanmış gibi görünüyordu ve cevap vermedi. Kahveler içildikten sonra Albay Fitzwilliam, Elizabeth'e kendisine piyano çalmaya söz verdiğini hatırlattı ve genç kız hemen piyanoya geçti. Fitzwilliam da bir iskemle çekerek onun yanına oturdu. Lady Catherine bir şarkının yarısına kadar dinledikten sonra gene eskisi gibi öbür yeğeniyle konuşmaya başladı. Sonunda Bay Darcy onu bırakıp kalktı. Ve her zamanki ölçülü tavrıyla piyanoya doğru yürüdükten sonra çalanın güzel yüzünü iyice görebileceği bir yere oturdu. Elizabeth onun ne yaptığını gördü ve uygun olan ilk anda durarak alaylı bir gülümseyişle ''Beni dinlemeye böyle açıkça gelerek beni korkutmak mı istiyorsunuz Bay Darcy?'' dedi. ''Ama kardeşinizin çok güzel çaldığını bildiğim halde yılmayacağım. Başkalarının keyfi olsun diye korkmayacak kadar inatçıyımdır. Beni korkutmak için yapılan her girişim karşısında cesaretim artar. Bay Darcy, yanılıyorsunuz demeyeceğim, cevabını verdi. Sizi gerçekten yıldırma niyetinde olduğuma inanmış olamazsınız. Aslında sizin olmayan fikirleri ara sıra ileri sürmekten çok zevk aldığınızı öğrenebilecek kadar bir süredir sizi tanıma şerefine ermiş bulunuyorum. Elizabeth kendini anlatan bu sözlere candan güldü. Sonra Albay Fils William'a dönerek, ''Kuzeniniz size hakkında çok güzel fikirler verecek ve söylediklerimin bir kelimesine bile inanmamanızı tavsiye edecek.'' dedi. Kendimi az çok beğendirebileceğimi umduğum dünyanın bu köşesinde gerçek karakterimi tamamıyla ortaya dökebilecek birisiyle karşılaşmak benim için gerçekten büyük talihsizlik. Bay Dersi Hartfordshire'daki bütün kusurlarımı sayıp dökmeniz büyük bir insafsızlık olur. Ayrıca iyi bir taktik olmadığını söylememe de izin verin. Çünkü misilleme yapmam için beni kışkırtabilir ve akrabalarınızın üzerinde ağır bir darbe etkisi yapacağı kesin şeyler söyleyebilirim. Genç adam gülümseyerek, sizden korkmuyorum cevabını verdi. Albay Fitzwilliam heyecanlanmıştı. Rica ederim dedi. Onu neyle suçladığınızı bilmek istiyorum yabancılar arasında nasıl davrandığını bileyim. O halde dinleyin ama kendinizi korkunç şeylere hazırlayın. Bay Darcy'yi ilk defa Hartfordshire'da baloda gördüm ve bu baloda ne yaptı dersiniz? Yalnızca dört defa dans etti. Size acı verdiğim için üzgünüm ama doğrusu bu. Erkek sayısı çok az olduğu, birçok genç bayan kavalyesizlikten oturmak zorunda kaldığı halde, evet bunu çok iyi hatırlıyorum, Yalnız dört defadan kalktı. Bay Darcy, bu gerçeği inkar edemezsiniz. O baloda beraber gelmiş olduğum gruptakilerden başka hiçbir bayanla tanışma şerefini kazanmamıştım. Doğru ve bir baloda da kimse kimseyle tanıştırılamaz, öyle değil mi? Evet albay Fitzwilliam, bundan sonra ne çalayım? Parmaklarım emirlerinizi bekliyor. Bay Darcy, tanıştırılmak istesem belki de daha iyi ederdim, dedi. Ama kendimi yabancılara sevdirme konusunda başarılı değilimdir. Elizabeth, genel bay Fitzwilliam'a, ''Bunun nedenini kuzeninize soralım mı?'' dedi. ''Aklı başında eğitimli, dünya görmüş bir adamın kendini yabancılara neden sevdiremediğini ondan öğrenmek isteyelim mi?'' Fitzwilliam, Darcy'ye bakmaksızın, ''Sorunuza cevap verebilirim. Bunun nedeni, kendini hoşa gitme zahmetine sokmak istememesi.'' dedi. Darcy, kuşkusuz karşılığını verdi. Daha önce hiç görmediğim insanlarla hemen rahatça konuşmaya girişme konusunda bazılarında gördüğüm yetenek bende yok. Ne onlar gibi konuşabilirim ne de birçok kez tanık olduğum şekilde konuştuklarıyla ilgilenmiş gibi görünebilirim. Elizabeth, parmaklarım dedi. Piyanonun üzerinde birçok kadınınki kadar ustalıkla kaymıyor. Aynı hızla gidemiyor, aynı ifadeyle çalamıyor. Ama bunun suçunu her zaman kendimde aradım. Çünkü çok çalışma zahmetine katlanmadım. Yoksa benim parmaklarımın da benden çok daha iyi çalan kadınlarınki kadar yetenekli olduğuna inanmadığımdan değil. Darcy gülümseyerek "Çok haklısınız." dedi. "Siz zamanınızı çok daha yararlı şekilde geçirdiniz. Sizi dinleme şerefini kazanan hiç kimse çalışınızda bir kusur görmez. Esasen ne siz ne de ben" becerilerimizi yabancıların önünde sergilemekten hoşlanmıyoruz. Tam bu sırada Lady Catherine ne konuştuklarını sorarak sözlerini kesti. Elizabeth hemen tekrar çalmaya başladı. Lady Catherine yaklaştı. Birkaç dakika dinledikten sonra Darcy'ye "Bayan Elizabeth biraz daha çalışsa, Londra'da bir hocadan da yararlansa hiç de fena çalmayacak. Zevki en kadar iyi olmasa da parmaklarını çok güzel kullanıyor." sağlığı öğrenmesine izin verseydi en çok güzel çalabilirdi. Elizabeth, Darcy'nin kuzeni hakkındaki bu övgülerin ne dereceye kadar içtenlikle desteklediğini görmek için genç adama baktı. Ama ne o anda ne de daha başka bir zamanda hiçbir belirti göremedi. Bay Darcy'nin Bayan Duberg'e davranışına bakarak Caroline Bingley adına içi ferahladı. Çünkü akraba olsalar Bay Darcy ile onun evlenme olasılığı da Andrew Burke kadar kuvvetli olurdu. Lady Catherine, Elizabeth'in çalışı hakkında görüşlerini sayıp dökmeye devam etti. Bunlara sanat ve zevk konusunda birçok ders de karışıyordu. Genç kız bütün bunları nezaket gereği büyük bir sabırla dinledi ve sayın Lady'nin arabası onları götürmek üzere hazır oluncaya kadar beyefendilerin ricasıyla piyanonun başından hiç kalkmadı. Bayan Collins ile Maria bir iş için köye gittiklerinden Elizabeth ertesi sabah yalnız başına oturmuş, Jane'e mektup yazıyordu. Birdenbire kapının zili çaldı. Bir misafir geldiği kesindi. Bir araba sesi duymadığı için genç kız bunun Lady Catherine olabileceği endişesi ve saldırgan sorulardan kurtulmak isteğiyle yarım kalmış mektubunu kaldırırken kapı açıldı. Elizabeth şaşırıp kaldı. Çünkü gelen Bay Darcy'di ve yanında başka hiç kimse yoktu. O da Elizabeth'i yalnız bulmuş olmasına şaşırmış gibiydi. Bütün bayanları evde sanarak geldiğini söyleyerek genç kızı rahatsız ettiği için özür diledi. Oturdular ve Elizabeth, Rosings'tekilerin nasıl olduklarını sorduktan sonra tam bir sessizliğe gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Kesinlikle konuşacak bir şey düşünmek gerekiyordu. Bunun telaşıyla Hartfordshire'da birbirlerini son gördüklerini zamanı hatırlayarak Acele Londra'ya gitmeleri hakkında genç adamın ne söyleyeceğini merak eden Elizabeth, "Geçen Kasım'da," dedi. "Netherfield'den ne kadar acele ayrılmıştınız Bay Darcy? Böyle hemen ardından geldiğinizi görmek Bay Bingley için herhalde hoş bir sürpriz olmuştur. Çünkü hatırladığım kadarıyla o sadece bir gün önce gitmişti. Londra'dan ayrıldığınızda umarım hepsi iyi durumdaydı." "Çok iyiydiler, teşekkür ederim." Genç kız bundan başka bir cevap alamayacağını anladı. Ve kısa bir sessizlikten sonra duyduğuma göre diye ekledi. Bay Bingley tekrar Netherfield'e dönmeye pek niyetli değilmiş. Böyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Ama bundan böyle orada pek az zaman geçirirse hiç yaşmam. Çok dostu var. Dost sayısının durmadan arttığı yaşlara gelmiş bulunuyor. Eğer Netherfield'da pek seyrek kalma niyetindeyse orasını tamamıyla boşaltması komşuları için daha iyi olur. Çünkü o zaman belki de bizler orada sürekli oturacak bir komşu kazanırız. Ama ne var ki Bay Bingley bu köşkü komşularını değil, kendini düşünerek tutmuştur. Burasını tutmaya devam ederken veya boşa de aynı ilkelerle hareket etmesi beklenebilir. Dersi, uygun bir öneri alır almaz orasını boşaltırsa hiç şaşmam, dedi. Elizabeth cevap vermedi. Ondan daha uzun söz etmekten korkuyordu. Söylemek istediği başka bir şey de olmadığı için konu bulma zahmetini karşısındakine bırakmaya karar verdi. Bay Darcy bunu anladı ve hemen söze başladı. Burası çok rahat bir eve benziyor. Bay Collins, Hansford'a ilk geldiği zaman Lady Catherine bu evi düzenlemek için bir hayli uğraştı sanırım. Eminim öyledir ve eminim Lady lütuflarından daha çok minnet duyacak birisini bulamazlardı. Bay Collins açısından çok şanslı görünüyor. Evet, gerçekten öyle. Bay Collins'i kabul edebilecek veya ettikten sonra mutlu edebilecek aklı başında ancak bir iki kadın bulunabilirdi. Onun bunlardan biriyle karşılaşma imkanını bulmasına dostları çok sevinse gerek. Arkadaşım çok akıllıdır. Hoş, Bay Collins'le evlenmesini şimdiye kadar yaptığı en akıllıca hareket saymıyorum ya. Ama çok mutlu görünüyor. Mantıklı bakılırsa Kuşkusuz bu onun için çok iyi bir evlilik. Ailesine ve dostlarına bu kadar yakın bir yerde oturuyor olmak da onun adına herhalde hoş bir şey. Siz buna yakın mı diyorsunuz? Neredeyse 50 mil. Yol iyi olduktan sonra 50 mil nedir ki? Yarım günden biraz daha uzun bir yolculuk. Evet, bence oldukça yakın sayılır. Elizabeth oldukça heyecanlandı. Bayan Collins ailesine yakın bir yerde oturuyor demek aklımdan geçmedi. Bu sizin Hartfordshire'a ne kadar bağlı olduğunuzun kanıtı. Öyle sanıyorum ki Longbourn çevresinin dışında kalan her yer size uzak görünüyor. Bunları söylerken yüzünde beliren anlamlı gülümsemeden genç kız Bay Darcy'nin Jane'i ve Netherfield köşkünü ima ettiği anlamını çıkardı. Elizabeth cevap verirken kızardı. Bir kadın ailesine pek yakın bir yerde oturmamalıdır demek istemiyorum uzak ve yakın görecelidir ve birçok değişen koşullara bağlıdır. Yolculuk masrafını önemsiz kılacak kadar zengin olanlar için mesafe sorun olmaktan çıkar. Ama Charlotte o durumda değil. Bay ve bayan Collins'in rahat yaşayacak kadar gelirleri var ama bu para sık sık yolculuk yapmalarına yetmez. Bence arkadaşım ailesine burasının yarı yolu kadar bir mesafede otursaydı bile gene kendini yakın sayamazdı. Bay Darcy iskemlesini biraz ona yaklaştırarak yerinize bu kadar bağlı olmaya hakkınız yok dedi. Her zaman Longbourn'da kalamazsınız. Elizabeth şaşırdı. Genç adam duygularında bir değişiklik istediğince iskemlesini geri çekti. Masanın üzerinden bir gazete aldı ve gözlerini satırlarda gezdirerek daha soğuk bir ses tonuyla kentten hoşlandınız mı dedi kent hakkında başlayan ve iki tarafında sakin ve kısa cümleleriyle devam eden konuşma, yürüyüşten henüz dönen Charlotte'la kız kardeşinin içeri girmesiyle kesildi. Elizabeth'le Darcy'yi baş başa bulmak onları şaşırtmıştı. Bay Darcy, bayan Elizabeth Bennet'a rahatsız etmesiyle sonuçlanan hatasını anlattı. Kimseyle fazla bir şey konuşmadan birkaç dakika daha oturduktan sonra çıkıp gitti. O gider gitmez Charlotte, bu ne anlama geliyor Elizacığım? Herhalde sana aşık. Yoksa taş çatlasa bizi ziyarete böyle habersiz gelmezdi. Ama Elizabeth onun ne kadar az konuştuğunu anlatınca Charlotte'ın bütün dileklerine rağmen bunun aşk işi olmadığı anlaşılmıştı. Bir sürü olasılık ileri sürüldükten sonra genç adamın yapacak başka bir şey bulamadığı için geldiğinde karar kıldılar. Yılın bu mevsiminde gerçekten yapılacak çok az şey vardı. Açık hava sporlarının mevsimi geçmişti. Evdeleydi Catherine kitaplar ve bilardoyla da zaman geçirilebilirdi ama erkeklerin sürekli evde kalmaları beklenemezdi. Papaz evinin yakınlığı veya oraya giden yolun güzelliği ya da içinde oturanlar iki kuzeni hemen her gün oraya çekiyordu. Sabahın çeşitli saatlerinde bazen ayrı ayrı bazen birlikte arada sırada da teyzelerinin eşliğinde misafirliğe geliyorlardı. Albay Fitzwilliam'ın dostluğundan hoşlandığı için geldiği ortada olduğundan genç adam daha çok güven veriyordu. Onunla beraber olmaktan duyduğu memnuniyet aynı zamanda genç adamın açıkça görülen hayranlığı Elizabeth'e, eski gözdesi George Wickham'ı hatırlatıyordu. Onları kıyaslarken Albay Fitzwilliam'ın tavırlarını Wickham'ınkinden daha az çekici bir yumuşaklıkta bulmasına rağmen kültür yönünden Albay'ı, düşünce bakımından onu daha üstün buluyordu. Bay Darcy'nin papaz evine neden sık sık misafirliğe geldiğini anlamak daha zordu. Herhalde sohbet etmeye gelmiyordu. Çünkü bazen on dakika hiç ağzını açmadan oturduğu oluyordu. Konuştuğu zaman da istediği için değil de gerektiği için konuşuyormuş gibiydi. Sanki zevk almıyor, adetlerin gereğine uyuyordu. Gerçekten samimi göründüğü zamanlar enderdi. Bayan Collins ona nasıl davranacağını kestiremiyordu. Albay Fitzwilliam'ın onun bu aptallığına gülmesi, Darcy'nin genelde böyle olmadığını gösteriyordu ki, Charlotte onu az tanıdığından bunun nedenini kendiliğinden bilemezdi. Bu değişikliğin aşktan kaynaklandığına, bu aşkın arkadaşı Eliza'ya yöneldiğine inanmak istediği için bu konuyu halletmeyi kendine iş edindi. Rosings'e her gittiklerinde veya o Hansford'a her geldiğinde Charlotte, Bay Darcy'yi gözetliyor ama bir sonuca ulaşamıyordu. Arkadaşına sık sık baktığı kesindi ama bu bakışların ne anlama geldiği tartışılırdı. Bu derin, sabit bakışlarda büyük bir hayranlık olduğundan genç kadın çoğu kez kuşkulansa da bazen dalgınlıktan başka bir şey okunamıyordu. Birkaç kez Elizabeth'e Darcy'nin ona eğilim duyması olasılığından söz etti. Ama genç kız bu fikre hep gülüyordu. Bayan Collins de hayal kırıklığıyla bitebilecek ümitler uyandırma tehlikesine karşı bunun üstünde fazla durmayı doğru bulmadı. Çünkü Charlotte, Bay Darcy'nin kendine aşık olduğuna inandığı anda Elizabeth'in ona karşı duyduğu bütün soğukluğu kesinlikle unutacağı kanısını edinmişti. Elizabeth için kurduğu tatlı hayaller arasında onun Albay Fitzwilliam'la evlenmesi de vardı. Bu genç eşsiz derecede hoş bir adamdı kuşkusuz Elizabeth'i beğeniyordu ve konumu da çok elverişliydi. Ama bütün bunlara rağmen Bay Darcy'nin kilisedeki önemli nüfuzuna karşılık kuzeninin hiçbir nüfuzu yoktu.